yıllarca beni o zaman anladılar. Kocaman bir yol için katmanım bitcoin gibi yükselir giderek hep üstümde bir leke rap. Şahsın ukulelalar kavun burada merhaba. Nasıl bir parodi ki bu dedim üç evet de hayır. Garip lan naifken ayıplar bizi bak sövüp sayıp. Kafamın yeri gibi benim geleceğim de kıyır. Okudum yıllarca bu boku torunum yok ulan. Yüzümde biricik var belli bir aga var. Lan onlar rap azalır bak. Kaynar rap kazanımda isteyit yazarım ha. İsteyit yazarım ha. İsteyit yazarım ha. Hedefi 12'den vur ne para ne pul lan. Fikirler meşru, kafam hep meşgul. Şakamı yapıyorum asiktir lan oradan. Garip bir fondan öğretirim yordan. Peşimde benimle şans ederim ölümle dans. Kazandım deneyim bak hepsinin nedeni var. Peşimde benimle şans ederim. Katmanda kafamı melodilerim yapar aga. Kalamaz başarmam gerek hayaller hep havada. Çağrı bana dedi ki bir şarkı yapıp yayınla. Ben de ona dedim ki yerim hep yanım unutma. Katman. Maestro. Hey hey yerim hep yanım bunu unutma. Hype yeni ortamına geliyor bir numara. Yiyorsa bizim ekiple girmelisin kumara. Artık acımak yok oğlum mic başında ukala. Bizim ekiple girmelisin kumara. Artık acımak yok avun mic başında ukaya. Beni o zaman anladılar. Kocaman bir yol için katmanım bitcoin gibi yükselir giderek hep üstümde bir leke rap. Şahsın ukulelalar kavun burada merhaba. Nasıl bir parodi ki bu dedim üç evet de hayır. Garip lan naifken ayıplar bizi bak sövüp sayıp. Kafamın yeri gibi benim geleceğim de kıyır. Okudum yıllarca bu boku torunum yok ulan. Yüzümde biricik var belli bir aga var. Gülmesen de yaşar. Lan onlar rap azalır bak. Kaynar rap kazanımda isteyit yazarım ha. İsteyit yazarım ha. İsteyit yazarım ha. Hedefi 12'den vur ne para ne pul lan. Fikirler meşru, kafam hep meşgul. Şakamı yapıyorum asiktir lan oradan. Garip bir fondan öğretirim yordan. Peşimde benimle şans ederim ölümle dans. Kazandım deneyim bak hepsinin nedeni var. Peşimde benimle şans ederim ölümle dans. Kazandım deneyim bak hepsinin nedeni var. İçimde bir sancı var. Beynim şaka dolar. Yargılama zarar. Yok yok keyfim kaç. Katmanda kafamı melodilerim yapar aga. Kalamaz başarmam gerek hayaller hep havada. Çağrı bana dedi ki bir şarkı yapıp yayınla. Ben de ona dedim ki yerim hep yanım unutma. Katman. Maestro. Hey hey yerim hep yanım bunu unutma. Hype yeni ortamına geliyor bir numara. Yiyorsa bizim ekiple girmelisin kumara. Artık acımak yok avun mic başında ukala. Hey hey yerim hep yanım bunu unutma. Hype yeni ortamına geliyor bir numara. Yiyorsa bizim ekiple girmelisin kumara. Artık acımak yok avun mic başında ukala. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şükrücüm sesim geliyor mu? Geliyor. O zaman. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni apar topar böyle çağırdık ama.
Ya bir saat önceden haber vermen iyi oldu ama. Ama şey, zaten daha önce konuşmuştuk ya, bu hafta sonu ben aklımdadır diye düşünmüştüm. Bir de şöyle bir şey oldu. Hiç değildi. Ya çok fazla zaten bir yerden paylaşmadım çünkü nasıl bir şey çıkacağını ben de bilmiyorum. Yani tahmin edemediğim bir şey olduğu için tam olarak ne çıkacak, nasıl cringe mi olacağız, gülecek miyiz gerçekten onu da kestiremediğim için çok da falan böyle bir yerde de paylaşmadım. Son dakika yayına girerken storiesini attım. Zaten yayınlarda söylemiştim. Doğru düzgün bir yerde paylaşmadım. Yani content çalışırsa bakacağız. Bugün göreceğiz. Eğer olursa haftaya daha profesyonel. Yani şarkıyı da sağ olsun Kavun'la Petrik. Yani böyle dakikalar kala çözdüler. Yaptılar, helal olsun. Boku yiyorlar. O şekilde yani. Hoş geldin ama. Değişik kişiler var. Ben de çok fazla Ya konuşmadım. şöyle bir durum var. Bana dedin ki bir konsept yapalım seninle. Asansördeydik biz. Evet. Asansör hani son anda ayağını koyarsın ya böyle asansör gitmesin diye görüşürüz demek için. Tam Evet. asansör ayağımı koydum dedi ki ya bir içerik yapalım dedi. İnsanlar şaka yapsın, komedi falan gülmeyelim dedi. Ben de dedim ki yani bu benim normal halim. O da işte o yüzden dedi daha iyi olur dedi. Yani para vermek zorunda falan kalmayız, ödül vermeyiz dedi, gülmezsin dedi. Ben de tamam dedim. Benim buradaki görevim şu an ben duracağım. Yani zannetmiyorum beni herhangi birinin güldürebileceğini ama çok da iddialı konuşmayayım. Çünkü çok zayıf noktalarım var. Benim güldüğüm şeyler var aslında. Ama bakalım onlardan gelecek mi? Ya şöyle, çok da kendini kasma hani şimdi gülmeyeceğiz. Tabii ki gülmemek için biz aslında bunu şey yapacağız ama yani gülebileceğim bir şey olduğu zaman az buçuk bile gelse mesela ona gül ya. Bırak hani, anladın mı? Hani hafiften. Yani bırak da onun kararını ben vereyim. Peki bir şey söyleyeceğim. En son neye güldün? Hatırlıyor musun? Kendime. Ne yaparken? TFT oynarken mi ne yaptın? Yok, dün sana yazdım ya otoparka gel Ha diye. evet. Sen gelmeden önce kendimi çok çaresiz ve böyle gülünesi bir halde hissettim çocuklar gibi. Bir de şey dışarıdan geçenler arabanın ışığını açtım falan. Dışarıdan geçenler ne yapıyor bu lavuk demesin diye böyle Anlatayım müzik mı onu falan istiyorsan? açtım. Kısaca bir anlatayım mı, yoksa sen istiyorsan sen anlat ya da An hiç anlat. anlat. Yo, anlatabilirsin ya. Arkadaşlar dün telefonuma şöyle bir mesaj geldi. Şükrü tarafından. Otoparktayım. Otoparktayım mı, gelir misin diye bir mesaj geldi ya. Yani. Otoparkta Şükrü'nün ne işi var dedim önce. Sonra indim abi otoparka. Ben de zaten annemlerden dönüyordum. Otoparka girdim. Park ettim. Arkada bir arabanın ışıkları yanıyor. Ama sabit yani. Otoparka girerken de gördüm arabayı. Ama sabit öyle duruyordu araba yani. Ben bir tur attım. Sonra park ettim. 10 dakika falan böyle işte şey oldu falan. Sonra indim. Baktım Şükrü arabanın içinde. Ona bir güldüm tabii. İndim yanına oturdum. Dedim ne yapıyorsun? Dedi ki araba aldım dedi. Yeni araba aldım da dedi. Gitmiyor. Ama Arabanın sürmeyi bilmiyor. ama sürmeyi bilmiyorum dedi. Arabanın içinde oturmuş şarkı dinliyor. Spotify'a bağlamış, tamam mı? Kendi Spotify'ına bağlamış. Orada oturuyor dedim, çok çaresiz bir durumda. Dedim istiyorsan dedim otoparkta falan bir şey yapalım, turlayalım. Ya önceden sen ehliyeti alırken herhalde biliyordun ama pratik yapmadığın için. Ya şey 2 sene önce aldım ben ehliyeti. 2 sene pratik yapmayınca hiç unutuyorsun ama direkt alıştım ya. Biraz da öv beni biraz yani Ya şöyle iki sene. söyleyeyim. Tabii. Bayağıdır araba. Yani ben Şükrü'yü arabayla görünce bir kere şaşırdım. Dedim ne alaka? Nereden çıktı falan filan. Ya işte dedi uyguna buldum dedi. Abisi de önermiş. Uyguna bulduğu için de almış hemen. Sonra otomatik araba aslında. Yani çok zor değil belki ama yine de direksiyon kontrolü vesaireydi. Şükrü dedi ki ya dedi ilk gün arabada oturacağım. İkinci gün hareket edeceğim. Üçüncü gün işte otoparktan çıkarım diye planlıyordu. Dedim ki öyle öğrenemezsin ki dedim Şükrücüğüm. Yani direkt bas dedim gaza. Hafiften dedim şurada bir turlayalım. Önce ona ikna oldu. Sonra baktı kendisine güvenin geldi ama değil mi? O esnada kendine hafiften Tabii. de güven duygusuna da Yani şu geldin yani. an şey hissediyorum yani biliyormuş gibi hissediyorum. Direkt hatırladım her şeyi yani. Kolay zaten ya otomatik vites. Ama hayırlı olsun Teşekkür bu ederim. arada. Hayırlı olsun gerçekten. Ama yakışır ya Teşekkür sana, ederim. güzel.
Güzel oldu yani. En azından hani istediğin zaman laps diye çıkar gideriz, şeye gideriz. Bizi punkilere götürürüz. Lazım artık. Aynen lazım artık. Lazım. Bir de benim Tiguan bayağı artık yıprandı, yaşlandı yani, anladın mı? Gidelim dediği artık zaman tepki vermiyor. Artık senle gideriz, sen götürürsün. İlk böyle otoparkta falan şey yaptık. Yani direksiyon kontrolünü falan böyle birazcık çalıştık. Baktım zaten hani gayet yolu da ortalayabiliyorsun. Hani öyle çok aman aman böyle bir şeye ihtiyacın yok gerçi ama. Ya yanında hani bir güven olsun ister insan. İlk arabayı aslında ya, yine sürermiş ama yanında ben varken hani biraz daha belki rahat sürdü yani. Komik bir durumdu ya işte. Dün ona güldüm kendi kendime, otururken arabada bir kahkaha patlattım yani. Benim gördüğüm tablo da şeydi yani. Arabaya bindim. Şükrü gülümsüyor. Arkadan Spotify'a bağlamış. İnanılmaz pozitif bir tablo vardı yani. Dedim ne yapayım, oturuyorum dedi. Araba aldım, arabada oturuyormuş. Güzeldi ama. Otoparktan falan da çıktık. Otoparkın iniş çıkışı bizim otoparkın iniş çıkışı birazcık dar falan. Yok dedi, buradan dedi bugün değil dedi yani. Bugün yapmayalım bunu dedi. Ben dedim yapalım. Çünkü hatta bana kalsa seni normal trafiğe de çıkartacaktım ben. Ama hani, çıkarız ya. Normal trafiğe de çıkarız ya. Aynen. Sen zaten şöyle söyleyeyim. Bir hafta falan şimdi bir in bin. İkinci hafta zaten piçi olursun yani, anladın mı trafiğin? İki günde olurum ben ya, hallederim. Evet. İşin komik tarafını biliyor musun? Biz geçen haftalarda toplantı Şükrü'yle beraber giderken ben Şükrü'ye demiştim ki artık araba almanın zamanı gelmedi mi Şükrü falan yapmıştım. Sikseler araba almam, işte araba bana göre değil falan diye böyle deyip ansızın bir anda arabayla gelmesi de garip bir... Ya bak, aldık artık, tamam yani, hayırlı olsun, teşekkür ederim. Modelini de merak edenlere Audi A3 2020 model. Audi bir A3 şey, ama güzel, sana gitmiş yani, öyle söyleyeyim sana. Teşekkürler. Evet, kontenti kısaca anlatayım. Aslında bunu kontentli bilmem neydi diye yükselmemizin bir şeyi yok ama ya bir tık böyle cringe'likler yaşanacak, içimde öyle bir his var. Ben katılımcı adayların videolarını çok izlemedim. O kısmı işte bizim arkadaşlara bıraktım. Sağ olsun Kavun organize etti o kısımları da. Yine bizim ekiple beraber. Dedi ki bunlar böyle böyle. Şimdi bakacağız abi yavaş yavaş. İkimizi de güldürebilene hediye vermeyi planlıyorum. O yüzden Şükrü gözün bende olsun. Ben gülerken sen gülme. Sen güldüğünü görürsen ben gülmeyeceğim. Olabildiğince minimum zararla bu programı yapalım kafasındayım. Rahat ol, ben sana buradan para çıkarttırmam. Harbi mi? Eğer sen rahat ol. Öngörü açılacak mı? Sevgili Nuri burada mısın? Nuri'ye sormak lazım şimdi. Öngörü açılır mı açılmaz mı, ama kişiyi gördükten sonra öngörünün başlaması lazım. Öngörü de biz kişiyi tanırken o zaman öngörü açılır. Güldürebilir mi güldüremez mi? Ama işte nasıl öngörü olacak yani, ikisini de güldürür mü öngörüsü, bence free win gibi bir şey yani. O Nuri ne diyorsun? Yani ödül alır mı alamaz mı gibi yaparız. Ama o zaman yani belli ki Şükrü'de pek gülesi yok bugün. Ya o belli olmuyor ya. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şimdi yanlış anlamasın insanlar. Ben gerçekten kasmıyorum kendimi. Yani olay şey gibi gözüküyor. Gülmemek için kasıyor kendini falan de. Benim de güldüğüm şeyler var bu arada. Ama sahte gülüşüm yok benim. Hani yalandan herkesin vardır ya bir otomatik güleyim ya karşı ayıp olmasın muhabbeti. Bende yoktur. Gerçekten gülüyorsam ve çok cringe'dir. Yani o kadar cringe'dir ki artık ben nasıl bir ortama girdim gülüşü olur. Ya da gerçekten biri komik bir şey yapar bakalım. Mesela hangi nelere gülersin mesela? Yani şaka tarzı olarak. Mesela atıyorum Cem Yılmaz'a gülüyor musun? Hayır. Yani özel olarak Cem Yılmaz'ın esprilerine gülmüyorum ama ilk sinemada Arog'u seyrettiğimde, pardon Gora'yı, ilk film Gora'ydı değil mi? Gora. Güldüğüm bir iki yer hatırlıyorum. Yani hani şu an izlesem gülmem belki ama o zaman gülmüştüm. Ama nelere gülüyorum? Leyla ile Mecnun'da mesela ben çok güldüğüm yerler vardı. Şey kısımları bana absürt komediler komik geliyor. Bir de ya gülmemem gereken bir şey olduğu zaman gülesim geliyor. Örnek veriyorum, biri çok acılı bir hikaye anlatıyor. Ya bu taktik vermek gibi olmasın ama hani orada gülersen çok komik, anladın mı? Şey gibi rezillik yani, linçlenirsin böyle. Adamın acıklı hikayesine gülmemen gerekiyor. Benim ona gülesim geliyor. Cenazede gülmüşlüğüm var benim. Niye?
Neden? Çünkü ya herkes çok ciddi takılıyordu. Bir anda dışarıda cenazede tabutu koyuyorlar ve herkes diziliyor ya, saf tutuyorsun. Namazdan çıkanlar da yok, katılıyor. Yok, sinirin mi bozuldu, ondan mı gülme krizine girdin? Yani güldün, yoksa hani komiğine mi gitti hayır, o olay? Burada biri gülse çok kötü olur dedim içimden. Yani insanlar çok şaşırır dedim. Ve tutamıyordum yani, gülesim geldi. Uzaklaştım, kötü oldum ben falan dedim, uzaklaştım. Bak ben neye gülüyorum biliyor musun? Genellikle. Şimdi mesela bugün de gülersem neye güleceğim biliyor musun? Buradaki katılımcı arkadaşlar buraya gelip bunları yapacak ya. Bunları yaparkenki hallerine değil de bunları planlarkenki kendileriyle baş başa kaldıkları anı düşündüğüm anda bende bir kopma gerçekleşiyor işte. Yani, işte çok haklısın. Ben de gülebilirim ona. Olay şeyde bitiyor. Senin hayal gücünde bitiyor. Evet, benim hayal gücümle bunu... ben gülüyorum aslında. Evet. Ben de gülebilirim bu arada. O yüzden çok iddialı konuşmak istemiyorum ya. Ya mesela şimdi stand-up yapacağım deyip gelecek olan adam mesela stand-up'ını yaparken hiç komik olmayacak diyelim ki. Hiç komik olmuyor mesela diyelim ki. Ama onun o komik olduğunu düşündüğü anda yazarken kendi kendine o şakaya güldüğü, yani sonuçta kendi güldüğü şakayı da koyacak ki oraya. Onun o anda düşünüp onu oraya koyduğu anı hayal edip gülesim geliyor benim. Anladın mı? Çok net anladım. Şey vardı bir hikaye. Biri anlatıyordu da şey diyordu ya. Ne oldu bak öleceğim demiştim inanmadınız diye bir hikaye var ya. Ha, çok güzel hareketler mi diyorsun? Yok ya. Yok şey muhabbeti. Şaka. Tarikat lideri gibi bir eleman var ya böyle şey diyor. Hasan Mezarcı. Ha biliyorum. Hasan Mezarcı. Sonra bir hikayeye kimse gülmeyince baştan aynı cümleyi bir daha söylüyor. Sonra gülüyor, kafasını diğer taraftan şöyle kaşıyor falan. Ona mesela yarılmıştım ben. Evet. Sevgili Gugu bugün bize eşlik edecek. Gugucuğum, yarışmacılarımız ne durumda? Yarışmacılarımız çok heyecanlı. Aşağıda sabırsızlıkla sizi güldürmek için bekliyorlar. Bin bir türlü adam var aşağıda. Evet, estağfurullah ya. Benim böyle bir cıvıdım ben ya. Kusura bakmayın, ciddi kalmak istiyorum ama sen yani gülmeye hazır mısın ya? Ya çok hazırım ama çok korkuyorum biliyor musun Şükrü? Gerçekten. Neyden? Yani korkuyorum ya. Yani o acayip sahneler görecekmişiz gibi geliyor. Bana şey geliyor. Birine güldüğümüz zaman modumuz kayacak ya. Ondan sonra ne yapsalar gülmeden duramayacakmışız gibi geliyor. İlk kırılma anı önemli. Anladım. Gugucuğum, o zaman yavaştan bir başlayalım bir yarışmacımızla nasıl yapalım Gugu? Sendeyim. Yani nasıl yapalım? Tamam, başlayalım mı? Sen tekstten mi okuyorsun Gugu? Yani ikili iletişime niye yani niye yani? Yani startı vereyim mi? Çünkü moda gireceğim. Öyle mi? Tamam, startı ver, moduna evet. Gir o zaman. Başlamadan önce demokratik bir oylama açtım. Öngörü açılsın mı açılmasın mı diye. Hiç gerek yok, şu an önde gidiyor. Bu oylamaya göre öngörü açarız veya açmayız. Tamam. Evet sevgili jürilerim, sayın seyirciler, şaka yargıçlarına hoş geldiniz. Evet, ilk yarışmacımızın ismi Mert Tao. Karşınıza duaçlama hikayeyle gelecek. Evet, geliyor ilk yarışmacımız. Hadi bakalım. Mert, hoş geldin. Mert, hoş geldin. Kurt, sahneye çıkmak için sabırsızdı. Artık o bir şaka mantığıydı ya. Artık zamanı gelmişti. Kurt, iniş için izin istemiyordu. Çünkü kurtlar iniş istemezdi. Kurt geliyor. Ananı sikeyim, yanlış sandım. Kurt geliyor. Yeterli diye düşünüyorum. Mert, selam. Eko yapmışsın. O öyle ekolu mu kaldı? Pardon, eko. Kapatayım. Ha. Hoş geldin Mert. Önce performansına başlamadan önce bir iki tanıyalım istiyorum hani. Yoksa direkt ben... Ya açıkçası benim performansım yok. Yani şöyle, ben buraya makaraya geldim. Aha. Ben şöyle düşündüm. Siz sorarsınız, ben cevaplarım diye düşündüm. Veya ben sorarım, siz cevaplarsınız. Oradan bir mizaç gelebilir diye düşündüm. Sen doğaçlama sohbet yani, esnasında... Ya doğaçlama, aynen doğaçlama. Tabii canım. Ya yanlışlıkla Soundbest Ferit'i bastım, kusura bakmayın.
Yok önemli değil. Hoş geldin Mert. Seni tanıyalım o zaman. Ben Mert. Soyadımı söylemeye gerek var mı? Yok. Soyadını söylemeye gerek yok. O zaman Trabzonluyum. Trabzon'da yaşıyorum. Aha. Trabzon'da okuyorum. Trabzon'da çalışıyorum. Trabzon'da evet. Yaşıyorum. Evet. İşletme bölümü mezunuyu değilim. Okuyorum hala. Aha. Öyle yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şeyim yok. Mesela biz evet. Hiç mimik oynatmadan karşını durduk ve sadece konuştuğun şeylere cevap verdik veya işte sorularına cevap verdik. Ne hissettirir sana bu? Bana ne hissettirir? Evet. Yani sikime takmam diyeyim. Anladım. Ama yani sizin gibi sikime takmam ben de yani öyle söyleyeyim. Tamam o zaman tamam. Dur. Muhabbete baş mesela Şükrü burada. Hiç hareket dahi etmedi yani. Sen, Şükrü. Sen evet. Ben şeye şok oldum. Çağrı kurt bilmem ne muhabbetine güldü. Dedim konsept böyle mi olacak? Hani benim de mi gülmem gerekiyor diye bir düşündüm. Neye güldün acaba? Ya ben sen oradan... gülseydin kazanıyordum zaten herhalde değil mi? Yok şöyle Şükrü ben... Gülseydi. O ya girişine ben güldüm anladım hani soundpad'le gelmesine güldüm yani. Hani benim yaptığım bir şeydi yayınlarda. Ona güldüm evet, ben anlamsız. Özür diliyorum bu arada. Abi para vermek istiyorsun galiba. Yok yok para vermek istediğimden değil ya. Bir ilk girişin günahı olmaz yani ilk yarışma. Olmaz gibi. Olmaz. Ama ona güldüysen ileride ben hissediyorum yani kaybetme ihtimalimiz yüksek. Yok ben tutarım kendimi hiç problem değil. Peki. Evet Mert var mı muhabbet etmek istediğin bir soru sormak istediğin bir şey? Muhabbet etmek öncesinde şunu söyleyeyim ya. Bir tane hikaye atmıştın çok iddialıydı. Tüm Cem Yılmaz'ları bekliyordum diye. Evet. O biraz beni baydı aslında. Bende de vardı 3-5 espri. Şu an heyecandan değil de şu an ne konuşacağımı pek bilmiyorum ama. İşte o yüzden ben de o yüzden demiştim hani yayında ne konuşacağını daha önceden böyle hafiften de olsa konuları belirleyip doğaçlama çünkü birazcık riskli anladın mı? Sana şimdi burada çok hiç şaka pası. Sana burada hiç şaka pası atmayacağız mesela. Evet, ben de bir tık onu bekledim. Bir de ilk sıraya alındım. Biraz geç olmasın diye ilk ben geleyim dedim. Onun dışında pardon biraz heyecanlandım ama. Yok yok, rahat ol. İşte bunu demek istiyorum. Rahat olman lazım senin. Bizim ön yargılarımızı kırmamak. Şükrü'ye bakınca biraz heyecanlanıyorum ya. Mert toparla biraz istersen. Toparlayayım. Toparlıyorum. Şöyle toparlıyorum. Toparlayamıyorum. Ha, biriniz bana şey yapması lazım yani. Şunu ne yaptın filan demesi lazım. Bir tamam, muhabbete Mert, girmeniz o zaman lazım. Ben... Şöyle sorayım sana. Evet. Kız arkadaşım var mı? Kız arkadaşım yok. Onun hikayesini anlatabilirim şöyle. Mesela kısaca. Anlat neden yok veya işte bir kız arkadaşınla nasıl bir fail yaşadın mı mesela atıyorum. Böyle bir fail varsa anlat. Şöyle bir fail yaşadım. Ya kız arkadaşım denmezdi aslında. Daha flört gibiydik aslında. Aha. Konuşuyorduk. Kızlarda bir şey vardır böyle. Kızlarda mı sadece bilmiyorum da böyle burçlara falan çok bakıyorlar. Hı hı. Ben de bana da sordu burcunu. Ne burcusun dedi. Ben de İkizler burcuyum deyince vay orospu çocuğu deyip engellemişti beni. Buydu yani. Şükrü'ye güldüm onunla. Şükrü gülme bir dakika. Ne düşünüyorum biliyor musun? O kadar saçma ki Çağrı. Herhangi abi, birini buraya değil alıp... Bak herhangi birini buraya alıp hiçbir şey yapmadan sessiz dursa büyük ihtimal güleceğiz. Yani o kadar saçma bir konsept. Arkadaşa ben şunu sormak istiyorum. Buraya katılırken gerçekten bizi güldürmek için mi katıldın? Yoksa kendin gülebilmek için öyle makara olsun deneyim. Hayır abi ben gerçekten şunu söyleyeyim. Gülmek için, güldürmek için katıldım aslında. Katılınca ilk sırada olduğumu öğrendim. Aslında ben ilk sırada olmak istedim. Çünkü saat biraz geç oluyordu. Çok ses çıkaramıyordum sizin gibi. Öyle ilk ben olayım dedim. İlkin de heyecanı varmış. Çıkınca anladım. Hiçbir öyle şey yani bildim. Ya hiçbir şey hazırlamadım. Vardı aklımda aslında bir şeyler de. Ya sen kendi sempatikliğine aslında... sen kendi sempatikliğine güvendin geldin. Doğru mu? Aynen öyle. Ben özgüvenime güvenip geldim. Yani başka Şükrü'ye bir tane son şiir yazmıştım. Son 3 dakikamız. Yazmıştım. Bekliyorum son şiir alayım. Şiir söylesem mi ya şimdi... Şükrü yani, gülmeyecek. Fark etmez yani. Söyle bence. Bence de söyle.
Kendim yazdım bu arada. Hı-hı. Söylüyorum. Benim adım Şükrü'dür. Dişlerim çok güzeldir. Yerim yemeklerimi, fırçalarım dişlerimi. Hiç ağrı çürük yok. İnci gibi şiirler ve sözler nokta... Ananı sikim o link orada. Dişlerim boş yere ceplerimde beklemez yemişlerim. En azından Çağrı güldü. Ben Çağrı'nın bu gülmesine tilt olmaya başladım. Bir dakika, sinirim bozuldu, bir dakika. Neye güldüm biliyor musun? Sana göre değil. Ama kardeşim sen bel altından vurdun yani şu anda. Ayıp denen bir şey var ya. Ben mi bel altından? Allah'tan ara kötü bir şaka yaptım orada mesela, kaçtı. Ama Şükrü, bu şiir hakkında ne düşünüyorsun? Yani güzel başladı. Evet. Kötü bitti. Komik değildi. Güzel başladı dedin ama nesi güzeldi mesela şiiri? Benim adım Şükrü kısmı iyiydi. Ha. Oradan sonrası güldürmedi. Bence de komik değildi. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Diğer yarışmacılara başarılar diliyorum. Bir teşekkür ederim. Evet, süremizin de sonuna geldik. Evet. Teşekkürler. Mert, teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkürler. Rica ederim Hugo, rica ederim. Çağrı, görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay. Şimdi yeni birini almadan önce içten şöyle istediğin kadar bir gül Çağrı, tamam mı? Senin bu kadar basit şeylere gülüyor olman ben de gülebilme ihtimalimi getiriyor, haberin olsun. Yok, doğru, bak, haklısın. Çok özür dilerim. Aran gitmesin diye gülmedim. O çok kadar saçmaydı ki o gülecektim yani. Kanka benim gülesim varmış ya, kusura bakma. Bir de orada hani yemişlerim cebimde kısmını seni hayal ettim, anladın mı? Yani şortunun cebinden fındık çıkarttığını hayal ettim, ona güldüm aslında da. Kusura bakma, ben kendimi toparlıyorum. Bir daha da bu saatten sonra asla gülmüyorum. Gülmüyorum. Oh. Evet jürilerim, çağırayım ikinci yarışmacımızı. Evet Gugucuğum. Ben hazırım. Evet. İkinci yarışmacımız ne yapacak bize? Önce biraz... Aslım ne yapacağı bilinmiyor. Boşluk var yanında. Nasıl yani? Her şey yapabilir. Bilinmiyor. İstiyorsan ne yapacağı bilinenlerden devam etsek Gugucum, aslında daha güzel olmaz mı Gugucum? Valla sıralama böyle yapılmış. Bir bildikleri vardır herhalde. Tamam, o zaman. O zaman Aslım geliyor. Aslım hoş geldin. Buyurun. Aslım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni tanıyalım Asım. Yaş kaç? Abi, yaş şu an 20 abi. 19'dan 20'ye. Aha. Ben bir heyecanlıyım daha. Benim bir heyecanım geçmesi için biraz ikili muhabbet etsek olur mu? Bir iki dakika falan. Olur. Olur. Neler yapıyorsun? Okuyor musun? Neler yapıyorum abi? Okuyorum şu an. Kocaeli Üniversitesi'ndeyim. Aha. Kimya okuyorum. Tabii okuyorum denirse. Onun evet. Dışında basket spor oynuyorum abi. İnşallah Allah nasip ederse de 3 ay sonra Amerika'ya gideceğim. Ne yapacağım Amerika'da? Kadar. Abi ayıp da söylemesi, bok temizleyeceğim abi. Şu duymuşsundur abi belki, Work and Travel falan. Ha, Work and Travel. Tamam abi. Work and Travel'la gidiyorsun. Amerika, aynen abi. Bakalım hayırlısıyla vizeler açılırsa. Bakalım abi. Anladım. Şükrü, bir şey öyle. Sormak ister misin arkadaşımıza? Aslında. Ne yaptın önce? Üstüne bir şey mi düşürdün? Abi ya ben şey yapıyordum da, şunu içiyordum abi heyecandan üstüme döküldüm. Oğlum bu kadar heyecanlanma Asım, sakin ol, rahat ol yani, biz bizeyiz, yabancı kimse yok, doğru düzgün. Yani abi ben content olsun diye değil yani, biz deneme gibi yapalım gibisinden yaptım. Kendi aramızda makara değil mi? Kendi aramızda yap, normal yayınlarda da Discord'da adam alıyoruz mesela, insanları çekiyoruz, muhabbet ediyoruz. Doğru. O minvalde düşün yani, anladın mı? Hani aa bu content'te şöyle oldu böyle oldu, o toplara girmeye gerek yok yani. İkili muhabbet ediyoruz ya. Doğru abi de. Bir ben cumartesi akşamı. Efendim? Aynen. Ben çok çabaladım abi bu şeylerde. Ben daha katmaz ondan beri abi. O hikaye anlatsam komik değil ama bir anlatabilir miyim istersen? Tabii anlatabilirsin. Tabii anlat. Abi ben katmaz o zaman da mesela bu iş için çok çabalamıştım. İşte katmaz ona gireyim falan filan. Her neyse orada anlaştık abi. Dediler işte senin mikrofon sıkıntı falan. Ondan sonra gittim abi işte Sefakin arkadaştan mikrofon aldım. İşte sonra kamera topladım falan, pişman.
En son birleştirdim. Tam katman zon olacağı gün tam giriyordum abi şeye. İşte yine beklemeye girdim. Abi bir tane abi vardı, ismini hatırlamıyorum. Dedi kardeşim senin kameran sıkıntı. O zaman kamera sıkıntı etmemişlerdi. Bu sefer kamera sıkıntı oldu falan filan. Mikte de normal. Abi ben şimdi bunu mikrofonunda abi, da bunu tıkır tıkır sesler var bak. Mikrofonunda da tıkır tıkır sesler geliyor. Çıt çıt sesler geliyor. Abi doğrudur. Biraz şey doğrudur abi. Biraz kim vurdu gitti de. Ben abi yavaştan geçeyim. Ben biraz çalıştım abi. Şimdi kendim şaka yazdım abi. Şurada iki kağıdım var. Hani kağıda da bakarım yani. Şakalar yazdım. Evet. Abi katman değil mi sonuçta? Evet yok, işte yok. Abi çalıştım biraz. Açıkçası abi Şükrü abi çok görüyordum ama hiç yayınlarını izlemiyordum. Hani böyle biraz onu araştırdım. Onu sunmak istedim. Biraz zaten seni bayağı da izliyorum. Başlıyorum abi o zaman. Başla. Ben sonra sıçıyorum şu an var ya. Şu an chat'i düşünüyorum. Evet. Başlıyorum abi. Ya, mikrofonun kolyene çarpıyor bu arada. Kolyene çarpıyor. Kolyeni içine atsana abi. Çıkartmana gerek yok. Neyse. Sesim geliyor mu abi şu an? Geliyor. Aga izleyenler de kusura bakmasın mikrofonun dolayı. Çete de bakma ki bir süre hani dikkatin dağılmasın. Kapattım abi. Evet evet biraz etkilendim orada. Tamam. Tamam abi. Geçtiğimiz günlerde Batuhan MNT'nin yayınına konuk olan dünya ünlü Night Online oyuncusunu duydunuz mu? Soru cevap mı gidiyoruz? Evet. Duymadım. Abi cevaplasanız da bir şey. Ben duymadım. Şükrü'ye baktım duydu mu diye. Evet abi duymadınız. Duymadınız abi çünkü şakanın da bir sınırı var. Devam ediyorum. Toparla. Abi biraz toparlıyorum abi. Çok iddialı bir şakayla geliyorum bu sefer. Tamam. Bakalım. Abi benim çoğu şakam ban yedi ya bu şeyden dolayı. Ben biraz abi kara mizah yapıyordum. Bu işte dil ırk falan oradan beni kızdılar bana. Onlar anladım. İyiydi aslında da onları söyleyemiyorum abi. Ya Twitch Twitch'te bizi banlatmayacak evet, kurallara abi, uyan şakalar yaparsan biz hazırız yani açığız yani. Tamamdır abicim. Söylüyorum. Tabii. Kapalı mekanlarda geçen herkesin bir rolü üstlendiği ve sonra hep başkalarının kahkahasıyla biten gösterilere ne alt verilir? Abi ama sizin de bir şey sormanız lazım. Ben bir... Hayır abi. Katmandayız. Amına koyulmuş gibi hissediyorum kendimi. Evet abi devam ediyorum. Sıkıntı yok abi. Aynı şakayı bir daha alabilir miyim ben? O cümleyi baştan dinleyebilir miyim? Tabii abi. Kapalı mekanlarda geçen herkesin bir rolü olduğu ve sonra hep başkalarının kahkahasıyla biten gösterilere ne denir? Ne at verin. Tamam. Okey tamam, abi. Çok... Devam edebilirsin. Ediyorum abi. Birazcık abi baktım Şükrü abi LoL'le geziniyormuş. Biraz ondan gideyim dedim. Aha. Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? Farmer. Sapık. Niye? Abi LoL demedim ki. Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? Bir moral alkış alalım. Bravo. Sinirim bozuldu. Abi bunlar iyiydi ya. Tamam abi. Google müdahale ederse... Bir şey söyleyeyim. Google müdahale ettiğin zamanlarda ben gülersem Google'a gülmüş sayılır. Onu da söyleyeyim. Tamam konuşmuyorum. Ama yok müdahale et. Müdahale et. Güzel oluyor. Müdahale et. Abi ben Şükrü abinin dişleriyle alakalı şaka yapacaktım. Deminden kızdınız çocuğa. Ben kendi oyunu söyleyemiyorum. Allah aşkına. Yapayım mı abi? Yaptır. Abi ikincisini görmeyi 5 yıl, üçüncüsünü görmeyi ise 13 yıldır beklediğimiz şey nedir? Şükrü abinin dişleri mesela. Hani buradan girecektim. Öncekinden dolayı abi birazcık şey oldum böyle. Çocuğa kızınca dedim ben şimdi yayında yer olmayayım. Ya kızmadık. O Çağrı kızdı ben kızmadım. Yok kızmadık yapılır ya. Yani. Tamam, ya ben normalde de... çok komik bulmadığım için artık yapmayayım. Doğrudur abi. Rahatsız olduğum bir şey değil yani. Komik ben de Şükrü'nün komik bulmamasını komik bulduğum için patladım yine. Ha. Evet öyle bir şey oldu. Abi o zaman son bir tane de eski zamanlardan bir şaka yapayım. Bunu oldular anlayacak. Tabii. Birinin Facebook'ta ard arda Education Tier ve Bates Motel Pro videosu paylaşması ne denir?
Bir daha okuyayım mı anlamadıysanız? Ya ben okuyamadıysam. Espri okuyamamam mıydı zaten? Espri o olması gerek. Abi beni şimdi Twitch'e çıkaracaksın abi kapak videolarında. Bir daha oku soruyu. Tamam bir daha oku soruyu bir daha oku. Birinin Facebook'ta arda arda Education Tier ve Base Motel Pro videosu paylaşması ne denir? 2009. Abi ben sana konseptim soğuk şaka yani. Sen gülmenizi istemiyorum yani. Ben hani kötü o kadar mı kötü ya? Allah ama o content değil normalde de o yüzden. Bir de bunu değil ben abi, bir yerden hatırlıyorum. Bu şakayı bir yerden hatırlıyorum. Orijinal gelmediği için gülmedim. Yok doğrudur abi. Twitter'da yapıldığını hatırlıyorum. Vay evet, be. Ya sıkıntı yapma Asım. Biz seni tanıdığımıza memnun olduk. Öyle abi. Gitmeden son sen şakamı yapayım abi. Öyle gideyim mi? Son şakamı yap böyle gideyim mi? Tamam son şakanı yap öyle. Abi kullanıcıların bilgisayarlarını izin almaksızın Bitcoin mining maksadıyla çalıştıran çiftlik ve doğa simülasyonu klişesi altında piyasaya sunulmuş geçtiğimiz yılın en büyük internet dolandırıcılığının adı nedir? RDR2. Abi bunlar kaliteliydi ya. Niye böyle oldu? Abi tamam para vermeyin de Allah rızası için bir gülmeyin ya. Ben ağlayacağım şimdi seni. Çok moralim bozuldu. Tamam abi ben seni çok seviyorum. Sen sıkıntı yapma abi. Tamam sıkıntı yok. Asım çok teşekkür ediyoruz. Chat şu an sövüyor değil mi? Yok valla chat koptu bu arada. Chat. Ya muhtemelen ya senin için... Para vermemek için gülmüyor Asım. Yoksa yarılırlar. Doğrudur abi. Tamam abi tamam. Ben zor tuttum abi, bu arada. Baya zor tuttum ben. Gülecektim az kalsın. Abi ciddi mi söyledin? Taşak mı? Ben anlamıyorum abi. Asım bak content şu zaten. Bizim content gülmemeye çalışmamız content yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bazen abi, aklıma başka şeyler... Yok güzel şakacısın bu arada. Başarılarının devamını diliyorum. Çok da buralarda takılma. Yakında seni direkt transfer edebilirler. Hani onu da söyleyeyim. Bu arada ben dalga geçmiyorum. Gerçekten gülecektim ama esprilere değil. Senin karakterine. Bence esprili bir yapın var yani. Komiksin. Zaten... Abi ben yemin ederim normal... Ben he. Zaten karakteri komik. Yaptığın şaka zaten aynen, orijinal değil ama mesela Twitter'dan bulduğun şakayı yaptın az önce burada mesela. Ona gülmemizi bekleme Asım yani. Abi yok ya. Ama ben sen komiksin. Abi, kendinle konuşacak. Yok sen sempatiksin ama senin sempatik, bu çaresizlik durumun bana komik geldi ama evet, tuttun kendimi. Yani ya chat, benim sorun neydi biliyor. Chat şu anda gülüyor ama o senin çaresiz kaldığın o sempatik durumuna gülüyor şu anda. Abi ben normalde aslında böyle ben kendim komik olacağım diye çok hani ben normalde hiç böyle şey yapan adam değilim. Komik olacağım diye kastım kendime. Yok kasma. O yüzden böyle çok şey oluyor. Mesela yani Asım böyle... ortamlarda falan böyle sana derler mi Asım gel ya abi moralimizi düzelt falan. Abi hani ben aslında beni bilen biliyor abi de hani böyle şimdi kendimi övmek gibi olmasın hani var abi öyle hani normalde makar adamım yani bende de işte. Böyle insan kendini karşısındakine sırf güldürmek için bir şey söyleyince bak şu an sakıp kırmızı oldum anladın. Doğru ama işte yani, biraz da öyle yani. Yok abi be. Evet evet. En azından sen bu simayı gördün abi. Doğru abi tamam. Asım abi çok... Sefaköy gelirsen de bir kahvesi sana alır. Şu anda tamam. Kalp atıyorlar Asım bu arada. Hiç kendini kasma. Gayet komikti. Bizim cebimizden bir çıkmasın diye Şükrü sağ olsun. O da kendisini çok iyi frenleyebiliyor. Ben bazen kopuyorum o dişli konularda. Koptum zor yani tuttum. Yalan yok. Ya bak nefesimi falan tuttum gülmemek için öyle yani. Abi son olarak da sizinle tanışmak güzeldi. Ben bir de bugün bir şeyi fark ettim abi bir kez daha. Abi sizin arkada çalışan ekip bambaşka bir şey. Ben kendimi bir Acun Medya'ya çıkıyormuş gibi hissettim Kur'an çarpsın. Hani böyle triplere falan girdim. Triplere falan girdim böyle. Yani güzeldi abi yani. Bak Asım bak devamı gider diyorum. Ayak rahatladın. Mesela komikti bu anladın vallahi mı? Vallahi abi şu an attım Kur'an hani şeye girdim hani kaybe çekip bir şey olmayan Asım moduna girdim böyle. Kendim gibi oldum işte. Ama işte o süre bitti ama. Yani. O yüzden yapacak bir şey var be. Kusura bakmayın siz de. Valla Asım çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir teşekkür ediyoruz seferde Asım. Görüşürüz. Memnun oldum Asım. Eyvallah abi. Şükür abi ben de memnun oldum. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz. Acun Medya'ya gelmiş gibi hissettim. Oh. Tamam. Stres etmedim çare. Hakikaten şey oldun mu böyle? Bir gülmeye yaklaştığın bir durum oldu mu? Ya şakalar çok saçmaydı. Şakayı yaptıktan sonra bizim gülmemizi beklerkenki tepkisi çok komikti. Hani espriyi yaptıktan sonra gerçekten gülmemizi beklemesi bayağı komikti. Ben ondan zor tuttum kendimi. Anladım. Anladın? Anladım.
Ben de işte tavırlarına güldüm. Hani dediğin şeye güldüm ben de. Bir de işte senin diş şakası komikti yani. Bak yalan yok, sıfır şaka. O gerçekten komikti yani. Ya çok duyduğum için benzerlerini o bana sarmıyor artık ya. Ondan güldüremezler beni pek zannediyorum. Anladım. Olsun, güzel. Yani cesaretli bir şekilde geldi, çıktı. Helal olsun. Bak giderek tam böyle özgüveni geldi. İşte süre bitti falan filan. Aslında ilk geldiği anda belki de önce biraz muhabbet edip açmak mı lazım acaba katılımcıyı? Onu da bilemedim ya. Bence olay olayın saçmalığında, cringe'liğinde. Burada gerçekten espri yapılmasını beklersen biraz zor buluruz gibi. Doğaçlama çaresiz kalmaları daha keyifli bence. Tamam. Evet Gugu, sendeyiz. Evet sevgili jürilerim. Sıradaki yarışmacımız Çelebi 35, Goy Goy Makara ve Şaka Yapacak. Geliyor. Çelebi hoş geldin. Selamlar, selamlar, selamlar. Buyur, sahne senin. Twitch. Hazır mıyız? Hazır. Çağırın. Çelebi hoş geldin Çelebi, hazırız. Hazır mısınız? Kamera açacağım mı? Açıyorum tabii ki de, açıyorum. En sevdiğinizle başlıyorum. Hazırız lan. Geliyorum. Selamlar, selamlar, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hoş geldin Çelebi. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Sen anlat biraz kendini, i̇yiyim, nasılsın? Vallahi koşturuyoruz gördüğünüz üzere. Content bakıyorum, yarışma geziyorum oradan buraya, şuradan buraya. Evet. Şükrü abi bak demin dedin sen, hiçbir şey gülmüyorum falan dedin. Hı hı. Abi gülüyorsun, gülüyorsun. Bak nerede gülüyorsun hem de ne biçim şeyleri gülüyorsun. Sen bir gün Kemal'le yayın yapıyorsun abi, tamam mı? Doğru. Kemal böyle bakıyor kameraya. Tamam, hafiften böyle bir gülümsüyor ve tatlı tatlı gülümsüyor. Uzun saçlarını sallıyor böyle. Sonrasında abi sen bakıyorsun ve diyorsun ki Kemal gülüyorsun da son gün en iyi güler diyorsun. Bir hafta sonra bu adamın kolu kıvrılıyor abi. Abi. Öyle bir şey mi oldu lan? Evet öyle bir şey oldu abi. Bu senin bedduanla mı oldu? Onu da çok merak ediyorum. Onu sormaya geldim. Hiç hatırlamıyorum öyle bir şey ya. Nasıl ya? Ya senin kolun kırıldığı dönemde Kemal'le beraber yayın yaptın ya Şükrü. Kolun kırık. Benim kolum mu? Şey evet senin evet. Omuzun kırıktı ya. Bunu evet, merak evet ettim ya. Gerçekten bunu hep birlikte merak edip geldim. Sonra sen son gülen iyi güler dedin. Aradan bir sene geçmeden Kemal'in de parmağı mı ne kırıldı? Hani kırıldı mı? Bileği. Ha bileği. Onu hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Ama evet. O Kemal'in salak. Abi öyle deme ya. Benle bir alakası yok oğlum. Kemal'in salak. Nasıl kırdığını söylemiş miydi Kemal? Yo. Söyledi de hatırlamıyorum şu an. Adam kendi yani düştüm falan demiştir büyük ihtimal ama duvarı vurduğu için kırdı kendi elini. Ha. Beddua yok yani burada. Yok abi mi? Salak gibi vurursan duvara kırılır. Allah Allah. Evet Çelebi sen neler yapıyorsun? Biraz anlat istersen kendinden biraz bahset. İşte bunlar var. Atlarım var. Böyle takılıyoruz. Çiftlik bank gibi. Bunlar var. Metin 2 var. Ne yapıyorsun ki sen onlarla yani? O klavye mesela hangi amaçla kullanıyorsun? Abi valla ben bunu müzik yapayım diye aldım. Müzik dışında her şeyi yapmaya başladık ya. Zaten ben seni nerede görürsem o klavyeden daha düzgün bir nota çıktığını görmedim. Allah çarpsın. Ya notaya gerek var mı abi? Twitch'teyiz sonuçta ya. Twitch'te notaya gerek var mı? Bu arada bir şey diyeceğim. Geçen gün bir şarkı dinledin sen. 1,5 saat müzik yayını yaptım. Valla hayatımda izlediğim en güzel yayındı ya. Ne yaptın? Hatırlıyor musun? Müzik yok yayını yaptım bir anda. Gecenin bu bir şakaydı saat değil mi? Tatlı gel. Yok bu şaka değildi, bu gerçekti. Gerçekten de 1,5 saat müzik yayını. Ne dinledim de ona gazına geldim, müzik yayına döndüm. Doğru mu? Bak süper bir şarkı dinledin, harikaydı. Dur be, çalayım üstelik. Hatırlayacak mı? Hatırlarım. Hatırlarsın belki ya. Nasıl unutabilirsin? Hep sustum sonunda. Dayanamadım. Sen buna değmezsin anladım. Tanıyor musun bu şarkıyı? Ben yazdım. Sen yoktun yanımda. Konuşamadım, bir daha dönmezsin anladım. Süper şarkıydı abi, muhteşemdi gerçekten. Çok sağ ol. Dinliyorum. Çok ama bu şakaydı. Al işte şimdi Şükrü'ne buna. Ya yok geldi ya vallahi yani yani abi yani sevmesem yapmazdım ya gerçekten evet, çok beğeniyorum. Bak 30'unda abi şakayı ben yapmayacağım ya. Sen yap işte anladın mı? Ben yapıyorum. Content kim abi burada? Şaka eksikliğini kapatmaya mi çalışıyorum. Hani ben yapmayayım sen kapat o eksikliği istiyorum yani.
Mevzu o yani. Ne bileyim ya, senin şakalar değil. Mesela geçen Tepko Kola'ya gitmişsin. Kolik mi, kolik mi, kalik mi? Neyse işte. Kolik. Orada bir şakalar başlamışsın. Bir haftadan. Bak mesela sen de böyle programlara çıkınca bir gerilmiyor musun ama? He? Gerilme var değil mi? Ya ister istemez geriliyorsun, tamam mı? Geriliyor. Ama ne oluyor? Şey oluyor işte. Kendini rahat bırakıyorsun artık. Yani ben o sınırı aştım artık çünkü. Şu an nereye gitsem yine rahat olurum yani diye düşünüyorum. Tepki kolikte de gayet rahattım yani. Normal yayın yapıyormuş gibi gittim orada video çektim. Bir yerden sonra hani o kötü eleştirilere, kötü yorumlara çok alışıyorsun. Çünkü geliyor yani ister istemez. Sana da gelecek. Gelmiştir yani. Bana da geliyor. Bana da hep geliyor zaten. Ama Çağrı istersen evet. Arkadaş şaka yapsın ya. Sen kendini anlatmayı tamam, bırak doğru. Da. Bir... Doğru, pardon. Abi, evet. Bir şey soracağım. Pastanın tadı nasıl bu arada? Siz yani Şükrü abi de Çağrı abi de yemiştir bayağı pasta. Yani tanıyorsunuz mu abi? Bilirsiniz. Yani pardon, buna güleceğimi düşünmen komikti. Hayır, yalan değil. Düşünmüyorum. Ya sen zaten çok bir şeyler gülmüyorsun. Ben seni çok uzun zamandır izliyorum. Çağrı'yı da çok uzun zamandır izliyorum. Özür dilerim onun için. Tek bir şey varmış. Yani onu da abi bak getirdim burada bir dakika. Çok heyecanlandım. Onu da getirdim. Tanıyor musun abi bu adamı? Yani buna gülerim dedin. Ben de ne yapayım yani şimdi, çok da prodüksiyon yok bende. Abi tanıyor musun? Benim ha, evet. Ya buna gülerim dedim mesela yayının başında. Hı hı. Ama gülmedin. O zaman yalan mı söyledin? Yani fotoğrafına değil, mizahına. Ya bir şey söylemesi lazım adam. Abi öyle şey mi var ya? Var tabii ki. Şeye de gülüyorsun. Abi adam duran fotoğrafa niye gülsün ha? Abi hareket edenle de bir tane video yollayayım. O da hareket eden fotoğraf mantıken. O zaman ona gülecek mi? Mantıken. Bilmiyorum, Şükrü cevap versin. Ya ama kendime gülerim dedi şimdi. Ben şu an çok rahatsız oldum ya. Niye abi? Bilmiyorum. Başta söyledin. Çok rahatsız oldum. Ay başta söyledin onu ondan ya, yoksa istendik bir durum yok. Seni tamam, güldürmeye toparlayalım, geldim buraya. Toparlayalım. Çağrı abi zaten gülüyor abi. O gülüyor zaten o. Ya yok o ben... Üçüncü, beşinci... Ben ya. Şükrü'nün... Kameradan bakıyorum, Şükrü'yü görüyorum ya. Şükrü'deki elektriklenmeyi gördüğüm zaman bir gülesim, evet, evet, geliyor. Yalan değil. Yani dolayısıyla sizin yapacağınız şakalar Şükrü'deki efekti bakıp beni de güldürebilir. O yüzden doğru mantık Şükrü'ye oynamak ama Şükrü'ye ya de tabii de ki... Şey var, başkası adına utanma muhabbeti var. Başkası adına utanma da şu an üst noktaları yaşıyorum. Ha, cringe dendin. Ya TikTok var abi. Yani şey var orada, bir tane ablamız var üstelik ya, bu Twitch'e falan da diss attı. Geçen gün de Çağrı çok güzel cevap vermişsin. Onun şarkısını ondan daha iyi söyleyerek. Bundan dolayı da seni kutluyorum. Gerçekten. Yani utanılacak şeyler varsa biz değiliz onlar. Sonuç olarak biz burada hepimizin yaptığı şakaları yapıyoruz. Anladım. Peki bir şakan var mı? Şükrü'nün fotoğrafını göstermek bu komple biz... dışında. Yoksa muhabbet tarzı mı? Son bir dakika. Tarzı konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bir dakika mı? Bir. Öyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Twitch TR'nin en sevdiği şakayı yapayım ben size o zaman? Kesin güldürmeyeceğinden eminim ama yap. Evet abi. Yani güldürmedik şeyler gerek yok ya. Gülecek bir şeyimiz kalmadı abi yani. Abi bu cesaret isteyen bir şaka. Korkmayın ama lütfen korkmayın. Sakin olun. Korkmayın. Hazır mısınız? Bir anda patlayacağım. Sakin, 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 sakin. Ban yedirtmeyen şaka bu. Sakin. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Tamam. Kanka sana bir şey söyleyebilir miyim? Naçizane. Ne? Müzikte başarılı bir adamsın. Ben seni biliyorum. Bilmiyorum Şükrü katılır mı? Acaba hani bizim müzik kontentlerimize mi gelsen? Onu almıyorsunuz ki, ben geçenlerde nasıl geldim. Nasıl almadık ya? Vallahi geldim ha. Festival vardı sizin. O süperdi. Geldi. Şuraya gitti. Allah razı olsun. Çelebi çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Çelebi teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çelebi şaka bir yana harbiden biraz da takıldım sana. Bizi eğlendirmeye çalıştığın için teşekkür ederim ama bir daha olmasın lütfen. Tamam, bir daha yapmam zaten abi. Yani ya, bu ilk ve son komedi programına katılman olsun. Yok yok, sondu zaten abi. Yani şimdi şöyle bir şey var.
Yani sen başta onu dediğin için ben öyle bir şey yaptım yoksa... Yok yok, açıklamana gerek yok. Ben de seni sevdim. Çok güzel çocuksun ama lütfen bir daha yani hiç şaka deneme. Şive de yapma. Sadece müzik yap. Şive yapmıyorum zaten. Ben de konuşuyorum. Twitch izleyiz diye bu hale geldim abi. O tepki koruk falan demem vardı ya. Orada o, böyle yerinde bile girdim ya. Şimdi, ya insanlık hali ama ya. İnsanlık hali, ağzımız kaymıyor. Sen gayet düzgün konuşuyorsun. Ben seni yok. Konuşmanı çözdüm. Nereden biliyorsun abi? Vallahi benim cüvem kaydı ya. Tamam olur. Yani tamam, o şimdi o şaka denedi zannettik biz seni orada. Aynen, öyle sen bakıyorsun. De işte çok tutuyor o tarz şive. Çelebi teşekkür ediyoruz. Çelebi kendine çok iyi bak, görüşürüz. Dikkat edin, öpüyorum sizi. Sağ olun. Görüşürüz. Çağrı bana bu konsept için para demen gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Seninle aynı düşüncelerdeyim. Ben şu an şunu düşünüyorum. Biz ne bok yiyoruz? Biz ne bok yedik? Ne alt yediğimizi düşünüyorum biliyor musun? Bak, acı çekeceğimi bilmiyordum. Yani ben gülmemek için zor dururum falan düşünüyordum ama acı çektim az önce. Ben az önce neyi sorguladım biliyor musun? O asansörde şöyle bir an yaşamıştık, hatırlıyor musun? Ben senin katına basmayı unuttuğum için ekstra bir dakika daha orada bekledik ya. Evet. İşte kafamı sikseydim de o asansöre senin de dairen tuşlasaydım. Değil mi? Böyle konseptler. Evet, çünkü o bir dakikada gerçekleşen bir fikir olduğu için bu. Ama hissettim mi? Az önceki arkadaşı gördükten sonra ilk iki eleman bayağı komikmiş, onu fark ettim. İlk iki elemana aslında gülmüş. Yani o şeyi verdi bana. En iyilerini kaçırmışız biz başta galiba. Öyle bir hissiyat mı verdi? Tabii ben bir ara gülesim gelmişti başta. Gülesin geldi mi gül ya, bir de öyle deneyelim bakalım. Ben tutmaya çalışayım kendimi. Hiç... Yani hiç gelmedi. Bu saatten sonra gelmez. Ben şu an şoktayım yani. İmkanı yok. Ben de dedim bir ki moral yani... alkış alalım jürimize. Alkış. Bravo. 10 numara jüri. Harika. Bravo. Yapıyor ya bu adamlar. Maşallah. Maşallah. Ya ben az önce şunu sorguladım yani. Dedim ki niye acaba böyle bir content yapma gereği duydum. Ben dedim yani ve işin içine de Şükrü dedim, sürükledim. Bu adam dedim TFT oynuyordu, ne güzel. Biri gelecek. Ve diyecek ki işte bu yüzden yapıyoruz diyeceğiz. Gelsin. Harbi mi? Gugu? O zaman Sutrunk ayı nickli arkadaşımız geliyor. Stand-up gösterisi yapacak. Evet. Sutrunk ayı. Çok korkuyorum. Sutrunk? Evet. Hoş geldin, sahne senin. Buyur. Sutrunk, hoş bulduk. Geldin. Eyvallah. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam isim Emre bu arada. Emre, 27 oldum. Yaşındayım. Hoş geldin. Ben de memnun oldum, eyvallah. Hoş bulduk, sağ olun. Yani ben aslında heyecanlıydım girmeden önce de. Yani böyle arkadaşları falan izledim. Bir de aşağıda az önceki şeyde böyle kendime bakıyordum. Kamerayı falan açtım hani nasıl gözüküyorum falan diye. Meğersem aşağıdaki arkadaşların hiçbir yayını izlemiyormuş. Hepsi orayı izliyormuş. Bir anda hepsi kamerayı açtı. Ne yapıyorsun sen amına koyayım ya falan dediler. Evet. Ben yani kendimi düzeltiyordum kamerada. Neyse, benim olayım bu değil. Ben hikaye anlatacağım. Normal stand-up şekli kendimi anlatmaya geldim buraya. Tamam, rahatlamak istiyorsan yani böyle bir soru cevap yapalım diyorsan hani sorabilirsin bize. Ondan sonra geçebilirsin. Ha yok, sıkıntı yok ya, öyle rahatım zaten. O zaman tamam, yani ben hazırım. Rahatladım. Şükrü hazırsan arkadaşı dinleyelim hikayesini. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hocam yani ben şimdi şöyle gireceğim. Şimdi benim alfabemde bir harf eksik. Ben 28 harfle kullanıyorum alfabeyi. Şimdi R'ler yok bende. Bazen arada çıkıyor ama eskiden hiç yoktu. Mesela lise döneminde falan hani kızlar için sempatik geliyordu ama yeri geliyordu bazı yerlerde tabii itici oluyordu. Mesela ben liseye 1.80 ile başladım. 1.80 boyla başladım, iri yarıydım. Şimdi daha ilk senemiz böyle İstiklal Marşı okunacak. Mesela en uzun benim. Direkt beni tutup çağırmışlardı. Şeyin önüne koydular. Oku dedi bana. Dedim ki hocam ben okumayayım. Dedi ki oku oğlum, bir şey olmaz, oku sen dedi. Ben korkma diye bir başladım. Herkes kahkaha attı amına koyayım İstiklal Marşı'nda. Milletin bana eşlik etmesi gerekirken gülmeye başladı. Ben durdum. Hoca arkadan diyor ki okumaya devam et. Hocam diyorum gülüyorlar diyorum. Oğlum sen oku diyor, bir şey olmaz. Ha, millet kahkaha atıyor amına koyayım. Ben hala İstiklal Marşı'nı okumaya çalışıyorum. Hani zorla bana İstiklal Marşı'nı okuttular orada. R'leri söylüyor. Hocam diyorum söyleyemiyorum işte diyorum. Hani olmuyor. Millet bana bakıyor. Oradan sonra müdür odasına gittik. Bir ton laf yedik. Hani bir suç temelin değil, anladın mı? Söyleyemiyorum diyorum R'leri. Adam hala bana okutuyor. Aynısı şimdi lisede stajyerlik muhabbeti var. Ben meslek lisesi mezunuyum. Staja gideceğim şimdi.
Oturdum iş görüşmesinde adamın karşısına. Şimdi ismimi söylüyorum. Şimdi Emre dedim ismimi. Adam Emir hoş geldin dedi. Dedim ki ismim Emre dedim. Adam Enver dedi. İki defa ismimi yanlış söyledi. Ya dedim ki hocam benim isim dedim Emre. Hani Emir'de de R var. Enver'de de R var. Alan Emre'de de R var amına koyayım. Nasıl karıştırıyorsun dedim. En son kimlikten ismimi söyledim. Çıktım gittim. Yani hep böyle bir R'lerle hep böyle bir hayatımda şey oldu. Üniversiteye başladım. Sunum yapacaktı. Şimdi sunum yapılması lazım. Hoca sesim gür diye beni çağırdı. Gel dedi sunumu sen yapacaksın. Dedim ki hocam ben yapmayayım. Daha güzel konuşan arkadaşlarımız var. Onlar yapsın dedim sunumu. Yok dedim o ki illa sen yapacaksın. Tamam dedim yapayım. Sonra beni odasına çağırdı. Dedi ki sen peltek misin amına koyayım dedi. Dedim yok hocam ne peltek dedim. Ben dedim alfabemde bir tane harf eksik. Size dedim söyledim. Hangi harf eksik diyor. Dedim ki hocam şimdi hangi harfin eksik olduğunu ben size nasıl söyleyeyim. Dedi ki oğlum sen söyle ben anlarım. Dedim ki hocam bende Y harfleri yok. Oğlum işte söylüyorsun dedi. Dedim ki hocam nasıl söylüyorum ben de diyorum Y harfleri yok. Diyor ki oğlum Y harflerini söylüyorsun diyor. Hocam dedim benim söylediğim harf Y değil. Y'yi söyleyebiliyorum, Y'leri söyleyemiyorum diyorum. Adam diyor ki hala söylüyorsun diyor. En son böyle bir 3-5 dakika münakaşa ettik adamla. En son kağıda yazdım dedim ki hocam ben dedim Y harflerini söyleyemiyorum dedim. Amına koyayım Z harflerini söyleyemediğini söylesene diyor. Yani. Amına koyayım da dedi mi harfi, peki bana orada? Moruk dedi ya. Hiç unutmuyorum istatistik hocası şimdi ismini de veririm de söyleyemiyorum. Ağzı bozuktu biraz. Daha başka da küfürler de etti de ondan sonraki senelerde. Hani bu ilk senemdi. Ama işte hani üniversiteye o şekilde başladım. Amerikan futbolu oynuyorum bu arada. Üniversitede başladım. İşte Amerikan futboluna başladım. İşte o zaman rookie dönemim. Üniversite liginde finale çıktık. Şimdi finale çıktık. Oynamak istiyorum. Deli gibi hani heyecanlıyım. İzmir'de maç. Oteldeyiz. Şimdi geceden oynayacağım. Geceden oynamayacağım belli. Rookie olduğum için daha eski oyuncular var. Şimdi dedim ki oynamak istiyorum. Dedim dua edeyim. Dua ettim. Rabbim dedim hani inşallah oynarım. Yarın dedim çok oynamak istiyorum. Çok hevesliyim. Hani istekliyim de. Sabah bir kalktım. Şeyin önünde ambulans. Otelin önünde. Ne oluyor dedim amına koyayım. Bir baktım benim hani yerini yediğim olduğum arkadaşın şimdi bir hastalık varmış. Bilmiyorum biliyor musunuz? Çocuğun taşakları şişti. Ya objenel taşakları şişti çocuğun. Çocuğu bir hafta sırtımızda gezdirdik. Onun yerine oynadım. Duan bir şekilde kabul oldu ama olan çocuğa oldu. Bir hafta yürüyemedi. Taşakları şişmiş şekilde yaşadı adam. Ya öyle bir hastalık varmış. Orada öğrendim ben de. Neyse. Son kayı. Son 4 dakika toparla biraz. Son 4 dakika. Tamam hocam. Toparlıyorum hemen. İşte o şekilde bizim bir de İsviçre muhabbetimiz oldu. İsviçre'ye gittik. İsviçre'ye gittik biz bu Amerikan futbolu mevzusunda oynayacağız. Şimdi otel merkezden bir tık uzaktaydı. Otelden merkeze gidip gezelim dedik. Yozgatlı bir dayı denk geldi bize taksici. Taksi çağırdık. Yozgatlı bir dayı geldi. Bindik şimdi taksiye. Muhabbet edeye de götürdü bizi. İşte gençler bakın dedi. Bu aralar dedi çok dediği şey yerler değil. Ben de size dedi güzellik yapıyorum. Kestirmeden götürüyorum. 20 euro tuttu taksi. Verdik. Akşam dedi beni arayın. Numarasını verdi. Akşam dedi beni arayın dedi. Ben dedi sizi gelip alacağım. Akşam oldu unuttuk. Başka bir taksiye bindik. Otele gittik. 15 euro tuttu amına koyayım. Adam bize güzellik yapmıştı 20 euro diye. Yani memleketli gurbette yapıştırdılar bize. Aynı şekilde İsviçre'de bir olayımız daha oldu. Meydanda geziyoruz. Bir tane motosikletli adam arkaya böyle bir stand şekli yapmış. 4 kişilik oturabileceği böyle bir işte yemek yiyip şarap içebileceğim bir ortam yapmış. Adam hani hiçbir şey yapmıyor. Şarabını kendin getiriyormuşsun. Yemeği falan kendin getiriyormuşsun. O şekilde oturup adam seni zurayı gezdiriyor. Dedim ki çakala bak dedim ne güzel dedim iş çözmüş dedim. İyi para kaldırıyor. Adam dönüp demesin mi bana mı dedim birader diye. La o İzmirliymiş amına koyayım. Farkında değilim. Adam İzmirliymiş. İsviçre'de iş götürüyor. Neyse böyle işte anlatmaya geldim. Anlaşıldığı kadar da pek güleceğiniz de yok zaten. Güldürmek için de hani şey anlattık öyle. Sağlık olsun. Gelmiş olduk, konuşmuş olduk. Muhabbet etmiş olduk. Hayırlısı olsun. Strong Ayı, isim neydi? Emre. Ha, Emre'cim, tebrik ediyorum. Yani chatte NT diyor. En azından hakikaten soluksuz anlattın yani hikayeyi. Güzel anlattın. Eyvallah hocam. Güzel denedin yani. Bence başarılıydı yani. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bu şekilde buradan anlatınca tabii hani insana tam etki olmuyor. Tam yansıtamıyordum. Normal insanlar da bence olurdu. Gayet güzel anlattın. Yani şey gibi. Eyvallah.
arkadaş ortamında anlatsam bu hikayeyi tepkilerini doğru yerlerde verdiğin için çoğu insan gülerdi. Fakat konsept gülmeme üzerine olduğu için biraz evet. Daha da ya. Durduk yani. Ya inanır mısın yani buraya gelmeden önce şu olay, şu mevzuların hepsini belki 50 kişiye anlatmışım da. Yani o şekilde geldim. Hep bir şekilde kafamda kurdum hani dedim ki ne anlatayım ne anlatmayayım falan diye. O şekilde geldim ve sağlık olsun yani tabii konsept gülmeme üzerine gülmemeniz lazım. Gülmediniz ben de siz başarılı oldunuz burada. Yani bir nevi. Ben çok şaşırdım mesela. Ya ben... Korkma dedi. Çağrı'nın patlaması lazımdı. Yok o kadar da değil de ben nereye güldüm biliyor musun aslında içimden? Senin hocanın amına koyayım dediği yerde ben bir gülesim geldi. Gerçekten bak, değmiş midir acaba? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bizim bir istatistik hocamız vardı. Bir gün sınıftayız. Sınıfta oturuyoruz. Telefonu çaldı. Aşe telefonu. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Dersteyim dedi. Tamam kapat amına koyayım. Başka zaman ararsın dedi. Bütün sınıfın ortasında. Kapat amına koyayım. Başka zaman ararsın dedi. Kapattı. Ya adam o kadar rahattı ki. Zaten herkes dersinden de kalıyordu. Çok konuşulan da bir şey anlaşılmıyordu. Ama net bir şekilde küfrediyordu. Çok temiz. Çok temiz evet. Yani. Ağzından tüklü falan düşmüyordu. Tamam hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Last dance'ini de ben teşekkür ederim. Görmüş olduk. NT diyelim harbiden NT. Orada son hikaye bir last dance yapıldı. Neyse sağlık olsun. Eyvallah Burum ağzına sağlık. Memnun olduk. Eyvallah Allah'a emanetsiniz. Ben de memnun eyvallah. Oldum. Kolay gelsin. Ne diyorsun Çağrı? Ya neye düşündüm güldüm biliyor musun? Yani tam süre bittikten sonra son bir last dance'e girişti yani. Bizim bir kimyacısı var diye başladığında benim kimya mı? İstatistik miydi ne dedi? İstatistik. Ya onu tam cümleye başladığında moda girdi ya ona gülesim geldi aslında. Hani hikaye moduna girişi var adamın böyle bir anda başlıyor. Evet. Bizde de işte iplenek burada anladın mı? Çıktıklarından sonra arkalarından gülüyoruz yani. Birazcık da hani o sınırı tutabiliyoruz. Evet Gugu sen ne düşünüyorsun Gugu yarışmacılar hakkında şu ana kadar? Evet güzel ama Şükrü'nün dediği gibi Şükrü biraz acı çekiyor gibi ya. Hani gülmek için değil de acı çekiyor. Ya bende şey oluyor şimdi. Karşı tarafın çaresizliğini düşünmeye evet. Başlayınca komik gelmeye başlıyor. Ama aynı zaman hem gülmeden hem de acıyı yaşayarak garip bir surat ifadesi gösteriyor olabilirim. Ya ben Şükrü'ye çok saçma, apayrı saçma bir hikaye anlatsa gülermiş gibi hissediyorum Şükrü'yü. Tabii canım. Yani gerçekten komik bir şey olmadı bence daha. Evet. O zaman yeni yarışmacımız geliyor. Yes. Dionysos hikaye anlatacak karşınızda. Dionysos. Evet. Hoş geldin sahne senin. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Seni tanıyalım, ismin nedir? İsmim Tugay abi, 23 yaşındayım. Tugay hoş geldin. İnşaat, hoş bulduk, hoş bulduk abi. Çetede selamlar bu arada, şu an göremiyorum onları ama. Biraz kendimden bahsedeyim abi istersen. Tabii. Niye çok tanıdıksın sen? Nasıl abi? Çok tanıdıksın. Abi birazdan bir hikaye anlatacağım, umarım oradan tanımıyorsundur beni ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Abi 23 yaşındayım dediğim gibi. İnşaat mühendisliği okuyorum. 8 yıllık bir tiyatro geçmişim var. Şu an okulumdan sebep yapamıyorum. Biraz da onun şeyi var üzerimde böyle. Baskısı uzun senelerdir böyle sahne tozunu alamadığım için biraz üzerimde baskı var. Onun dışında bir sıkıntı yok. Genel olarak da böyle bir insanım işte. Instagram üzerine videolar çekiyorum. Yayıncı değilim şu an. Hı-hı. Bu şekilde. İsterseniz anlatayım abi ben hikayemi. Güzel. Heyecan varsa veya işte rahatlarım diyorsan biraz daha sohbet edebilirsin, yani, soru sorabilirsin. Yani sizle biraz daha sohbet edebildiğim için iyi gelir bana aslında. Yoksa çok heyecanlı değilim açıkçası. Ben nickini de hatırlıyorum, tipini de hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? Allah Allah. BBL Akademi'ye falan başvurdun mu? Nereye abi? BBL Akademi'ye başvurdun mu? Hayır. TFT oynuyor musun? Hayır abi. Benim Discord'a girdin mi hiç? Girmedim abi. Çağrı'nın Discord'da var mısın? Vallahi ona da yeni girdim. Aktif olarak yoksa tam o zaman tam denk geldi o zaman. Olabilir abi. Belki birazdan anlatacağım hikayeyle. Belki Instagram'a video çekiyorsun ya. Belki keşfette falan evet. Mı önüne düştü acaba? İşte benim de hikayem tamamen bununla ilgili abi zaten. Tamam dinleyelim o zaman. Seni dinleyelim ya. Tamam.
Abi şöyle, Instagram üzerine videolar çekiyorum. İnsanları güldürmeye çalışıyorum ben. Fakat bir türlü istediğim kitleye ulaşamadım. Hep 1000-2000 arasında oynadı bu. Ve bu da benim biraz zoruma gitti açıkçası. Yani diyorum ki kendi kendime, benim tiyatro geçmişim var, nasıl olmaz falan diye böyle biraz egoma da yenik düştüm. Sonra ne yapsam da orijinal içerik üretsem de sayfalar beni paylaşsa falan diye düşünürken abi aklıma şöyle bir içerik geldi. Biliyorsunuz ki Hadise Rayman ne zaman bir şarkı çıkartsa böyle seksi kıyafetler giyip dans ederek videolar paylaşıyor. Sonra Rayman bir şarkı çıkarttı abi, Leyla diye. Baktım Hadise'den ses seda yok. Ben de dedim neden olmasın. Abi ayıptır söylemesi, giydim tangayı, taktım sütyeni. Çektim bir video Leyla şarkısını söylerken arka planda böyle. Bir de bunu asker malzemeleri satan bir yerde yaptım açıkçası. Daha sonra attım videoyu, hiçbir sorun yok böyle. Yine klasik benim kitle, 300 izlenme, 500 izlenme vesaire. Sonra birden artmaya başladı. Sürekli telefonuma bildirimler geliyor falan. Ben de tabii mutlu oluyorum ama tabii videonun yorumlarına hiç bakmıyorum ama o an. Derken işte bilmem ne sayfası seni paylaştı, Cart sayfası seni paylaştı falan diye bildirimler yağmaya başladı. Ve bu görüntülenme 20 bin, 30 bin, 100 bine falan çıktı. Hatta bazı sayfalarda beğeniler 100 bini falan gördü böyle. Tabii kuduruyorum evde, kız arkadaşım var 5 yıllık, şu an yayını izliyor. Ona da selam olsun. Selamlar. Böyle çıldırıyoruz falan derken yorumları falan gördüm. Biraz üzüldüm abi. İnsanlar tabii biraz da fiziksel yapımdan ötürü hoş karşılamamışlar videoyu. Neyse, tam bu sırada kız arkadaşından bir mesaj geldi. Sadece Tugay yazmış. O mesajı bilenler bilir. Chat'teki dostlarımda da illa bilenler olacaktır. Sadece adım. Ve dedi ki babam videonu izledi. Ben dedim nasıl yani? Bayağı videonu izledi. Çünkü benim profilim normalde gizli. Kişisel profilim. Ama mizah yaptığım profilim açık. Ve buna denk geliyor adam. Ve sadece ve sadece bu videoyu izliyor. Tabii bu beni biraz demoralize etti falan böyle. Ama aramızda hiçbir şekilde bir konuşma geçmiyor adamla. Biraz daha süre geçti abi üzerinden. Bir YouTube kanalı açıldı. İsmini versem sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Tamam. Derdin ne diye. Aa, onu desene ben... o problem oldu. Ama kapattılar. Ha, tamam. Kapattılar yani. Tamamen bütün videolar falan silindi. Oraya katıldım. Orada ben bu derdimi anlattım. Yine aynı şekilde. Şöyle böyle oldu abi falan diye. Abi acı çekiyorsun ya. Senin acı çektiğini görünce de neyse, ben Çağrı abiye bakarak anlatayım abi. Evet. Demoralize oluyorum yani. Şükrü'ye oyna sen, Şükrü'ye. Ha tamam, Şükrü abiye. Tamam. Ya şey, çok tanımadığım için herhalde biraz rahatım. Okey tamam. Çok tanımadığım için Şükrü abi falan rahatım herhalde, o yüzden biraz. Yoksa daha fazla gerilmem gerekiyordu. Önceki arkadaşlar çok daha fazla gerildiler. Yok, rahat olun. Videoyu kapandı, canlandırmaktan bir hal oldum. Videoyu görebiliyor muyuz? Tabii abi. Görebiliriz. Telefondan açıp göstersem olur mu? Ne giymiştin videoda? Bir daha söyleyebilir misin ya? Onu bir emin yok, ol. Şöyle üzerinde askeri iç çamaşırı var. Aha. Askeri boxer ve fanila. Onun üzerinde de tanga ve sütyen var. Yani tamamen tanga yani, ve sütyen değil. Yani bence görebiliriz videoyu. Ama iç çamaşırı diyor. Boxer aslında. Boxer değil mi o? Boxer gösteremiyor. Askeri. Tamam. Neyse, yayından sonra öneririz işte. Şükrü, bakarız. Aynen ya. Olur. Tam da canlandırıyorum olmuyor yani. Ben şeyi düşündüm. Abi. Yani niye yaptığını düşündüm sadece. Abi işte çok fazla kafayı kırdım çünkü. Ne yapsam olmadı ve aklıma böyle bir içerik geldi. Dedim ki ben bu olayı T'ye alayım. Hani Hadise bunu her seferinde yapıyorsa Rayman şarkılarında. Yani Rayman şarkı çıkarınca Hadise diye bu videoyu atarsam dedim belki bir etkileşim olur ama beklediğimden fazla. Hadise'ye yani. Göndermeli bir videoydu bu. Pardon, tamam, hatırladım. Evet. Sonra tamam. Birkaç tanıdığım var. Toparlıyorum. Ben bunun Rayman'in de Hadise'nin de falan izlediğini öğrendim yani bu videoyu. Ama Allah'tan başımıza bir şey gelmedi tabii. Babası bir şey demedi mi kız arkadaşının? Abi şöyle, adamla aramızda hiçbir şekilde konuşma geçmedi dedim ya, bir YouTube kanalında konuk oldum ve bu olayı anlattın diye. Hatta o olayı anlatacağım gün bile affedersin kayınpeder bizi oraya bıraktı ya. Yani adam hiçbir şekilde konuşmadı benimle. Onun dışında da bir muhabbetimiz olmadı. Sadece tiyatro üzerine oynadığım için belki de bir şey demedi yani. Ama tabii ben kendimi kötü hissettim. Orası ayrı mesele. Peki kayınpeder diyorsun. Kız istemeye gidildi mi yani? O evreler geçildi mi?
Belki abi de olmuştur şöyle... çünkü haberin de olmamış olabilir şu anda. Yok yok. 5 yıldır birlikteyiz abi. Sadece evlenme teklifi var şu an. Kısmetse yazaza söz falan olacak. Anladım. Bu şekilde bir hikayem vardı. Daha çok komediden çok bu benim derdimdi. Bunu da burada size anlatmak istedim yani. Artık bizim de derdimiz oldu bu. Emin ol videoyu gördükten sonra daha çok derdin olacak Şükrü abi. Yani gördüklerini... Bence sadece canlandırsan yeterli. İzlemeyip de... Ben seni oradan tanıyorum herhalde zaten. Videoyu canlandıramadım ama çok tanıdıksın. Yani imkanı yok. Şükrü'ye şey diyebiliyor musun? Bugüne kadar gördüğün bütün tangaları unut. Böyle şöyle... şimdi görmedin. Yani tabii ki bunu demiyorum. Çok iddialı fizikler olduğunu adım kadar eminim ama bir erkekte bu kiloda kesinlikle daha iyisini göremeyeceğini düşünüyorum. İddialı. Yani bizim alan için çok iddialı değil açıkçası. Ya. Benim için çok iddialı değil. İlgilisine belki çok iddialı bir söylemdir ama. Evet. Bilmiyorum yani güzel farklı bir kulvarda iddia yani sonuçta Şükrü. Ne düşünüyorsun? Şöyle bence güzel bir hikayeydi. Güzel de anlattın ama dediğin gibi komiklikten daha çok dram içeriyordu hikaye. Evet, hem evet, evet, evet. Kayınpeder tarafı hem senin bir şekilde artık patlamak için aklına gelen fikrin bu olması. Yani gittiğimiz yer komik aslında. TikTok deniyor musun? Deniyorum abi. Bence komik. Instagram yerine TikTok denesen bunlar orada gider diye düşünüyorum. Evet abi ama orada da şey sıkıntı ya. Kesinlikle çok fazla izleniyorsun. Çok rahat izleniyorsun. Ama takipçi çekme kısmı biraz sıkıntı orada da. Yani belli bir yerde patlasan diğer platformlara yayarsın da işte olmuyor yani. Anladım. Sağlık olsun ya. Bu, evet, bu belki... süremizin sonuna geldik. Daha süre evet. Bitmiş. Az kalsın evet. Patlayacak. Teşekkür ederim abi beni dinlediğiniz için. Çok Çetede memnun çok oldum. Selamlar söylüyorum. Gardo, trajikomik hikayenden dolayı çok memnun olduk. Ben memnun oldum. Belki abi, görsellerle abi. Anlatabilseydin imkan olsaydı da daha farklı efekt olur diye düşünüyorum. Kısmet değilmiş abi sıkıntı yok. Yayından sonra el aklınıza düşerse bir bakın derim ben. Tamamdır çok sağ ol görüşmek üzere. Tamamdır abi. Çetede selamlar söylüyorum kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Hoşçakal. Evet Gugu. Evet videoyu atayım içeri açacak mı? Sen gelsene şuraya bir kahkaha atalım açılalım ya. Ya girsene sen Allah aşkına. Yok ben girmeyeyim bu topu. İçeri açacak mı videoyu merak ettim. Videoyu açamayız abi. Tanga var diyorsun. Alnın altında iç çamaşırın üstünde tanga yok, giymesi yok, de iç çamaşır. Bir şey yok ya. Siyah beyaz video. Onu daha sonra bakalım. Yani tamam. Yarışmacı buradayken deseydim belki olurdu da şimdi gitti yani ekstra. Vallahi şu aranın kanalı ben bilemem ban yerse o yer. Evet işte şimdi bir hafta hani bu kontentin cezası hak ediyor yani bu kontent bu cezayı aslında. Şükrü doğru mu? Kontent, hani bir hafta bir dinlendirme iyi hak edilen bir kontent yapıyoruz şu anda ister istemez. Bak, hissettiğim ne biliyor musun? Hissettiğim şu. O kadar saçma şeyler olacak ki bunlara dayanamayıp güleceğim dedim. Ama üst üste bu kadar saçma şey görünce insanın içi kıyılıyor. Hani bir tane araya böyle bir şeyin girmesi gibi. Biz, bence yarışmacıların yani ki buraya böyle ben şansımı deneyeyim değil de gerçekten iddialı adamların gelmesi gerek. Evet. Anladın mı? Evet. Yani adam harbiden %100 herkese güldürebildiği bir espri ya da direkt tip olarak, karakter olarak komik birinin gelmesi gerekiyor. Ben şey çok bekledim. Kem açıldığı anda patlayacağım böyle tamam mı? Hani onu çok bekledim ama olmadı. Belki de olur yani bilemiyorum ki. Bundan sonra o zaman sıradaki yarışmacıyı çekiyorum. Ne yapacak tam olarak sıradaki yarışmacı? Yazıyor. Yazıyor geliyor. Kim milyoner olmak ister yarışması yapacak sizinle. Buyursunlar. Yazıyor. Selamünaleyküm. Sesim iyi mi şu an? Aleykümselam. Hoş geldin. İyi. Sahne senin. Hoş buldum. Kamerayı açıyorum o zaman. Aç. İsmin Yasin mi? Ha? Yasin aynen. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Kandil gecenizi en içten dileklerime kutlar ve bu gecenin size sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Nuri Betse'nin sponsorluğuyla Milyoner başlıyor. Evet.
Evet, sıradaki yarışmacımız Çağrı Ergün. Kendisi İstanbul'dan katılıyor. Evet Çağrı, seni tanıyalım. Beni mi tanıyalım? Ben Çağrı, evet. Ergün. Nereden katılıyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. Sen de dedin az önce. Ben yarışmacı mı oldum ben? Evet, yarışmacısın. Allah Allah. Yarışmaya kimle geldin Çağrı? Şükrü'yle geldim. Şükrü'yle mi geldin? Evet. Merhaba. Biz seni tanıyalım, sonra Şükrü'yü tanırız. Öyle yayıncıyım. Yayın yapıyorum Twitch platformunda. Evet. Böyle bazen saçma sapan kontentler deniyorum. Saçma sapan işler yapıyorum işte bu tarz. Bir gün bir yerde patlayacağımı düşünüyordum. Yani bugün patladım yani. Balon patladı diyebilirim kendim için. Teşekkür ederim. Evet Çağrı. Hazırsan. O kağıdın arkasına ne yazdın sen? Milyoner ne yazdın oraya? Milyoner. Bir de katman yazıyor burada da. Onları sen yazdın değil mi? Oturdun yarış bu program öncesine yazdın değil mi? Tamam. Pardon. Ben repeyi bozdum. Evet Çağrı, hazırsan ilk soruya geçelim. İlk soruya geçmeden önce şöyle bir kuralları anlatayım. Şükrü'yü tanımayacağım mı? Pardon, çok pardon. Biraz heyecan var da. Evet Şükrü, seni tanıyalım. Arkadaşın yarışmacı. Ben Şükrü. Çağrı ile birlikte geldim. Gülmeye geldim. Evet. Zor sorular sorarsan Çağrı'ya ve bilemezse gülebilirim belki. Peki sen neyle meşgulsün? Ne yaparsın günlük hayatında? Gülmüyorum ben, olayım bu. Gülmüyorsun, peki. Kuralları anlatayım şöyle. 4 sorumuz var. 3'er tane şıktan oluşuyor her soru. Evet. Hazırsan ilk soruya geçebiliriz. Tamam, geçelim. Hazırım. Evet, ilk sorumuz gelsin. Yunan mitolojisinde alkol tanrısı olarak tanınan, aynı zamanda Sefa Köyü'nün koruyucusu olarak bilinen kişi kimdir? A. Medusa Ahmet'in oğlu Şeytan Samet. B. Samet Yılmaz Z. C. Her ikisi. Süren başladı. C. Her ikisi. C. Evet. Her ikisi. Evet. Son kararın mı? Son kararım. Evet, ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz tanıdık bir isimden geliyor. Twitch Türkiye'den geliyor. Hazırsan gelsin ikinci sorumuz. Gelsin. Amerika kıtasında çokça görülen ve Twitch Türkiye pastasını ele geçirmiş canlı. A. Rakun. B. Ayı. C. At. Süren başladı. Yani şimdi ilk burada akla gelenin doğrudur ya, ilk akla gelen. Ama diğer şıklara baktığım zaman da diğer şıklarda da pastayı yiyenleri görüyorum. Ama yine de bariz bir isim var. İki eliyle falan yiyor o. O yüzden rakun demek istiyorum. Evet, rakun diyorsun. Evet. Son kararın mı? Son kararım. Evet. Evet Çağrı. Hazırsan üçüncü sorumuz geliyor. Üçüncü sorumuz sesli bir soru. Ve şöyle bir tüyo verebilir miyim soru hakkında? Üçüncü sorumuzdaki kişi 2020 yılının yükselen yancısı ödülüne layık görülmüş bir isim. Tamam, gelsin. Hazırsın. Hazırım. Üçüncü sorumuz geliyor. Candan Erçetin'in ilk solo. Pardon. Evet, üçüncü sorumuz geliyor. Matematikte bebek geriye yatsın, eve sorunun varsa direkt sikiyorum seni Samet. Sikiyorum seni Samet. Sikiyorum seni Samet. Matematikte bebek. Matematikte bebek. Samet Yılmaz'ın yanına çekildi canım. Sikiyorum. Evet, hazırsan sorumuz gelsin. Dinlediğiniz şarkıda ezgilerinde Beethoven'dan esinlendiği düşünülen ve Twitch Türkiye'de kıllı olarak tanınan kişi kimdir? A. Batuhan Menete. B. Recep. C. Batuhan abi özür dilerim. Ha. Kıllı lakabıyla mı biliniyor bu kişi? Evet, Twitch Türkiye'de öyle tanınıyor. Joker'in var mı? Telefon Joker hakkım var. İstersen birini arayıp sorabilirsin. Ya da yok ya. Batuhan Menete son kararım. Batuhan Menete son kararın mı? Evet. Yasin, bir şey söyleyeceğim amına koyayım. Senin bu kontentin bizimkinden iyiymiş. Abi, bunu nerede ben oynatayım bir dakika yayını amına koyayım. Bu ne böyle lan? Evet, hazırsan son sorumuz gelsin. Twitch Türkiye ile ilgileniyordun değil mi? Twitch ile ilgileniyordun yani. Evet, evet. Son sorumuzda şöyle bir tüyo verebilirim.
Twitch Türkiye'nin başrolü diyebileceğimiz bir isimden geliyor. Tamam. Hazırsan soru gelsin. Karadeniz'de özdeşleşmiş K-pop'un Türkiye'deki PR çalışmalarını yürüten şahıs kimdir? A. Mete Eldün. B. Hamsi. Hassas yerinden vurdum. Sen geri dön. Mete zaten girdim. Çok hassas yerden girdim bak. Zaten adamla barışamadık. Niye böyle sorular hazırlıyorsun amına koyayım ya? Abi teşkine bıraktım ya. Karadeniz'de özdeşleşmiş K-pop'un Türkiye'deki çalışmalarını yürüten, PR çalışmalarını yürüten şahıs kimdir? Kimdir abi, kimdir? Ben Hamsi demek istiyorum. Hamsi diyorsun. Son kararın mı? Son kararım. Sorular biraz kolay geldi galiba. Arkadaşından hiç yardım almadın. Evet. 4 soruyu da doğru cevap vererek bizden Hamsi bir aile... Hamsi. Evet Hamsi. Lakabı Hamsi. Lakabı. 4 soruya da doğru cevap vererek bizden bir aylık 8 TL'lik Prime aboneliği kazandın Çağrı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Son şey olarak K-pop'la dalga geçtiğim için abiden özür dilerim Mete abiden. Tamam kapat onu. Kapat. Kapatıyorum abi. Güzeldi şovun. Sağ ol abi. Bitti bu kadardı. Yani ilk başta farklı bir şeyler düşündüm. Sonra dedim yani direkt 4 tane şaka hazırlayayım öyle çıkayım dedim. Ama gerçekten tebrik ediyorum. Hani hakikaten prodüksiyonunu hazırlanmışsın. Ve hazırlandım abi. Böyle teklemedin de. Helal olsun. Sıkıntı şey. Ben Çağrı'ları tanımıyorum. Evet şimdi genele hitap etmedi bu şakalar mesela. Aynen. Çağrı'ya ve yayına hitap etti. Aynen. Aynen biraz öyle oldu. Evet. Ama güzel yani son... bayağı tebrik ederim. Haftaya profesyonel olacak mı abi? Ya bakalım ya. Bayağı yayından o sonra... O zaman bir, yani, bir daha olursa biraz daha genel çalışırım o zaman şakalarda. Olabilir ama bilmiyorum ya. Hani bir daha olur mu bu content? Hayırlısı diyelim yani. Olursa haberiniz olur ama öyle söyleyeyim. Yani abi katıldım. Şu birebirde de yani konuşma fırsatı buldum. Çok sevindim yani. Çok... Teşekkür ederim. Buradan Kavun abi de ilgilendi. Çok teşekkür ediyoruz Yasin geldiğin için. Seni tanıdığımızda çok teşekkür memnun ederim. Oldum. Ben de memnun oldum. Yardımcı olan abime teşekkür ediyorum. Abim de izliyor da seni abi. Buradan selamlar o zaman. Sevgiler gönderelim kendisine. Görüşürüz abi. Görüşürüz Yasin. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Evet Şükrü'yü saf dışı bıraktı yarışmacımız ya. Sadece Çağrı'yı oynadı. Evet. Ama elde de etti Mete ile. Yumuşak karnından vurdu seni. Evet o son ana kadar hiçbir problem yoktu. Mete'nin fotoğrafını gösterdiği anda bir garip oldum. Yalan yok. Orada bir tık gitti yani içim gitti. Ama arkadaşın kontentin içinde kendine hazırlamış olduğu prodüksiyon çok beğendim yani açık konuşmak gerekirse. Ben de çok beğendim. Yani soruları belki birazcık daha Şükrü tarafından da veya Şükrü'yü yarıştırıp o tarafı zorlasaydı belki daha başarılı olunabilirdi. Bence aynen, başarılıydı. Evet, gülmesek de başarılıydı. Evet evet gülmesek de başarılıydı ki ben güldüm de yani. Ben şeye güldüm ya en sondaki o PowerPoint hazırlanmasına şeye fotoğrafı tanımıyorum da şeyi. Aha. Kar falan şeyler çizmiş ya. Evet Mete. O zaman yeni yarışmacımızı çağırıyorum. Tabii buyursunlar. Rüzgar Riley geliyor. Stand-up gösterisi yapacak. Buyursunlar. Rüzgar Bey. Bey mi? Pardon Rüzgar Hanım. Merhaba. Rüzgar Merhaba. Hanım, sahne senin. Evet biz yeni geldiğinde o göbek yemesini de bileceğiz. Bu göbeği ısıracaksın böyle. Kıstıracak mı? O sarkan memeleri böyle annemin şerini yedirecek. Rüzgar Hanım. O sakalları kesip gıdayı yiyeceksin. Zaten. Rüzgar Hanım kamera açmadınız. Merhaba. Merhaba hoş geldin.
Hoş buldum. Seni tanıyalım. Şükrü var. Seni de tanıyalım. Bu arkadan tırrrr ses geliyor. O ne? Tır mı? Bir mikrofondan bir ses gelmeye başladı. Ha, şu an tamam geçti. Şu an iyi mi? Şu an iyi. Tamam, hoş geldin. Soundpad'i duydunuz mu bu arada? Soundpad'i duydum. Başarabildin mi? Evet evet. Ha, tamam. Onu başarabildiysem ne mutlu bana. Evet tamam. Tanıyalım, biraz kendinden bahset, stand-up'una geçmeden önce hani bir rahatlaman için. Tamam, siz sorun, ben cevaplayayım. Şükrü'ye pasladım. Arkada Rüzgar Bey bir face yazıyor. Yayın evet, yapıyorsun. Odaklayabiliyor muyum? Efendim? Değil mi? Yayıncı mısın? Evet. Evet, yayın açıyorum Twitch'te. İçeriğin ne? Oyun oynuyorum, just chatting yapıyorum. Bazen video izliyorum böyle. Peki seni komik yapan şey ne? Kendim. Yourself. yaşımı sormayacaksın sanırım. Gerek yok. Ben sorayım. Peki. Hadi. Rüzgar, yaş kaç? yaş demişken subliminal bir matematik sorusu var. Ya çok netliyor mu şu an? Netliyor, tamam. Netliyor. Tamam, bu matematik sorusunu Çağrı abiye soruyorum. Tamam. Sor. Şimdi. Senin yaşın kaç? 30. Tamam. Benim yaşım da 17. Tamam. Aramızdaki yaş farkını hesapla. Şaka mı bu? Tamam, bir hesapla. 13. Söyle. Tamam, ters çevir. 31. Güldür güldür. İyi denemeydi. İyi denemeydi. Çok boşluğuma geldi. Tamam. Buna çok güvenmiştim. Doğru mu? Aslında... Buna çok güvenmiştim. Buna güvendim. Buna güvendim. Buna yalan güvendim. Olmasın, buna evet. Güvendim. İlk bir böyle marşa basarsın, böyle araba böyle biraz hızlı başlar yani. Orada az daha gülünme üzere arefesindeydik. Hemen toparlanıldı ama. Tutturamadık yani. Tamam. Okey. Ya bir muhabbet falan dönerse ha, muhabbet aslında falan döner. İyi olur. Rüzgar, sen benim orada göbeğini yerim, bilmem ne yapıp sıkarım. Yağlarını tut, ellerim falan derken iyiydi. Muhabbet döner tabii, muhabbet. Döndü işte, burada niye dönmüyor? Ayrıca bir şey diyeceğim. Evet. Bana sürekli diyor işte sen yapıyorsun, bize hiç bırakmıyorsun diyorlar. Kardeşim zaten hepimize yetecek kadar var. Fazla var. Yaradan malzemeden kesmemiş. Kısmamış yani. Çok fazla yaratmış. Teşekkürler. Evet yani tamam. Okey. Evet. Stand-up yapacaktın ya, onu bekliyoruz aslında bir yandan. Sizin stand-up'u efendim. Öyle değil mi? Öyle mi? Şükrü'yle birebir yapabilirsin mesela. Şükrü'ye sorular sorabilirsin mesela. Belki Şükrü'yü açmak daha önemlidir burada. Ya aslında ben pek tanımıyorum kendisini ama şu an sen chat'i okuyorsun. Bak şu an sen chat'i okuyorsun ve okumuyorum. Harbiden okumuyorum bu arada. Tamam. Donup kaldım. Hiç yayın açık değil yani. 14 dakika Rüzgar Hanım. Tamam. nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? Harika. Ben zamanımı değerlendirebilirim diye düşünüyordum. Böyle bir program yapalım dedi Çağrı. Şu anda geçirdiğim en keyifli zamanlardan bir tanesini geçiriyorum. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Büyük bir challenge benim için. Kesinlikle çok belli oluyor gerçekten. Yani tabii
böyle bir content aslında neden katıldım ben de anlayabilmiş değilim. Yani herkes buna katıl 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 dedi. Yok yok, senin neden katıldığın önemli değil. Sonucu böyle mi olacaktı sonucu? Sonucu evet. Böyle mi olacaktı? Senin neden katıldığın önemli değil. Böyle bir content'i biz neden yaptık? Niye yapıyorsunuz? İşte yapmayın şunu, şunu yapmayın. Ben buradayım. Bu yapılmaz. Bir paket sigara içtim. Content başından beri bir paket sigara içtim. Hayırlısı olsun ya ama. Hani anladın mı? Teşekkür ediyoruz katıldığın için bu arada. Başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Evet. Hı-hı. Konuşsanız mı? Abi. Yok, başka anlatmak istediğin bir şey var mı? Evet hı-hı diyorsun. Ben tam burada mısın? Tamam, o zaman etkileyici bir kozmo oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Bunu oynamak zorundayım. Hikayede durmadan inandırıcılık ararak bencil meraklarını tatmin etmeye çalışacağına, bari Berat'ın yardım ihtiyacına cevap vermeye çabalayan ve maalesef senin gibi kendi egosu gölgesinde yaşadığı halde etrafında bencil ve suçluk durmayan insanların yolunu tıkaması, ayrıca size sence vardı ortakla dolaşmasan daha iyi olmaz mı Rüya? 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 Rüya kim? Rüya. Bir replik. Çağrı. Efendim. Ya 31. Ya yükseldim, ona gülürsünüz dedim bak ya. Şimdi, ama yapılmaz bu be. Bak bir gülün cümlesini anladıysan, bak bir kelime eşliğini anladıysan piçim. O kadar anlamadım yani, anladın mı? Allah çarpsın, gram bir şey anlamadım ya. Şu anda hani ya, ne yaşandığını da anlamadım. Rüya çekip onu da çözemedim. Affedersin. Tamam, en iyisi son bir konuşma yapar mısınız? Yapalım. Burası ayrı bir katmanmış ya. Harbiden ayrı bir katmandayım ben ya. Ayrı bir katman tabii ya. Tabii ayrı bir katmandayız. En katman yayının bu galiba senin şu an. Bu gibi duruyor şu ana kadarki yayınlarımızda. En katman yayını bu gibi duruyor. Mesela şu anda kanala yeni gelen bir insan bize büyük ihtimalle özellikle bana, önce bana sonra sana gitti, Rüzgar Labs diye gitti. Büyük ihtimalle ana avrat sövüyor diye düşünüyorum. Ama sövmesinler. Tek ricam. Ben yayının başından beri chat'e bakmadım, merak ediyorum. Gülüyor mu chat? Yani güldükleri oldu mu? Ya güldükleri oldu. Gülünüyor ama genel olarak herhalde anlamsızlığa gülünüyor. Tam olarak. Çünkü hani öyle gülünüyor diye düşünüyorum. Kopanlar da var, gülmeyenler de var. Cringe olanlar da var. Hani çaresiz hissedenler de var. Garip bir ortamdayız yani. Ben 31'e hala, gülmüş. 31'e bir tık böyle bir efekt oldu, evet. Ben hala ben onu ilk yakaladım başından. Gelişini anlamasam belki ben gülerdim ona. Evet. Ama çok bariz geldi. Ben hatta hiç uğraştırmadan direkt 30'a 1 ekleyecektim. Yani öyle yapacaksan de. O zaman yeni yarışmacımıza geçelim mi? Geçelim Ugu'cum. Mümkünse geçelim ya. Yani şu evet, an düşünüyorum bu kontentin en iyi kararını Gugu'nun yeni, yani yarışmacıları Gugu'nun bize tanıtması ve sunması olduğuna karar verdim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Teşekkürler Gugu. Evet Gugu, hadi. Altay Üstürk geliyor, şiir ve komedisi yapacak. Buyursunlar. Altay. Şükrü'yü düşündüm de şu anda, ona güldüm direkt. Insta. Altay hoş geldin. Ben chat'e çıkıyorum. Geliyorum chat'e abi, dur. Dur abi, geliyorum bir dakika. Bakayım geldim mi? Geldim. Tamam, İkinizi... senin Altay. İkinizi nasıl şey yapacağım bir dakika. Heh. Ne yapıyorsunuz abi? İyi Altay'cım, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şükrü abi, sen ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyi abi. Abi uykun geldi, uyu bence sen. Sabahtan beri böyle duruyorsun bak. Yani bu uykuyla alakalı değil o duruşum. Hasta mısın abi? Yok, acı çekiyorum. Abi dermanı vardır. Bugün kandil, dua et. Bol bol dua et yani. Sen benim ateist için et. Ateist misin abi? Ne olduğumu ben de bilmiyorum. Allah hakkında hayırlısını nasip... Gerçi ateistsen Allah hakkında hayırlısını nasip etmez. Baga girdim. Neyse abi, konuşalım biz. Çağrı abi, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın?
İyi abi, Allah'a şükür. Ben neyim? Sabah işte hastanedeydim. İşlerim vardı. Onlarla uğraştım. Ben hemşireyim abi. Sabah 3 tane sünnete girdim. Aha. Onun dışında yoruldum birazcık. Sonra da eve geldim işte. Şükür abi, sen nasılsın? Günün nasıl geçti? Süper. Güzel. Uyandım. Yemek yedim. Çağrı yazdı bir saat önce programdan. Bir dakika. Pardon. Kapat orospu evladı. Yarışmadayım. Yarışmadayım. Kapat. Abi bizim kızanlar aşırı meraklı. Böyle bir şey oldu mu hemen abin, kanka ne yapıyorsun, kanka ne ettin, kanka ne yaptın falan. O yüzden kusura bakmayın, yayın esnasında arayabiliyor bazıları. Hatta ben şöyle sessize alıp atayım telefonu. Evet, ne yapacaksın peki? Abi ben aslında bir şey diyeyim, ben yarışmaya katılma zamanında da beni çektiler, öyle sohbet muhabbet ettik. Çok fazla öyle anlatabileceğim komik bir şeyim yoktu ama rahattım diye aldılar galiba. Ya ben öyle çok heyecanlı bir çocuk değilim, heyecanlanmıyorum yani. Anladım. Yani ama bir şey hazırladın mı? Hani ben bunlara şive komedisi yapacağım demişsin. Ya, abi bak şöyle söyleyeyim sana. Şimdi senin şarkına salladılar. Aha. Acun şakası yaptılar. Şükür abi özür dilerim. Diş şakası yaptılar. İddia kupanı değil mi? Evet. Abi sorma ya. Dün bayağı bir oynadım da yattık ya. Parayı bulamayacağız abi büyük ihtimal. Ben de yayıncıyım abi bu arada. Para var dediler. Girdim şu an. Yayın yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey var bizim. Nasıl söyleyeyim sana? Kemik kitle var. Hani böyle bilirsiniz yani, böyle 10 izlenirsin, 15 izlenirsin ama böyle aile gibisindir yani. O anana söver, sen onun anasına söversin falan böyle. Chat'te böyle bir makara döner. Şu an öyleyim yani. O şekilde devam ediyorum. Abi size anlatabileceğim ne var? Ne bileyim. Ben fıkra anlatabilirim mesela. Bir tane... Heh, geldim. Düştüğünü zannettim. Çok korktum. Düştüm. Biliyor musun? Ben de çok korktum abi. Düştüm, geldim şimdi. Ben de elektrik falan gitti diye seviniyordun abi. Yok. Seviniyordun. Seviniyordun abi, bak ağzından kaçırdın. Tamam, fıkranı anlat o zaman Altay. Anlatayım abi. Abi şimdi bir tane genel ev düşün. Bunu söylemende bir sakınca var mı? Devletin de var çünkü. Ya, kardeşim söyledin zaten artık. Söylememde genel ev düşün dedin. Sonra genelini söylememde sıkıntı yok. Anlat, devam et. Düşünüyorum. Öyle bir yer var abi. Orada çalışan bir papağan var. Bu papağan gel zaman git zaman işte oranın sahibiyle yan yana takılıyordu. Eğleniyordu, geziyordu, tozuyordu. Konuşmalara şahit oluyordu, seslere şahit oluyordu falan. Ondan sonrasında abi müşterilerin bu durumdan gerçekten çok sıkıldığını iletmişler. Hani demişler ki hani bu papağan biz işimizde rahat olamıyoruz. Bazı problemler yaratıyor bize gibisinden konuşma dönmüş. Sonrasında demişler ki bu papağanı artık ver birine. Yani gitsin artık. Abi o her şey tamam. Demiş ki tamam, ben bu papağanı veririm. Sonuçta adamın ekmek teknesi. Yani para kazanıyor oradan. Demişler ki işte biz bu papağanı verelim falan filan. Demiş, gitmiş abi pet shop'a, vermiş. Demiş ki hani böyle böyle demiş, parayla sahiplendirebilir miyiz falan gibisinden. Parayla sahiplendirme de ayrı bir şey gerçi. Parayla sahiplendirebilir miyiz gibisinden abi. Gitmiş vermiş pet shop'a. Pet shop demiş ki ben bunu hallederim falan filan. O gün de şans eser abi. Bir tane teyze. Kızı Bursa'da okuyor, oğlu da Eskişehir'de okuyor, üniversite. Abi teyze demiş ki hani ben demiş evde çok sıkılıyorum demiş. Hani bir benim bırgalamam lazım böyle bazı konuları konuşmam lazım, sohbet etmem lazım birisiyle falan. Eşim de işte demiş, eşimle de konuşamıyorum, yalnız kalıyorum evde demiş. Tabi kadın yaşlı yani, sıkılır. Her neyse abi, ondan sonra demişler ki işte abla demiş sana bir tane papağan verelim. Bak demiş bu konuşuyor. Yani konuşan bir papağan, hem canın sıkılmaz, sohbet edersin, muhabbet edersin falan filan. İyi tamam demiş, alayım ben papağanı. Papağanı aldıktan sonra abi eve götürmüş, bir güzel yıkamış paklamış, hızlandırıyorum bu ara sıkılmayın diye. Yıkamış paklamış, iyicene temizlemiş abi. Ondan sonra yorgunluk kahvesi diye oturmuş, tam kahveyi içerken kapı çalmış abi. Kızı gelmiş, tamam mı? Kızı gelmiş, aa hoş geldin kızım falan filan derken bir anda papağan şöyle dönmüş. Oo demiş, çıtır severiz. Yapmış böyle. Bir anda teyze demiş sen ne yapıyorsun ya demiş, o benim kızım, ne diyorsun sen? Pardon teyze demiş papağana, kusura bakma benim böyle bir şeyden haberim yoktu kızın olduğundan. Ondan sonra abi sırada şey gelmiş. Kızıyla beraber sohbet muhabbet ederken bir anda kapı çalmış. Bu sefer de Eskişehir'den oğlu gelmiş. Oğlu geldikten sonra tam oğlum falan ne yapıyorsun ne diyorsun derken tekrar herkes papağana dönmüş. Papağan da bu sefer demiş of demiş genç delikanlı demiş, bayram üstü değil ama demiş kesin demiş bir yerden para buldu, şimdi burada izmaya geldi. Teyze demiş ki sen demiş haddini aşıyorsun iyicene demiş. Sen ne terbiyesiz papağansın, nesin sen falan. Teyze kusura bakma ben oğlun olduğunu da bilmiyordum demiş.
Ondan sonra abi oturuyorlar teyze kızı oğlu hep beraber oturuyor, sohbet muhabbet ediyorlar. İşte babasının geleceği iş çıkış saati. Kapı çalıyor abi. Kapı çaldıktan sonra kapıyı açıyor, kocacığım hoş geldin diye bakıyor. Herkes papağana dönüyor. Papağan gene ne diyecek bile. Papağan şöyle bakıyor. Hoş geldin İsmail abi diyor. Şakayı bir de açıkla. Hani daha komik olabilir. Abi şaka. İsmail abi genele mi gidiyormuş? Tamam anladım da işte açıklayınca belki komik olur dedim. İsmail abi genel eve gidiyormuş. Ne diyorsun olmadı. Çağrı? Şükrü 2018'in sonunda benim Almanya'ya ben bir tane iş yaptım. Onun ödemesini almadım ben hala biliyor musun? Hı hı. 2019'un Şubat'ı gibi gönderecekti. 2019 Şubat, Ocak Şubat aralığında bandında gönderecekti. Ben o ödemeyi almadım. O dönem tam ofise çıkıyordum. Parayı alırım diye ben ümit ettim. Ödemeyi nasıl olsa gelecek diye ofisi tuttum. 2020'de. 19'da daha düşün. 2019'da. Tabii. Nasıl olsa dedim parayı alırım. Ofisi dedim tutayım baştan. Mesela o ödemeyi almadım. Ondan sonra ona yaptığım web sitesi vardı işte internet üzerinden. Almanya'da çok da görüşemiyorduk. Hı-hı. Bana bu hikaye ona ne hatırlattı? Ne alaka diyeceksin? Hiçbir alakası yok. Ondan ödemeyi niye bıraktım onda? Hissiyatı doğrudu. Çünkü 6 aya yakın falan kullandı o siteyi. İşi denedi olmayınca mesela bıraktı parayı da ödemedi yani. Bana da şeyi hatırlattı. Yani papağan dediği andan itibaren hatırlattığı bir şey bu. Çocukken papağanım vardı benim de. Ama böyle konuşan cinsten değil. Sabah çık bağıran böyle kafese kafasını sokan. Ben de 6-7 yaşındayım falan. Uyandım bir gün Çağrı. Aha. Papağan yine bağırıyor odada. Deliriyorum ama böyle çıldırıyorum bağırıyor diye. 6-7 yaşındayken tabii ki çocuksun, bilmiyorsun bu işi. Papağanı susturmaya çalışıyorum. Bulamadım, nasıl susturacağım bulamadım. Kafes de böyle bir kutunun üstünde yerde duruyor. Sinirlendim, çıkarttım boxer'ımı. Kilot giyiyorduk o zaman, beyaz kilot. Kafese bir tane vurdum. Papağan... Kilotla mı vurdun abi? Hayır. Penisimle vurdum. Papağan ısırdı. Penisini. Bildiğin koparttı aynen. Kan fışkırıyor her yere. Tabii utandım kimseye söylemedim. Taktım beyaz kilodu. Oturdum acıyla oturdum. 3 gün boyunca falan acı çektim. Bunu hatırlattım. Penisinin durumu şu an iyi mi mesela? Çok i̇yi, özel olmazsa... Ama... İyi ama yani çabuk iyileşiyormuş onu öğrendim. Penis yarası çabuk iyileşiyormuş. Deri parçası koptu mu abi? Tabii. Bende de buna ne benzer yaptım? Bir hikaye var ama papağanlı değil. O yüzden anlatmasam. Kopan parçayı ne yaptın abi? Kaynasın diye tutturdum üstüne bastırdım. Kaynadı mı? Kaynadı. Abi çok çok kötüymüş ya. Altay'cım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Gördük. Değişiklik oldu. Sizi tanımış memnun oldum. Sizinle evet. Sohbet etmiş oldum. Memnun oldum. Güzel bir şey tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Şükrü abi sana da memnun oldum. Ben abi sen maksimum 15 dakika uyuyakalacaksın galiba. Gözlerin falan böyle çünkü. Ağlayacağım. Ağlayacağım yani. Zor tutuyorum kendimi. Valla. Abi geçer. İnşallah. Görüşürüz İnşallah. Altay'cım. Ağzına sağlık. Görüşürüz abi. Eyvallah abim görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hadi öpüyorum seni. Hadi ben de. Görüşürüz. Bu arada Çağrı anlattığım hikaye gerçekten. Yok ben inandım bu arada. Gerçekten öyle bir şey. Büyük geçmiş olsun abi. Çok çocuğuz abi yani. Çok çok sağ ol. Yaşamış gibi oldum. Kur'an içerisinde elim ayağım titredik hanımla onun yani. Utancımdan kimseye söyleyemedim. Benim aklıma şey geldi Şükrü. Sen o beyaz kilo tekrar giyince kan lekesi olmadı. Oldu. Annem sonra bu ne diye sordu. İtiraf ettim ama yani çok geçti artık. Bir de çok affedersin çok başka bir şey düşündürttü bana bu hikaye. İnşallah düşün yani çocukluk sonuçta. Yok. Yok değil. Devam edelim o zaman Google.
Evet. Sıradaki yarışmacımız. Kaç kişi kaldı Allah aşkına? Bir dakika. Hemen söyleyeyim. Bir dakika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi kaldı. Hızlı alalım o zaman. Alalım, tamam. Hızlı alalım. Sıradaki yarışmacımız Karaman Grafik geliyor. Şovu mallık. Buyursunlar Karaman. Gerçek şovcular belli oldu. Karaman sahne senin. Karaman Grafik geliyor. Abi ben şimdi bir şey diyeceğim. Ben niye katıldım ki şu yarışmaya? Ya Karaman, senin ben belanı sikeyim. Sen hakikaten niye katıldın bizim kendi içimizde yaptığımız? Abi vallahi bile bilmiyorum. Kafan niye üçgen senin? Ne bileyim amına koyayım ben. Gulyabani'ye benziyor. Gulyabani var ya aynısı. Bak bunu al buradan bunu. Zaten sinir stres içerisindeyim. Bunu al buradan. Estağfurullah ya Rabbim Resulallah ya. Hadi ben kaçtım görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. O zaman Honorant geliyor. Sohbet ve muhabbet yapacak. Buyursunlar. Honorant. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Özledin mi? Çağır beni. Honorant hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Seni bir tanıyabilir miyiz? Tanımayanlar için. Tabii ki. 31 yaşındayım. Hemşireyim. İtinayla Twitch izliyorum. Geçmiş yıllardan beri. 2018'in Eylül ayında. Şükrü Bey siz de hoş geldiniz. Misafirsiniz. Kusura bakmayın. Çağrı direkt şey yapınca öyle oldu. 2018'in Eylül ayından beri izliyorum. Hayatımı siken bir Pokemon Planet oyununa başladım. Bir arkadaş vesile oldu. Ondan önce LoL'de support main oynadım. Beni tanıdığını düşündüğünden daha iyi tanıyorum onu. Öyle söyleyeyim. Kanat verdim adama. Lan kanat verdim. Ne kadar zordu biliyor musun o zaman? Kanto Safari'de Dratini avlarken gittim adama kanat verdim. Bana borçlusun. Mecbur güleceksin Şükrü. Ya hatırlayacaksın tabii amına koyayım. Siktin hayatımı siktin. Ondan sonra Çağrı'ya musallat oldum ben amına koyayım. Haberin var mı? Dur şu Çağrı'yı güldürüp geliyorum bir dakika. Çağrı, donate attım okusana. Kanka bu burada donate'ler açık değil bende. Çağrı, para attım Çağrı, para. Ya bunu daha önce kaç kere konuştuk seninle. Lütfen oku şu donate'i ya. Millet donate atıyor sabahtan beri okumuyorum. Para amına koyayım bu ya. Hasan Paşa ses verir misin? Okuyorum bir dakika. Orana Hasan Paşa 50 TL göndermiş. Yeni Insta açtım. Bir gülme darlarım seni. Tamam güleceğim ben. Şimdi gül lan. Başımdan geçen bir şeyi anlatayım. Tamam. Adamın biriyle Instagram'dan konuşuyoruz. Dedim ki evleneyim mi dedim. Evlen amına koyayım dedi. Kıza evlenme teklif ettim. Kız kabul etti. Tüm sosyal medyalarım gitti. Hayatım bitti gibi oldu böyle. Telefon elimde. TFT oynuyorum sadece. Başka hiçbir bok yemiyorum. Kanto Safari'de Dratini'mi avlamadık. Ondan sonra senle kazanlı adamda zıplamadık mı? Şimdi bana bir kere gülmeyecek misin? Açılmayacak mı dudakların yanaklarına doğru? Gülümsemeyecek misin Şükrü? Gülmezsen dünyamı sikeceksin. Gül lan! Ödül neydi Çağrı? Ona göre gülecek amına koyayım. Ama gerçekten hani tebrik ediyorum. Sabahtan beri ben de yayını izliyorum. Birazdan da gitmem lazım. Hasta çıkmış yani. Beklettim onu da beklettim. Evet. Ben de bir sizi göreyim. Sizle konuşayım. Bu sefer paramla gelmedim. Bir tane elemeden geçtim de geldim. Güleceğim mi lan? Gül lan. Azıcık lan. Ne olursun. Vallahi bak ta Pokemon'dan beri izliyorum amına koyayım. Hayatımı siktin lan. KPSS çalışamadım. Senin yüzünden Nevşehir'e geldim. Antalya'ya gitmek vardı. Niğde'ye gitmek vardı. Siktin dünyamı siktin. Oyuna başladım. Sen bıraktın amına koyayım. Asaf'la beraber oynamaya devam ettim.
Borçlusun oğlum. Lütfen lan azıcık. Vallahi para falan almayacağım. Gülmeyeceğim. Senin yüzünden gittim sarışın manita yaptım. Senin var diye amına koyayım. O dönemde. Ne? Senin yüzünden gittim sarışın manita yaptım kendime. İyi yapmışsın. Çağrı, sana bir tane yayıncıdan bahsediyordum ya, ilk yayını açtı. Sohbet ediyoruz. Yayında 200-300 kişi var. Çete yazdıklarımı okuyor Çağrı. Hoşuma gitti lan. Hani yazıyorsun orayı okuyor ya. Ondan sonra birden böyle oldu adam. Yazıyorum yazıyorum okumuyor. Abone oldum gene okumadı. Sana Instagram'dan yazdığımda okudun ya. Hatta abarttın, Twitter'da paylaştın. O an dedim ki, ulan eskiden böyleydik biz. Tamam gülmezdi. Bunu güldürmek zor amına koyayım biliyorum. Buna güldürmek için böyle mallık yapacaksın. Hani mallığına göre başka gülmez. Ama kanka bunlar öyle de denmez yani. Ama öyle, gerçekten öyle. Çok acı çektim Çağrı ben. Hayatı sorguladım. Bir gülümseme için böyle dudakları yanaklarına doğru hafif büyüsün. Bıyıkları şuradan kare şeklinde insin aşağıya diye. Şükrü Şentürk. Efendim? Belki bilmiyorsun da seni seven insanlar var. Belki bir anlık gülümsemen için çok şey verecek insanlar var. En azından onları mutlu etmek için, en azından onların hayatına birazcık neşe katman için arada bir gülmen lazım. Gülümsemen lazım. Hani insanları gülerek mutlu edebilmen lazım. O yüzden gülsen amına koyayım. Çok mu zor? Niye sorguluyorsun hayatı? Sorgulama, bırak artık amına koyayım. Onu sorguluyorsun, beni sorguluyorsun, yayını sorguluyorsun. Bize küsüyorsun amına koyayım, haberimiz yok. Yayın açmıyorsun. Niye? Bir gülümseme ya bak, her şeyin çözümü bir gülümseme. Bir gülümse, ödül mödül istemiyorum amına koyayım, bir gül ya. Lan bu kadar mı zor ya? Yapamıyorum. Bir dene lan, bak bu. Olmuyor. Elini böyle yap, bak elini, baş parmaklarını dudaklarının kenarlarına götürür müsün? Şimdi baş parmak dedi, baş parmak. Baş parmak, işaret değil amına koyayım. Aç şöyle. Bu ne amına koyayım? Bak böyle işte ya, aç böyle. Ağzını aralaman lazım. Dudaklarını arala. Heh, biraz daha. Ay, yarrak gibi oldun amına. Tövbe estağfurullah. Yapma, çok çirkin oldun kanka. E sikeyim seni o zaman. Niye yaptırıyorsun bu hareketleri bana? Tövbe, ama gülmeyeceğim mi şimdi? Ya komik bir şey yok. Özledim seni. Gel. Hayır. Arada. Ben komik bir şey istemiyorum. Özlediğinin de farkındayım. Arada bir geliyorum da. Çok dengesiz saatlerde yayın açıyorsun. Yetişemiyorum artık, çalışıyorum. Ha, çalışıyorsun. Sağlık olsun. İşte onun için çalışıyorum. Sağlık olsun diye çalışıyorum, dolmuyor. Ortalık çok kötü. Ben. Vallahi lan. Şu arkadaki müziği kapatın Allah aşkına. Kapat artık amına koyayım, kısa alsan ya. Hakikaten. Kapattım abi. Şekilden şekle girdim ya, burada duygusal boşluğuma geldi ya. Bu arada Honorant'cim, bereketinle geldin diyebilirim. Anonim bir kullanıcı 100 kişiye abonelik hediye etti. Hem de bu kontentte. Yani... Bu kontente benim kanalıma 100 abonelik gönderen kişi gerçekten bizi, beni, Şükrü'yü, işte katılımcıları, chat'i falan çok sevmiştir ki bunu göndermiştir yani diye düşünüyorum. Anonim, gerçekten çok teşekkürler. Çağrı adına teşekkür ederim. Şükrü gülmese de. Ben gidiyorum. Hala çalışıyorum gibi geliyor bana. Sen böyle bakıyorsun gideceğim yok, diye. Yok yok. Yani. Ben umudu yitirdim senden. Bu benden öncekiler yüzünden zaten. Biri güldürse şöyle hani... Gelecek, devamı gelecek. Az çok tanıyorum seni de, yok. Hiç dert ben de şeyi olmadı. Kaybettim. Dert anlatan? Olmadı. Gerçekten böyle bir dert anlatan olmadı. Anlatsalar gülerdim dertlerine. Gülerdin çünkü... Dert... Bak çünkü senin şeyin şu. Ya benim, ben sana komik bir şey söyleyeyim mi? Hani öyle. Yaşamaya çalışıyorum. Belli bir işim var. Ve yaşamaya çalışıyorum. Bu gerçekten bu ülkede komik bir şey. Hani ben sana dert anlatırsam sen beni anlarsın, otur muhabbet edersin. O yüzden ben sana dert anlatmam. Gülesim geliyor ya. Yalan. Daha fazla anlatma. Gerçekten hani bu ülkede yaşamaya çalışıyoruz abi. Beslediğim çok boğaz var. Hani biri burada. Tövbe ya Resulallah. Beyler bana müsaade o zaman. Siz gülmeyeceksiniz. Sen gülersin de Çağrı. Şükrü'den hiç umut yok. Peki. Ama gülümse. Benden ben sonrakilere yatırım. Sabahtan beri gülümsüyorum burada ya. Bu bir gülümsüyor halim. Bak. Oldu, gidiyorum. Ona ben geldim. Çok teşekkür ediyoruz.
Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak. Kendine çok iyi bak. Siz de. Şu güzel eski izleyici miydi? Pokemon Planet oynarken daha harbiden Kanto'ya gelip kanat vermişti bana şekil böyle. Nasıl ya? Pokemon Planet oynuyordum ben bir ara. Aha. Bayağı eski. Browser oyun. Tabii canım 2,5 sene önce falan. Konrad hayat. İşte bazen bana sarıyor. Instagram'dan mesajlar atıyor, ses kayıtlar atıyor. Böyle duygusal. Zaten eskiden beni izleyen çoğu insan burada chatte görüyorum. Ya ben de just chatting yapıyordum ya eskiden. Aha. Sonra sen devraldın o tarafı. Evet. Ben de sabah akşam TFT oynuyorum. Anladım. Evet. Sevgili Jüri'nin gelsin mi yeni yarışmacı? Bir gelsin. Son ben de bir VC'ye gideyim. O kendisiyle... Lütfen gelsin. Hızlı hızlı gelsin. Siz konuşun hemen geliyorum ben. Sen çek. Tamam. Çağrı gitsin. Çağrı duymuyor değil mi? Onun kulaklığı şey değil. Yok, kafasında tıkalı değil. Duymuyor. Nasıl duymuyorum diye bağırdı herif. Şükrü abi valo mu be buradan sonra? Abi bak sadece bir şey söylemek istiyorum. Uğraşma abi. Bu adam bir iki tane böyle content falan yazıyor. İşte komik olacak, katman olacak, şey olacak falan diyor. Bana dediğinde ben dedim bu adama. Dedim ki ben gülmem. Yok dedi gülersin güldürürler dedi. Ben dedim gülmem. Şu an burada çektiğim acıyı siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet, anlatamam evet, size. Yani komik hiçbir şey yok abi. Komik olan tek şey Çağrı'nın bu konsepti bak. Çok komik bir konsept. Ayıp olmasın diye gülmüyorum. Ama yani gülmeme üzerine konsept mi yapılır amına koyayım ya? Haklısın. Ya demeye şeydim belli oluyor yani. Acı çekiyorum ya. Karaman gülüşü lazım. Karaman gülüşünü vereyim bir rahatlayalım o zaman. Of. Nefessiz kaldım ya. İyi geceler. Ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar kontentimize bu hafta katılamazdı. 45 kişi katıldı. En iyi 15'liyse ben gidiyorum görüşürüz ya. Psikolojim bozuldu. Ya bu arada komik olmak zor bir şey bence. Bilmiyorum siz neye gülüyorsunuz? Çağrı'ya mı gülüyorsunuz ama komik olmak bence zor bir şey. Bir de hiç tanımadıkları, bilmedikleri bir yere girip böyle yayına... Benim gibi beton suratlı bir adamın karşısında komik olmaya çalışmak daha zor. Estağfurullah. Yani. Evet. Okey. O zaman Samsung fili geliyor. Fıkra ve taklit yapacakmış. Evet, karşınızda gelsin Samsung fili. Samsung fili. Merhabalar. Merhabalar. Sahne senin. Hasan Paşa, hazır mıyız? Hasan? Bir saniye geliyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Baktım, hoş buldum. Şöyle ki, baktım kimse Türkiye'nin durumundan bahsetmiyor. Ben de dedim ki, milli takımımızı bir gururlandırayım. Böyle bir karografiyle. Olmadı mı ya? Oldu. Gururlandık. Tamam. Duvardaki ne? Şu mu? O yatağın başındaki. Yatağın... Bu mu? Yok, o yok. Duvarda böyle bir çıkık bir şey var gibi. Bilmiyorum yatağın ki. Yatağın başında var ya böyle beyaz ne gibi bir şey. Ne gibi ya o? Gece lambası. Gece yatmadan açıyorum böyle. Hani yaparlar ya kuzular atlar üstünden böyle sayarlar. Ben de ona bakıyorum. Hı-hı. İşe yarıyor mu? Yarıyor.
Şimdi tanıtıyorum kendimi. Tabii. Adım Anıl. Bu kadar. Baktım burada herkes amına koyayım esprisine gülünmeye Sinan Engin gibi geliyor gidiyor. Ben dedim adımı vermeyeyim, anonim devam. Şimdi benim şöyle ki olayım. Bir fıkra anlatacağım. Çağrı abi. Efendim kardeşim. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Otomatik cevap. İyiyim ben de, ne olsun işte, takılıyoruz. Çok soğuksun bugün. Yo, ben çay almaya gittim geldim. O sırada senin rofaşatanı gördüm. Gururlandım. Gururlandın değil mi? Evet. Aslında bir şaka daha vardı hazırladım. Onu yapmayı unuttum ya anlık heyecanla. Siktir et ya o zaman. Anlatıyordun. Yapmayayım mı? Ama bak hani... hazırladım böyle. Yap ben çok iyi sandım. Tamam, Burak Yılmaz yapıştırmıştım bunun arkasına. Falan. Olur yap. Gururlandıracak mı bu şakan? Bizi yine gururlandırır mı? Yani bilmiyorum. Tamam yap ya o zaman. Abi, madem yapasın geldi. Yok yapmayacağım ya valla. Kameraya böyle anne diye bağırmak falan şakalar tutmuyor zaten burada. Tamam ben fıkramı anlatıyorum. Tamam anlat. Tamam tek ricam var. Piçlik yapma ama öyle laf sokarak da yapma. Yani, düzgün anlat. bir tane evet. Ufak öyle şeyler olabilir ama. Abi. Olsun yok şaka yapıyorum. Abi. Rahat ol ya. Beni biliyorsun. Benim izleyicisin biliyorum, zaten. Biliyorum. Beni biliyorsan zaten benim kendimi sana anlatmama gerek yok. Ağzıma sıçramışsın yani, biliyorum. Problem değil. Hiç önemli değil. Tek isteğim fıkramı anlatırken bana bakmayın yani çok. Bir ufak bir soru sor bana Çağrı abi. Tamam biliyorum parana kıyamıyorsun ama yani. Sen bana ufaktan bir soru sor yani. Hani gülmeyeyim diye kasma yani kendine. Lan yok oğlum ne, ben gülerim her türlü. Tamam başlıyorum. Tabii. Şimdi normalde daha fazla gülüyor Çağrı bu arada. Bu program evet, dışında her evet, saniye gülüyor. O kadar. Evet ben de ona şaşırdım. Beti benzi atladımın yani. Ben keşke ilk başta ben gelseydim de. Belki bir atraksiyon olurdu. Yine olmayacak ama neyse. Aynen. Şimdi. aynen. Başlıyorum. Başla. Çağrı abi siz Şükrü abiyle bir adaya düştünüz. Tamam. Düştük. Tamam düştünüz adaya. Adada geziyorsunuz falan filan derken yamyamlar geliyor size denk geliyor. Diyor ki böyle ellerinden uzaklar oklar moklar. Diyor ki biz de diyor şimdi çıkıyorsunuz yola diyor ormanın içinde. İlk bulduğunuz meyveden 50 tane getiriyorsunuz. Okey mi şu ana kadar? Okey. Tamam şimdi bir dakika abi toparlanayım. Çıktınız geziyorsunuz falan Çağrı abi işte. Sağa böyle bakar böyle gezerken meyve ararken hafif de kurak bir yer. Meyve ararken bakıyorsunuz böyle. Yanda bir diye bir ses. Fil. Ondan sonra aynen fil. Bir bakıyorsunuz böyle tekrar. Ananı sikeyim diyorsunuz. Yanında da diye bir at. Bunların ne yaptığını söylemek istemiyorum. Ama seslendirmesini de onun tekrar yapacağım. Tamam. Aynen şu şekil. Şeklinde. Neyse devam ediyorum. Bunları görüyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz ortamdan falan. Çağrı abi, sen bir erik ağacı buluyorsun. Buldun mu? Erik ağacı buldum. Buldun. Tamam, tırmandın ona. Tamam. Tırman. Tırmandım. Tamam abi, şimdi oradan topluyorsun. Topla abi. Erik topluyorum şu an. Aynen erik topluyorsun abi. Bir tane attım ondan ağzıma. Sonra, tadına baktım. Attım bir tane attın abi. Çerezlik attın topluyorum. Tamam mı? Evet. Ama böyle hafiften böyle yanında eriğin çizik var. Yarılmış tam. Anladın? He anladım. Yarı çizik. Ufaktan bir çizik var yanında yarık. Neyse. Sen bunları topluyorsun 50 tane çıkıyorsun. Geri geliyorsun yamyamların yanına. Diyorsun ki alın diyorsun erikler. Onlar diyor ki yok dur diyor. Hiç diyor girme atraksiyona. Sen diyor onları teker teker şimdi götüne sokmaya başla diyor abi sana. Erikleri mi diyor? Aynen abi. Teker teker. 50'ye kadar. Kim diyor bunu? Okey misin abi? Yamyamlar diyor abi. Öldürecekler yoksa. Okey. Yani... Hoşuna gitmez yani, mi? Yani konsept için sokacaksın Çağrı. Yani sen abi evet. Sen de birazcık ufak pas yani. Anladın mı? Şey gibi. Ara pas gibi. Üçgen. Sok abi tek. Ne olacak? Ha tek tek. Sen başlıyorsun abi. Biraz süre versinler ama. Biraz süre veriyorlar abi. Çünkü
Aynen. Olay kolay bir şey değil baktığın zaman. Erik yani. Anladım. Neyse bir de erikler de böyle. Senin gibi Şükrü abi. Ben şeyi bekliyorum. Sen bana muz ağacı bulduracaksın gibi ama hadi bakalım. Yok abi hayır. Muz ağacı buldurmayacağım sana. İnşallah. Yok yok valla. Sonra abi başlıyorsun tamam mı Çağrı abi? Bu arada dinliyorsun değil mi bak sıkılmadın. Yok ben hala erikleri sokuyorum. He, tamam sok başladın abi ama sende böyle ufak bir tebessüm var. Az önce yaptı ya böyle. Bu. Bu tebessüm. Tamam sen bu tebessümle başlıyorsun. Hafif de acı var değil mi? Acılı bir tebessüm. Ufak anladım. Tebessüm ama anlarsın sen biliyorsun onu. Batuhan burada mı ya gelsin anlatsın o hissi bize. Evet. Bu benim şakam. Sen gülemezsin. Evet. Ben gülemem mi? Yok. Evet devam edelim. Burada gülmek yasak mı abi? Onu bir sorayım ben yine. Yok yasak değil. Rahat ol ya. Evet tamam. Neyse sen başladın. 1, 2, 3, 4, 5 derken 30'a geldin. 40'a geldin. Sen abi yavaştan böyle sonlara geldin. Artık sıkıntıdasın ama harbiden. Derdoy. Derdoy'a girdin yani. Derdoy. 49'da abi böyle gülmeye başladın sen. Durdun. Dedin ki o eriği koydum böyle gülmeye başladın. Neden gülüyorsun abi? Neden gülüyorsun abi? Son iki bilmiyorum. Dakika. Evet, oğlum deli abi, misin neden? Sen ya? Sen deli misin oğlum? Neden abi? Hikaye nereye gidiyor ben çözemedim. Sen Mesli ne anlatıyorsun ben algılayamadım ki. Abi algılız. Neden gülüyorsun diyorsun? Gülmüyorum. Gülüyorsun abi gül. Bu yani. Tamam. Sonra en sana diyorlar bu... ki sen diyorlar. Sen diyorlar niye gülüyorsun abicim diyorlar. Niye gülüyorum? Sen de diyorsun ki. He diyorsun ki iki sebebi var. Birincisini sen anladın. Evet. Sonra da diyorsun ki. Şükrü diyorsun kavundan geliyor. Abi bana bunu... Neden bu kadar kasıyorsunuz? Vallahi bir şey istemiyorum. Gülün ya. Tamam. Bu olay bu. Kavunla geliyor. Tabii kavunun da yüzünde ufak bir tebessüm. Ondan sonra işte olaylar oluyor. Son 3 tane 4 tane daha şaka yapayım. Gideyim sonra. Yap Allah aşkına yap. Allah hızlı yap ama. Bu kadar prodüksiyonlu şaka hayal ettirtme tamam. Bize ya. Tamam. Çok seri şaka. Aha. Şimdi sırayla bir Şükrü abi bir sana. Çağrı abi bir tane kadın var. Düz yolda yürüyor hamile kalıyor. Neden? Ayak Türkiye'de yaşadığı için. Yok yol düz. Tamam. Şükrü abi. Evet. Bir tane kadın var. Balkona çıkıyor hamile kalıyor. Neden? Neden? Güneş açıyor şimşek çakıyor. Tamam. Bir tane süre kadın bitti. Var abi. Aa, Süre bitti. Süre bitti be. Bitti lan. Şaka yapmayacağım. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Abi bu yarışmada birine gülerseniz vallahi küserim. Yok rahat ol. Bizden. Tamam. Oğlum şöyle düşün. Adam... Sana gülünmediyse bu yarışmada daha zannetmiyorum yani. Ya, senden daha komik ben... gelmedi buraya. Yok biliyorum onu. O evet. Değil olay. En bir de çok ufak selam yollayacağım. Beni izleyen şu an 3 kişi var. Onları ben amına koyayım. Hadi görüşürüz. Sana bir şey soracağım. Hangi takımısın? Galatasaray. Şampiyonluk kutlamalarına çıktın mı? Evet. UEFA kupasını aldınız ya onun için soruyorum. Yok çıkmadım. Ona çık. Sen o dönemlerde kalmışsın kanka. Vallahi ona çık. Şu an sevin kimse şaşırmaz şu an. Oğlum bu yaptığın yok yol kayıyor, yok balkon düzüyor, bilmem ne. Bu şakalar amanım 2002 şakası ya. Şakayı yargılamıyorum diyorum ama yargılamadan da duramıyorum yani. Tamam, yargılamadan evet, duramıyorum. Seni kafaya ama... kadar geçireyim deyip kahkaha atmak. Yani. Kanka bu yani anladın mı? 2002. Tamam 2002 de şöyle bir şey var. Neye güleceğiniz amına koyayım siz? Ne yapayım götümü açayım artık ya. Ya bir şey diyeceğim. Yani şöyle bir durum var. Tamam biz gülmemek için bir konsept yaptık ama. Aynen. Komik bir bok yok ki amına koyayım. Komik bir tane insan evladı gelmedi şuraya. Ya, en komik kimdi biliyor musun? En komik ikinci herif kendini böyle heyecanlandı konuşamadı falan ya. En komik oydu galiba.
İkinci gelen çocuğu. Ben de heyecanlandım. Bana niye gülmediniz? Ya tamam, neyse ben çok da tutmayayım sizi. Çok bok gibiydi hikayede, esprilerde. Ha. Yani tamam. Hayır, bu şey etkisi çünkü yaratıyor biliyor musun Çağrı abi? Şimdi burada siz gülmüyorsunuz ya, ben günlük hayatımda da komik olmadığım kanaatine vardım. Bir daha şaka yapmayacağım yani. Allah'a emanet. Ya ya da günümüzde şakalar yap. Bak bence şaka şöyle olayı var. Konuşuyorum arkadaş hala. Dinliyorum ha. Dinliyorum. Şakanın şöyle olayı var. Şaka iki türlü yapılır. Bir, ortamına göre. Şu an direkt hadi şaka yap dediğin zaman kimse yapamaz. Evet zaten benim o çok zor. Herkes komik insanlardır. Ama hani challenge de orada zaten. Yoksa Çağrı evet. Yayında komiklik yapmıyor ki. Bir şey söylüyor, kahkaha atıyor. Herkes gülüyor. Yani çok evet, çünkü Çağrı her gün yani, anladın mı? Yani Çağrı'nın şakaları da öyle ahım şahım değil, anladın mı? Hı-hı. Arada birkaç tane çıkartıyor. Ya ama ne diyor peki bu? Ortamına göre çıkartıyor. O anki eğlenceye göre. Ama bir tane adam evet. Çıkacak buraya. Ben inanıyordu bana. O adam komik olacaktı, anladın mı? Yarışma bir tane adam çıkacak. İddia ediyorum. Bir tane adam çıkacak. Yok, geliyor. Siz sona kalacaksınız. İnşallah gülersiniz. Şimdi bak, benim yayınlarımdaki olay durum komedisi. Bir şey izliyoruz veya başımıza bir evet, şey geliyor. Evet, biliyorum abi. Onun üzerinden ben şaka üretip yapıyorum. Ama benim bu rutinim bu yani. Yayıncılık rutininde olduğum için. Ben tek seferlik bir yarışmaya katılsaydım muhtemelen bir stand-up yazardım. Ve birazcık kafaları kurcalayacak ve bir sağa bir sola düşündürüp hiç beklemediğiniz bir yerden vurarak bir şaka gerçekleştirirdim. Öyle denerdim güldürmeyi. Abi bak, muz geleceğini bekliyordu. Karpuz, kavun geldi yani. Kavun da burada. Hayır, aşağıdaymış. Neyse. Teşekkür ederim abi. Benle hiç değilse gülmedikten sonra daha çok konuştunuz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine teşekkür ederim. Şakalar bir yana, katılanların hepsinin cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Yani. Ben de. Büyük cesaret. Bence katılanlar ufaktan pişman. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Bu komikti. Bu hoşuma gitti. Yargıç dedin ama yani. Şaka yargıcı dedin. Şaka yargıcı dedik. Hatta yargılamadık yargıç. Şakaları bile şu dakikaya kadar. Aslında gülmeyerek yargıladık. Evet ama ben en son dayanamadım yani, anladın mı? Hani yol düzmüş şakasında ya, ben çok koptum. Çok kötüydü abi. Koptum derken yani, buradan koptum yani. Ben son çıkana güleceğim, o da sevinçten. Peki Şükrü'nün sana saplaması Çağrı. Çağrı'nın şakaları komik değil. Öyle Çağrı'nın neyi komik biliyor musun? Şakayı yapıyor o anki duruma göre. Sonra şakam kaçtı diyor. İnsanlar gülmeyince o komik oluyor mesela, anladın mı? Orada bir arada şaka kaçması, hani duysak da gülmedik aslında ama duymadık zannediyor. O mesela komik oluyor, ben ona gülüyorum. Şükrü'ye pek şaka yapmadım, bir de onun efekti var ya. Bu program bir şaka değil miydi? Bu programı ikimiz yapıyoruz Şükrü, onu da söyleyeyim. Benim üstüme yüklenemez yani bu programın sorumluluğu. Tamam hadi öyle olsun. Abi, tamam. Bunu ikimiz, bu boku ikimiz yaptık. Bu Twitch'te böyle bir hareket ikimiz yaptık. Bu, bundan sonra ya, bok gibiydi falan ama ikimizin bok gibiliğiydi yani bu ben program. Ben bir şey diyeyim mi? Bence evet. O kadar kötü değil. Kötü olan tarafı ne biliyor musun? İçeriklerin bayağı uzun süre hazırlanması gerekiyor. Yani muhabbete değil de harbiden stand-up gibi olması lazım. Evet. Doğru. Evet. O zaman hızlandıralım son 6 yarışmacı. Kuburtuay geliyor. Babasıyla şive komedisi yapacak. Buyursunlar. Kuburtuay. Alo, merhaba. Kuburtay hoş geldin. Merhabalar, sahne senin. Merhaba. Bilgi de biraz yanlış bir bilgi oldu. Kameramı da açayım şöyle bir saniye bekleteceğim. Selamlar bu arada. Baba vazgeçti değil mi? Selamlar. Şöyle kesin saat, baba vazgeçti. 12:25 olunca biraz babayla ilgili sıkıntı oldu. Saatler pek uymadı. İsabet olmuş. Şimdi adama gülmezsek falan ayıp olurdu ya. Evet evet, hoş olmazdı. Ondan kaynaklı olarak ben aslında benim... Öncelikle kendimden başlayayım, tabii tanıtmaktan başlayayım. Tabii. Biraz gerildim. Şu ana kadar gerileceğimi pek düşünmüyordum açıkçası. Hı hı. 24 yaşındayım. Evet, bu kombin... Bursa'da yaşıyorum. Kombinin şey gibi hani... Kombinin hani komik değilim ama hani bir yerden yakalarım kombini. Panda kostümü giyerse olur gibi tarzında. Ben normalde daha ümitliydim açıkçası önceki yarış... Yarışan arkadaşlar biraz daha ısıtır diye düşünmüştüm ortamı. Tabii hepsi çok başarılı arkadaşlardı, onların hakkına girmeyeyim de. Çok hoş olmadı. Biraz bir vazgeçmekle bilgisayarı kapatmak arasında bir ikilemde kaldım. Maalesef ikisini de seçemedim.
Ondan dolayı buradayım şu an. Yok, sıkıntı öncelikle... yok. Şöyle bir rahatlık olması lazım. Nasıl olsa bundan önceki gelenler hiçbiri güldüremedi. Hani sen daha kötü ne yapabilirsin ki? Aynen öyle. Daha kötü ne yapabilirim ki kovalıyordum ben de zaten. Düşünmüşsün. Aslında. Düşündüm evet. Ve yaptın gibi mi? Aynen yaptım gibi. Yaptım gibi biraz. Şöyle bir... Benim bir kısa film vardı aslında. 11 sene önce çektiğim, izlesene yüklediğim Atırsızı isimli bir kısa filmim vardı. Evet. Ben önden ısıtmak için onu izletmek istedim aslında size ama eğer sizin için de uygunsa tabii. Nasıl yani izleteceğim? Ekrana izlesene de yüklü şu an zaten. Linkini atabilirim özelden direkt. Sıkıntılı bir video değil yani. Yani ekrana veremeseniz bile en azından siz de izleseniz olabilir. Fark etmez yani. Yani ekrana veremedik mi bir anlamı yok ki ama onun. Doğru, mantıklı. İzlemeyin o zaman. Çok gerekli olmaz, doğru. Yani yayından sonra senin hatırına bakılır. Yok, sorun değil canım, estağfurullah. Yok, sorun değil tabii ki de. Ben sitenin adı da bu arada çok teşvikkar. İzlesene. Hani izlesene. 11 yıl öncesinden tabii bundan bahsediyorum. 11 yıl önce çektiğim bir filmdi. Zaten mesela senin o, mesela bu programa katılıp beni izleyip o videoyu YouTube'a atma hiç düşünmemiştim yani. İzlesene de olması beni o yüzden şaşırtmadı yani diyebilirim. Aynen öyle. Filmin adı da Atırsızı bu arada. 1 dakika 16 evet. saniyelik kısa film. Güzel. İzlesene de bulabilir merak eden arkadaşlar. Sanmıyorum pek merak edildiğini ama. Yo, dediğim gibi 24 yaşındayım. Hobilerim arasında Twitch'te 15 ila 30 izlenen ama o kemik kitle vardır. Aile gibi bildiniz mi? Herkes birbirinin anasına evet. sever. Aha, evet. Altay'ın kitleden. O kitleye sahip olan Twitch chatlerine gidip farklı isimlerle... Ana avrat sövüyorsun. Evet, ana avrat sövmek üzerine bir eğlence anlatım var. Aynı zamanda Instagram'da bioma ironik şeyler yazarak efendim mühendis beyiniz, ondan sonrasında uzman ÇVŞ tarzında şeyler yazarak arkadaşlarımı eğlendirme tadında daha çok. Ben aslında fıkra olarak düşünmüştüm. Babam Trabzonluyum bu arada, onu söyledim mi hatırlamıyorum ama. Hı hı. Fıkra olarak düşünmüştüm ama dediğim gibi babam katılamadığı için bundan kaynaklı olarak genel sohbet olarak çevirmeyi düşündüm maalesef. Bu şekilde oldu. Evet. Dediğim gibi hobilerim arasında bunlar var. Hayatı seviyorum. Keyif, hashtag keyif. Yaşamaktan ben keyif alıyorum. Ben sana bir soru sormak istiyorum. Tabii ki de. Tabii ki de. O kostümü niye aldın ve alırken neler yaşandı? Evet. Şimdi asıl nokta. Şükrü abi, teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Ben de konuyu yavaştan oraya getirmeyi düşünüyordum zaten. Ben bu kostümü yaklaşık 2,5 yıllık bir ilişkimden sonra, kız arkadaşımdan ayrıldıktan sonra ona böyle bir tatlı bir şirinlik yapmak amacıyla aldım. 6 ay, 7 ay, hatta bir seneye yakın bir süre ayrı kaldık. Ondan sonrasında ben dedim ki hani bir şey yapmam lazım. Onu tekrar heyecanlandırıp hani elde etmek dediğim, hani onu ne kadar sevdiğimi, artık kendimi ne kadar rezil edebilirim gör artık gibisinden. Bu kostümü aldım ve sonra evlenme teklifi etmek için, direkt evlenme teklifi attı. Etmek için otogara çağırdım, buluştuk. O farklı bir şehirde okuyordu. Otogara çağırdım, buluştuk. Ben terminalde, otogarda bu kostümle koşuyorum. Yetişmek için bir de otobüse. Bu kostümle yalnız. O zaman da 135 kiloyum. Kostüm de tam olmuyor zaten. Şöyle, şu yarısı falan açık bunun, böyle yarısı açık. Otogarda koşarken sonra o karşıdan beni gördü işte. Onun yanına gittim. İlkten bir korktu tabii, anlam veremedi. Güvenlikler falan da, çünkü benim peşimden koşuyordu o sırada. Hani ne oluyor gibisinden. Girişten, çünkü ilk başta almadılar beni. Otopark kapısından girmek zorunda kaldım. Sonrasında beni tanımayınca korktu biraz. Sonra işte ben konuya girdim. Maskemi çıkardım falan filan. Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Ben de isabet olduğunu düşünerek de olay yerinden ayrıldım. Kostümü de bir yerde kullanmam gerektiğini düşünerek de bu yarışmaya katılmayı hedefledim. Bu şekilde bu kostümün hikayesi de aslında. O zaman da iyi para vermiştim yani, zamanı şey. Kredi kartıyla aldım orada, taksit, 3 taksit, empara. Ya buradan selamlar. Şey oluyor çünkü, peşin gibi alınıyor ya emparada, hani böyle peşin alıyorsun, sonra içeriden uygulamadan taksitlendiriliyor ya. Seni nasıl tanıdı kız arkadaşın? Yok, maskeyi çıkartınca tanıdı işte, ilk başta tanımadı. Peki çıkartacak mısın burada? Hemen geliyorum 10 saniye içinde. Anlıyorum.
Gitar düştü, sorun yok. Şükrü bu arada Elon Musk tweet atmış, Şükrü Güllü yazmış. Hemen geliyorum. Ne, kim? Elon Musk. Güldüğüne dair iddiada bulunmuş. Onu da bilgi öyle mi vereyim, evet. Güldüm. Evlilik teklif ettiği kısma içimden patladım aslında. Bunu dışarıya yansıtamadım. Ben sen neden... niye gülmedin? Daldım ya. Niye? Ya panda kostümüyle niye evlilik teklif ettin? Bak şimdi bir şaka yapacağım, bak gelsin. Kardo, kostümü niye çıkartmıyorsun? Çıkarttım. Kostümü çıkardım şu an bu. Bu şakayı ama ben yapacaktım. Bu şakayı ben yapacaktım. Mesela toparlıyorum, bir moral alkışı da alalım bu arada. Bu şakayı ben yapacaktım aslında. O yüzden ben kazanmış sayıyorum kendimi. Onu da buna belirteyim. Şükür abi yarıldı çünkü, koptu. Şakayı ben yaptım ama. Ama benim şakamı yaptın şu an yani. Sen ne diyecektin? Ama ben senden 4 tane 1420 TL artı KDV, 118 KDV olarak anlaşmıştık. Hani senin sen ne diyecektin peki yapmak... böyle gelip? Kostümü çıkardım bu arada diyecektim. Abi hiç beklemediğim bir tip geldi. Hiç beklemediğim bir tip. Sesin falan bak. Sesin falan o kadar karizmatik ve panda ile yani falan var da tatlı bir adam bekliyorum böyle. Yani yok estağfurullah, çünkü... tatlı bir adam gibi ben de beklemiyordum kendimi, doğru. Ama direkt benim şakam yapılınca biraz demoralize olmadım dersem de yalan olur. Yok, aynı ben bu şakayı işte sana sayarım. Çünkü şaka teşekkür çok çalışılmış yani, belli. Teşekkür. Baya ben 4 saattir o kıyafetin içindeyim. İşemek için az önce... Kustallaştım biraz, kusura bakmayın. İşemek için az önce salona çıktım. Orada da babamla karşılaştım mesela bir saat önce falan. O da pek hoş karşılamadı. Yarışmada katılmak istemediğini belirtti hatta. Onu da buradan açıklamış olalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hı-hı. Direkt sen mesela pasif komedinin kralısın yani. Çünkü kafamda babana panda kostümünü giyip baba gelip anne programa katılır mısın demem bile komik. Yok. Babamı işte, özür dilerim lafını kestim Şükrü abi. Yok, babama et. Zaten olayı söylememiştim. Yani anlık gelişecekti. O gelip panda kostümü, anlık bir reaksiyon olacaktı. Hani daha komik olur gibisinden. Sonra işte tuvalete kostüm de biraz sıkıntılı, fermuar önden falan böyle. Hani sonuna kadar indirip orayı anlatmış. Hikaye doğru mu? Hikaye doğru mu? Gerçekten evet. Kız arkadaşına bu kostümle birlikte teklif etmeye mi gittin? Evet. Doğru. Fotoğrafı da var, hatta atarım. Sonradan barıştık bu arada ama çok sonradan. Peki bizim hep senin sonradan. Ne yollarımız? Evet. Yollarımız? Yok, Şükrü sorsun, en son sorayım ben. Şu an birlikte misin? Yani arkadaşız evet. Şu an. Ha. Yani çok. Hani... Okay. Tamam, aynen. Anladım. Yani işe yaradı mı diye merak ettim. Belki o yaramadı. Mi? Hiç yaramadı hatta. Yani benim daha ondan önce de birkaç aktivitem olmuştu. Çünkü ben işte tiner içtim. Ölüyorum falan diye arkadaşımı aratmıştım mesela. Hani bir dikkat çekme açısından. O şakalar da pardon. O olaylar da gündeme gelince pek hoş karşılanmamıştı. Ama sonrasında daha samimi bir ortamda insan gibi konuşunca kolaymış aslında konuşmak yani. Hiç öyle aynen. Panda kostümüne falan gerek yokmuş. Doğru. Ben doğru. Bir şey merak ediyorum ya. Evet. O arka plan ne? Yayıncı mısın arka planından? Yok, yayıncı değilim. Şöyle göstereyim. Ha, anladım. İsmail abi Leyla ile Mecnun'un yerim ara. Hı hı. Ya bir şey o, soracağım. Panda kostümüyle katıldın. Sonrasında hani naçizane bir şaka yaptık sana falan. Estağfurullah. Benim şakam. Chatten birisi Deep Web yazdı. Ona bir ara güldüm. sonra şunu düşündüm yani. Bizim mesela seninle yollarımız nerede kesişti acaba'yı sorguladım. Nerede kesişti? Normalde de çünkü ben çok böyle mutlu bir... oldum. Hani tanıdığıma gerçekten seni. Teşekkür ederim, ben de aynı şekilde. Acaba nerede yollarımız kesişti anlatayım. Yani? Benim takip tarihime de bakabilirsin zaten. Ben ilk GTRP zamanlarında... Tabii oradandır diye ben de tahmin ettim çünkü. Oradan. Başka yerden olması mümkün değil zaten. Oradan beri takip ediyorum zaten. Ama... şeyler benim hoşuma gidiyor. Ben de mesela sürekli girip işte PUBG troll senin yaptığını ben bildiğin hayattan keyif almak için yapıyorum. Hani insanları güldürmek için değil. Hayat Vodafone pardon operatörü de vermiş olduk ama. Mesela değil. Onları falan müşteri temsilcilerini falan arayıp böyle hani kendimce işlerine engel olmak için
şaka falan yapıyorum. Kendimi eğlendirmek adına tamamen yani. Oradan da böyle bir samimiyeti yakalayınca o zamandan beri de takip ediyorum işte bu şekilde. Fıkra da var da. Yayın açıyor musun? Yayın açıyor musun sen? Yani her Türk Twitch izleyicisi gibi tabii ki de düşünüyorum. Ben de bir 15-20 kişilik Altay'ın tayfadan isterim yani birbirimizin annemize sövelim falan tarzı. Ama maalesef kesinlikle. Eyvallah. İleride düşünüyorum inşallah. Ama bakalım nasip kısmet bu işler yani. İlerleyen zamanlarda düşünüyorum. Evet, bizim sonuna geldik. Tabii. İkisi tamam, de güldünüz. İyi. Değil mi Çağrı? İkiniz de güldünüz. Ben, ya Çağrı yaptı espriyi ama bence hazırlığı tamamen sen yapacaktın zaten. Ben evet. Hakkını vermem gerekiyor. Panda kostümünün içinden böyle bir şey çıkmasını beklemiyordum. Böyle bir şey derken de yanlış anlamam ama. Yok, kostüm bayağı... üstümde alayım. Yani sen de espriyi anladın ama beni güldürebilecek bir şey varsa büyük ihtimal buydu. Emin ol, komikti. Ben eğlendim yani. Ya en azından şunu söyleyebilirim. Kostümlü ve kostümsüz halin aynı. Aynı değil. Ama hani çok uzakta değil yani, anladın mı? Hani iki kutup noktası da değil. Şundan dolayı kostümün normalde pandalar tatlı bir hayvan. Bu kostüm biraz ucuz olduğu için pek pandaya da benzemiyor, anladın mı? Hani biraz çirkin bir panda olduğu için o yüzden çok bir fark yok aramızda. Ondan dolayı hani ben bir şey soracağım. Diken diken yap. Sen MNT'i izliyor musun? MNT'i severek takip ediyorum. Şuradan da hemen gösterebilirim yakından takip ettiğimi. Evet, bu arada MNT taklidim vardı. Onu da yapayım hemen. Yaptım. Saç şekli pek benzememiş. Açıda üçgen yapmak için uğraştım ama kameranın azizliği olabilir. Bayağı uğraştım. MNT'yi seviyorum ama. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Gerçekten ben babanın dolduğu senaryoyu hayal edip edip içimde koparlar patlamalar yaşıyorum. Babamın da olduğu senaryo. Mesela baban olsaydı ne olurdu? Ne olurdu çok merak ettim. Bir de şive komedisiyle geldin ya şimdi, ilk şive komedisi dedi bu. Yok yapmadın da hani geldin. Benim bütün inancım yoktu yani. Çok büyük bir duvar vardı yani. Hani şive komedisi dendikten sonra bakalım nasıl bir şey yapabilir ki diye. Ama çok tebrik ediyorum. 10 numara akışkan. Pasif mizaj, teşekkür akışkan ederim. Konuşma. İşin mizah, pardon, şive komedisi kısmını da dediğim gibi onu da babamla araya. Hani her şeyden az az 10 dakikalık zamanda hani chat'i eğlendirmekti benim amacım. Ödülün ne olduğunu bile bilmiyorum. Zaten hani çağırdı onun içinde gelmedim yani, aynen öyle. Onun içinde gelmedim, çok önemli değil zaten. Burada gelip muhabbet etmek, sohbet ödül etmek. Ödül ne olsun, ne istiyorsun ödül? Ucuz yolu. Ben bir şey istemiyorum ya, teşekkür ederim. Yani ekipmanın falan ne eksik? Kralamık. Yani bir eksiğim yok çok şükür, dediğim gibi eğer hani bir şey olacaksa da yani ben kendi adıma istemiyorum. Daha ekipmanı olmayan, bundan sonra kazanamayan biri de alabilir, çok sorun değil yani. Teşekkür ederim. Yani bir klavye veya bir mouse falan versek mesela hani. Yani dediğim gibi benim için çok klavye mouse'un falan yani bir eksiğim yok, ondan kaynaklı olarak hani öyle bir talebim. Yok çünkü güldük. Olur yani. Bana. Bak sen çok zoru başardın şu anda. Gerçekten bir ön yargıyı kırdın. Ben bu programda gülemeyeceğiz diye çok korktum. Yani inancın falan zaten yıkılmıştı bir da. Bir ara ben de korktum. Artık hani şey değil, bana gülmezlerden ben güleyim artık seviyesine gelmiş. Ama yani. BNG kodu verelim bence. İstediğin alsın. Tamam, BNG falan. Kodu verelim sana. Teşekkür ederim, sağ olun. BNG kodu verelim. Teşekkür ederim. Onunla sağ olun. Şükrü abi olsun. Bu arada sana da çok teşekkür ederim. Gülüyorsun falan diyorum. Ben, yok, ben seni çok sevdim bu arada. Ben de seni çok seviyorum. Onu teşekkür ederim abi, sağ ol. Düşünmem bile benim için çok önemli. Çünkü kendimi biraz yani fiziksel olarak değil, kafa yapısı olarak da sana benzetiyorum biraz. O yüzden hani sana karşı da ekstra bir yakınlığım var. Ondan dolayı evet. Senin de böyle düşünüyor olman beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu da söyleyeyim Kuburtay'cığım. Yayın açarsan eğer, yayın açma planını ciddiye alırsan ben kendi yayınlarımda sana da ara ara yer vermek isterim. Gelirsin. Hem de belki burada seni tanımak isteyen veya bir görmek isteyen insanlar da kanalına yönlendirme yapmış olabiliriz belki. Teşekkür ederim. Kanalım olarak değil ama tabii ki de bu yayınlarda katmana dahil olmak yani ucundan da olsa çok mutlu eder beni. Sen öyle katmanın, bir şey tabii ki. Bu arada ben sana bir söyleyeyim, sen katmanın tam dibinde bir yerdesin yani, öyle söyleyeyim sana. Dahilsin yani. Zaten teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Zaten benim de arkadaşlarımla yayından önce hani konuştuğum 4 saattir falan burada pusudayız. Biri iş yerinde. Ben de normalde işte olmam gerekiyordu. Bir haftalık izindeyim. Çok da şey yapmayayım. Toparlıyorum. Şöyle bir konu vardı. Dediğim gibi yani benim amacım biraz da burada kendimi size göstermekti. Yani kendimi göstermekten kalsın. Yani o makaraya dahil olmaktı bir şekilde. Eğer olabilirsem ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak, haberleşiriz. Rica ederim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese çetede selamlar çok. Aleykümselam. Bay bay. Bak Çağrı mesela arka planında Leyla ile Mecnun posteri var, anladın mı? Adamın mizahı oradan geliyor zaten. Adam yani açıkçası şakanın geldiğini bile bile yine de güldüm, anladın mı? Yani o mimikleriyle falan verdi onu. Oturduğundaki o ifadesiyle komikti yani. Ben de sevdim gerçekten. En azından kontentte bir yarışmacıya gülünmüş oldu yani böylelikle. Hiç cringe hissettirmedi. Evet, cringe de değildi. Ya hikayesi de gayet akıcıydı. Güzeldi ya. Kolay bir şey değil yani ama güzeldi yani. Gugu. Evet, sıradaki yarışmacımız Ufuk skeç yapacak. Buyursunlar. Mesela yarra yedik. Ufuk. Kamera. Ufuk hoş geldin. Ne oluyor oğlum orada? Abi kusura bakma. Ufak bir ürün yerleştirme yaptık. Sıkıntı yok değil mi? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Evet, bakıyoruz. Ürün yerleştirdin. Hayır, ufak yerleştirdim ama sıkıntı çok ufak. Şimdi hocam. Sabahtan beri sohbet muhabbet yarışmanın amacı neydi? Ben Beşiktaş'a gidiyorum. Beşiktaş daha fazla para veriyor. Öyle yolda sandık ya. Hep üzeri yalandık. O şey bir dakika. Domagoş. Şimdi sabahtan beri sohbet muhabbet bakıyorum. Bu yarışmanın amacı güldürmek değil mi? Biz de ayarladık bir şeyler. Bu saatten sonra artık gülerseniz kazanıyoruz. Doğru mu abi? Başladım çünkü ben. Evet evet doğru. Evet. Giriş intro. Kanka tam alamadılar galiba. Bir daha mı? Tam. Yok. Tam biri silah tamam mı abi tutuyordu? Evet, o kontentimizin şey silah. Onu çek oradan. Twitch'te yasak. Onu görmeyelim. Kumanda mı? Kumandaysa tamam. Gözükmüyor çünkü size... kalitesi kötü ya. Okey tamam. Yok, şöyle göstereyim ben size. Marka. Okey, sıkıntı yok. Tamam. Devam. Aynen. Tamam. Merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Kendimi veya bizi tanıtmamı isterseniz tanıtabilirim. Tabii. Şimdi herkes tek katıldı. Biz biraz çoğunluk avantajımızın ardından biz bir ekibiz normalde. Instagram'da videolar çekiyoruz. Henüz az takipçimiz var tabii ki. İşte üstündeki öyle. Ne? Üstündeki o yeşil şey ne? Üstündeki Şükrü abi bip. Ya bende dızcılık hastalığı var. Halı sahadan çıkarken yemişim. Papyon nerede? Öyle. Papyon da sen şeyde papyon bizim. Ha, ne iş yaparken aldın onu mesela? Benim değil, arkadaşım. Arkadaşın nerede? Düğünde aldın? Düğüne. Nereden aldın kanka? Mağazada. Ortam mağazada. Sen bir girsene. Ortam ne yaptın ya? Yayındayız Samet. Ben bunu aldım. Prodüksiyon. Bayağı iyi prodüksiyon. Bayağı çok iyi abi, çok bak. Bip. Yani var mı? Yok. Evet. O zaman şakalarımla başlayabilirim. Başlayalım o zaman, haydi. Şakalarıma şöyle
Böyle başlıyorum. Hadise ne dise beğenirsiniz? Ne giyse mi? Hadise ne dise beğenirsiniz? Help. Ha. Ha. Help değil. Help, help, help yok. Help falan yok abi. Anladım. Öyle bir şey yazmıyor. O zaman ikinci şakamı patlatayım ben. Funda arar dediler ama hala aramadı. Çok iyi. Çok çok iyi değil mi? O zaman bunlar olmuyor madem. Ben size şöyle... Bir tane daha korda varsa bir tane daha kor. Var var. 2-3 tane daha var. Onun sırası var. Bir tane daha alayalım ama yani. Açılmayalım yani. Tamam, ben, yani Funda Arar'la bitmesin diyor, anladın mı? Damakta bıraktığı tattan ötürü. Başka bir tane ele bitirim. Daha kötüsü olamaz. 2-3 tane 31 şakam var. Onları da zaten bir tane yaptık. 2-3 tane daha yaptık 31. Zaten bu yayından sonra... Şöyle söyleyeyim. Bu yayından sonra zaten sadece şakalarda kalacak benim için en azından. Evet. Ya şimdi abi normale mi döneyim? Ne yapayım? 9 kişi geldi de hani sadece muhabbet ettiniz. Biz de en azından... Yok yok, senin için söylemiyorum ya. Yayının geneli için söyledim ben kendime. Tamam. Sen devam zaten et. Sen çağrı konsepti yakalayamadın. Kuş öldü baby. Öldü. Uyandırmaya çalışıyoruz ama... Evet. Uyanmıyor. Sendeyiz. Ben size bu ürünü satmak istiyorum. Yine soğuk şakalardan geliyor. Bu ürünün bir vidası dahi eksik değil. Bir vidası daha, hepsi tam. O bir vida dahi değmedi ama şu anda değdi. Hocam. Şu anda bir vida değdi. Bu arada ben de Beşiktaşlıyım. Son bir şakam var. Onu da yapayım. Alalım, onu da alalım madem. Siz de çünkü bunu aldınız. Hocam. Seven mutur. Eğit unutmaz. Çağrı Bey merhabalar. Merhaba. Millet Şaka Örgütü'nden geliyorum. Burada arkadaşınız zorla şaka yaptırıyor bu çocuğa. Soğuk espriler yaptırdı. Bu böyle olmaz. Soğuk espri yaparak gülemezsiniz arkadaşım. Lütfen gülelim. Bak, Şükrü Bey siz de hoş geldiniz. Lütfen esprilere gülelim. Soğuk espriyle olmaz. Biz bu arkadaşı alıyoruz. En yakın zamanda İstanbul'da. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Bir oynadı bir şey. Ama neyi oynadı? O bıyık altından bir geliyor. Ben yarılıyorum ya. Ama buna çağrı gülmüyor işte. Ben yarılıyorum şu anda. Ben terliyorum. Çağrı bir tık korktu galiba. Kanala emek verdim çünkü. Bir yani. Yandan terledim yani hafiften. Götümden noru böyle buranda, sırtımdan böyle aktı şu anda yani. Affedersin. Bir anda üstündekini de çıkartman yok mu şimdi? Yok. Yok değil mi? Yok. Yapma öyle bir şey. Hayır yapma. Tamam. Çıkarıp vuralım kanka. Yok bir şey yapmayalım. Sen bence bu sizin Instagram sayfanızı anlat bize bir. Ne yapıyorsunuz orada? Anlatayım abi. Biz normal hani şu anda pek aktif kullanmıyoruz. Daha öncesinde işte videolar çekiyorduk. Kendi 4 kişi. Kaç takipçiniz var? Kaç kişiyi zehirliyorsunuz? 1300 kişiyi zehirliyoruz. Şu anda da yayın 16 kanı. 16 kişiyi de zehirledik. Anladım. Ama güzel. Siz enerjiniz böyle, var. Böyle skeçler enerji yapıyor musunuz? Yok. Skeçler yapmıyoruz abi. Daha çok hani taklittir veya hani aklımıza gelir tespittir. O tür videolar. Buradaki tam olarak yapmaya çalıştığınız konsept neydi peki? Sen help falan yazmıştın eline. Konsept şu, hani genelde zaten bunu daha önce planlamıştık, tam da oturdu. Hani insanlar, gelen kişiler şu ana kadar gelen kişiler hani zorla şaka yapıyor gibiydi ya. Hı. Evet. Yani ben de burada zorla şaka yapıyorum, silahla başında adam var. Yok tamam, yok, bak işte. Öyle düşünme. Ha, sen o mizacı anladın da ben. Ufuk,
Sana şöyle anlatayım kardeşim şakaların kalitesini. Şu an bu üçlüye bir şey olsa Twitch TR mizahı biter derecesindeyiz yani, öyle söyleyeyim sana. Hani ortama bir bomba atsalar şu tam ortamıza, şaka sektörü büyük biter. Onu söyleyebilirim sadece. Üzülerek. Adam su içti Çağrı, öyle bir şey söyledin ki. Evet, süremiz bitti. Süremiz bitti mi? Tamamdır. Bitti. Kardeşim hazırlığın için çok teşekkür ederim. Ufu. Sesin güzel. Arada bir kesiliyordu. Ondan tam aktaramadım. Onu söyleyeyim. Ufuk benim abi. Ufuk o Deniz Bey. Ha, Ufuk o mu? He. Tamam arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bak mikrofondan sesinizi algılamaya çalışırken, tamam mı? Yoruluyoruz. Dolayısıyla yaptığınız şakalara odaklanamıyoruz. Yani bu mikrofon sorunu çözmüş olsaydınız yani bir ihtimal vardı. Biz abi telefondan girmek istemedik. Hatta kamerayı da yayından... Ödünç aldık. Kamerayı ödünç aldık. Mikrofon da eski bir bilgisayar, onun mikrofonu. Anca bu kadar idare ettik. Ama ya iyi zaten yani, çok hatırlanmışsınız belli yani. Ben prodüksiyona artı bir koyuyorum. Tabii tabii, güzel hazırlanmışlar. Kusurumuz olduysa affola ama en azından farklı bir şey yapmayı. Yok güzel, enerji güzel, enerjiniz güzel. Diye... NT kardeşim. NT. Teşekkür ediyoruz. Memnun olduk hepinizi tanıdığımız için. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. İyi yayınlar, görüşmek çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Alın bizi, alın. Çağrı şey diyebilir miyiz? Çağrı, evet. İyi misin? Yo, buradayım ya. Ha, iyi misin Çağrı? İyiyim, iyiyim. Şey diyebilir miyiz ya, şakanın da fazla hazırlanmışı sanki beklentiyi yükselttiği için yakalayamıyor gibi ha? Deriz ya bu saatten sonra, nasıl demek istiyorsak öyle diyelim yani hatta. Öyle uygunluyorsan öyle diyelim. Başka bir şey dersen ben, başka bir şey diyelim. Ben keyif almaya başladım senin bu surat ifadenden. Benimle de bir tatlar kaçtı ya hafiften. İlk baştan mesela yüksek başlamıştım. Sonlara doğru mesela sıkıntılara girmek üzereyim yani şu dakikalarda özellikle. Hayırlısı olsun diyorum ya. Devam edelim. Bir yandan mail açtım. F5 diyorum hani, bir bildiri geldi mi diye Twitch'ten. Banlanma bildirimi mi? Hem banlanma bildirimi. Bir yandan kafamda şunu kurguladım az önce. Yalandan dedim yayını böyle absürt bir şey yaparken ayağımı dedim şeye taksam, fişe taksam. Şöyle hareket ederken dedim ayağım değmiş olsa da yayın mı kapansa dedim. Metropol'de bu arada durmadan elektrik gider. Bugün senin gitmedi amına koyayım. Bugün gitmedi ya. Şükür. Allah çarpsın. Bayağıdır da gitmiyor. Gidecekti, bugün gitmeliydi bu elektrik. Yarın başka bir gün giderse büyük sıkıntıdayım yani şu an. Çağrı elektrik... yaptın diyorlar, o ayak takılmasını yapmışsın. Onu istemeden yaptım. Bunu bilinçli yapacaktım işte. Evet, devam edelim. Devam ediyoruz. Matkap lan geliyor. Matkap sesi duaçlama ve muhabbet performansıyla buyursunlar. Matkap. Geldim. Sahnesin. Matkap performansıyla diye bir de duyuruyor ya. Matkap hoş geldin. Kamera ver. Please. Hoş buldum hemen. Öncelikle herkese selam. Selam, hoş geldin. Ya amacım yani bilmiyorum, biraz izledim de programı. Hani şu yarrağı yemişlik hisli var ya, şu an o geldi bana. O yüzden dedim böyle şu matkap sesli bir enerji falan katayım biraz. Bir kendinize getireyim dedim size, o yüzden. Sağ olasın. Nerede matkap sesi? Şimdi öncelikle Şükrü'den özel istediğim matkap sesi varsa onu çıkartayım. Ama önce bir matkap sesini çıkartayım. Tamam. Nasıl olur? Bir saniye şeyi kapatayım, gürültü. Bir gideri var. Güzel bence. Darbeli var mı? Şimdi sen istemen lazım. Yani şu duvardan girsin çıksın, sürtsün, demire çarpsın. Hepsini yap, duvardan bir girsin çıksın, sonra bir de demire çarpsın. Tamam. Demire çarptı mı? Çarptı. Çağrı? Valla çok cevval demir değilmiş gibi hissettirdi bana çarptıysa da. Demire çarpmadı sanki ya.
Tam o ses sürttü. Nasıl bir ses olur ki? Demire sürttü. Aynen. Tam o sesi bir tarif edebilir misiniz bana? Demire çarpmayın. Senin içeriğini ben yapamam şu an o sesi. Metal çıkar. Sesi yok, lazım yok. Orada bir metal. Metal sesi. Ha tamam işte o tür yani. Tamam. Tertemiz matkapta bu girdi. Açtın deliği çıktın. Sen evet, demire evet. Çarpamıyorsun. Şimdi tam olarak aslında yapıyorum da onu hissettiremiyorum. Size geçiremiyorum yani. Ben bir tane isteyeyim o zaman madem. Evet evet evet. Yıllardır matkapsın. Tamam. Delmedik duvar bırakmamışsın. Tamam mı? Şu anda öyle bir duvarla karşı karşıyasın ki ben o bildiğin duvarlardan değilim dercesine karşında. Çok zor. Duvarda benim. Evet. Bir şekilde delmeni istiyorum. Tamam. Isındır önden duvara ısındır. Tamam aynen. Ya bir matkap sesine gülüyor olamam amına koyayım ya. Bunun altında başka bir şey var. Ben bir çay almaya gidiyorum. Bunu ben düşüneceğim ama sikerim böyle şeyi ha. Çağır artık o kadar bitik durumda ki matkap sesine gülmeye başladı. Peki arkadaşlar, buradan chatten istediğiniz bir matkap sesi var mı onu soralım bari. Asıl sorum geldi. Sen matkap sesi çıkarmayı neden yaptın? Yani nereden esti? Böyle bir gün evde otururken lan matkap sesi çıkartabiliyorum mu dedin? Tam olarak aslında öyle oldu. Yani rastgele keşfettim. Bir daha yapınca matkap sesi diye düşündüm bu. Ve bu öyle içerik tam bunun içeriği dedin değil mi? Ben bu matkap aynen sesini öyle. Çıkartıp güldürürüm dedin. Aynen öyle. Peki normalde ne yapıyorsun günlük hayatında? Günlük hayatımda öğrenciyim yani genel. Öğrencilik. Ya matkap dışında öğrencilik yapıyorsun. Aynen, aynen. Ya hiç gerçekten matkap kullandın mı? Ne için? Delmek için. Nereye deliyorsun? Delinmesi gereken yere. Ya da niye deliyorsun tamam, yani? Nasıl yani? Çünkü şöyle, ya ben böyle şu tamir, tadilat işlerinden çok hoşlanırım. Hobimdir bu arada. Gerçek hayatta. Onun için çok kullanıyorum yani. Normalde de kullanıyorum. Ne okuyorsun normalde? İktisat. Çok doğru bir seçenek yani. Bir yerlere evet, delmeye evet. Öğrenmeni yok. Çünkü kesinlikle. Bağlam olacak. Evet Çağrı, sorun var mı? Birkaç matkap daha isteyebiliriz. Bu arada. Tabii ki. Sen bağımlısı oldun. Yok, matkap geliyordu bizim yayınlara da. Şimdi nasıl bir şey isteyebiliriz? Yabancı değilim. Nasıl bir şey isteyebiliriz? Çağır sana bir şey oldu ya. Bir yüzünün bir tarafı felç geçirdi sanki. Geçirdi ya. Sadece yüzüm değil. Belden aşağısı da tutmuyor. Az önce fark ettim. Liseli matkapı çok istiyorlar. Daha önce yaptırmıştım. Üniversiteli değil miydi o? Üniversitesinde yaptırmıştım. Liselesini de yaptırmıştım. Liselede duvarın evet. Yüzeyinde geziniyorsun. Duvara zarar vermiyorsun. İstiyorsan evet. O performansı yap. Sen bağımlısı oldun bunun. Niye gülüyorsun? Tövbe yarabbim ya. Üniversite 3'sün. Buna da ben gülemedim mesela yani. Benim sinirlerim bozuldu. Özür dilerim. Benim aradığım cringe buydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üniversite son sınıf matkabı ol şimdi de. Tamam. Buyursunlar duvar. Mizah seviyemiz bu mu Çağrı gerçekten? Kanka bir gün bu arkadaş yayına bağlanmak istedi. Dedi ki matkap sesi çıkartabiliyorum dedi. Ben de aynen şunu dedim. Neden?
diye bir soru sordum ve ilginç bir adam olduğunu düşündüğüm için yayına aldım. Sonra evet. Baktım hakikaten matkap, yani birebir matkap sesi çıkartıyor adam, anladın mı? Hı hı. Ya bu ilginç gitti yani aslında. Ondan sonra ben dedim şöyle bir matkap ol. Mesela şimdi chatten gördüm. 30 yaşına gelmiş ama hiç duvar delememiş matkap. Ol. Onu mu yapayım? Evet, isteklisin. Tamam. Şarjı erken biten matkap. Ol. Şükrü, bir şey hatırlattım sana. Ya siktir git ya. Tövbe estağfurullah. Var mı özel istediğim bir matkap var mı? Hazır bulmuşuz amına koyayım. Bunu duyamayız bu sesi normalde. Ben bayağıdır duymuyordum. İyi geldi. Var mı Şükrü özel istediğim bir matkap? Ya ben böyle kızlara bir şey falan yapıyor musun bunu diye merak ediyorum. Bunu Çağrı'nın yayında denemiştik. Yaptırdım ben. Evet. Yani oldu, şu an kendisi moderatörüm oldu hatta. Aylin. Selamlar buradan Aylin'e. Yani sadece moderatörün oldu ama, değil mi? Evet, sadece moderatör. Hava atıyor mu peki ben matkapın moderatörüyüm diye? Bilmem, kendisine sormak lazım. Hiç sormadım ama eminim memnundur yani muhtemelen. Peki abi. Başka bir şey yapacağım. Programın sonuna geldik. Bana yeter. Sigaranın üstünde yeni sesleri sormadan. Nasıl? Sigaranın üstünde kronik bronşit yazıyor. Evet. Sağlığa zararlı. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Evet. Şükrü güldü bir yerde ya. Onu tamam, doğru. Seni kazandı kabul ediyorum ben. Ben güldüm. İtiraf edeyim. Yani program boyunca beklemediğim bir şeydi bu. Bir kere elin yüzün çok düzgün. Ve gözümde şöyle bir şey canlandı. Ortamlardasın böyle, üniversitede falan. Masaya oturmadan önce matkap sesiyle oturuyorsun falan. Ama yani hiç beklenmedik bir tip. Böyle gözümde çok cringe anlar canlandırdım, anladım. Arkadaş ortamında falan. Bir yıl boyunca kimseye söylemedim. Yok. Ben lisede bu, bunun ben de bu anıya gülüyorum işte, anladın mı? Yani bunu bir yıl boyunca kendi içinde sakladığın anlara gülüyorum işte ben de. Bu nasıl hayır, mesela? Ne oldu da mesela? Bir gün uyandım, bunu artık ben biriyle paylaşmalıyım dediğin ana gülüyorum işte. Hayır. Bak şimdi lisede yaptım bunu. Anlatmıştım hatta, bak evden çıkıyordum, diyordum anne hadi görüşürüz. Niye sır gibi sakladın diyorum. Yani bu yeteneğini, onu anlayamadım. İşte onu anlatıyorum bak. Şimdi lisede yaptım ben bunu. Hocalar sürekli oradan oraya götürüyor. Artık da her günü matkap sesi çıkartıyorum ben. Hoca tutuyor kolumdan. İşte şuna matkap yap, buna matkap yap. Müdür yardımcısı bilmem ne. Ya okula gidiyordum böyle, anneme diyordum hadi görüşürüz diyordum. Gün böyle geçiyordu. Bitti. Benim için gün bu yani. Tüm lise böyle geçti. Kanka senin bu matkap şeyin her şeyinde bir hayır vardır ya. Senin bu matkap evet. Özelliğinde de bir şey olması lazım. Sen yayından da biraz daha çalış. Sen birazcık daha izlenmelerini arttır. Sana bir Bauhaus sponsorluğu bağlayalım bence. Çünkü 10 numara yaparsın bence. Hani bence bari de, bir şeye de. Dönüşsün. Anlatabiliyor muyum? Hani burada kalmasın yani konu. Evet. Doğru. Teşekkür ediyoruz sana da BNG. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Verelim. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederiz. Çete de buradan selam sevgiler. Aleykümselam. Görüşürüz. Ben kaçtım. Görüşürüz. Ben gideyim artık, ne olur. Çağrı. Efendim. İyi misin? Yo, iyiyim kanka ben. Bu kadar fazla yani, bu çok fazla. İyiyim. Kaç yarışmacımız kaldı Gugucan? Son 3. Öyle mi? Hadi hayırlısı olsun. Evet. Kazamız mübarek olsun. Akın geliyor. Goy goy ve stand-up yapacak. Buyursunlar. Kategoriye gülüyorum, anladın mı? Goy goy ve stand-up. Goy goy ve stand-up. Merhabalar abi. Akın hoş geldin.
Aleykümselam. Hoş bulduk abi. Kendim tanıtayım mı kendimi abi? Tabii. Ben Akın, Ankara'dayım. Katman zone geçmişim var. Genelde bütün kontentleri deniyorum. Hangisi olursa diye. Ama bu da olmayacak gibi. Kendime öyle bir özgüvenim kırıldı. Böyle. Goy. Ha. Ben hazırlanamadım açıkçası abi. Biraz geç şey oldum. Haberim oldu. Adam bulamadılar herhalde. O yüzden beni aldılar da yarışmaya. Önce arkadaki tablo kurgudan dolayı yamuk. Onu bir düzeltmek istiyorum izninizle. Düzeltebilir miyim? Tabii düzelt. Tabloyu mu? Evet, tabloyu düzelteceğim. Tamam. Ah Şükrü, I'm stuck brother abi, Şükrü abi. I'm stuck. Çağrı. Efendim. Ben bunun için gelmedim buraya. Bu yasak mıydı abi? Zayıf noktamı söylemişler abi. Vallahi ben seni o şey falan yalan, ben seni şeyden beri izliyorum, LoL profesyonel arenadan beri izliyorum abi. Bana kimse söylemedi. Abonelerimizin de şuraya yazdım ama onu göstermeyeyim. Bu Gugu'nun bok yemesi olabilir kanka bu arada. Çok fazla yogacı yayıncı takip ediyor. Onun fikri bile olabilir yani. Benim alakam yok. Tamam, Doygay kısmını bitirdik, stand up. Bir elini stand up yapmayacağım ki ben. Nasıl stand up yazıyordu başlıkta? Yok ya, benim öyle sohbet makara, hazırlandığım şakaları da attım zaten. Daha fazla rezil olamam dedim. Ya Akın, buraya kadar geldin. Yapacaksın o şakaları kardeşim. Bak ben neler yaptım abi, ya. Abi yok, başka şeyler yapacağım ama o şakaları yapmayayım. Onlar gerçekten çok kötü. İyice rezil olurum. Ben çok merak ettim ama. Onların kaçışı yok yani. Bir tane göndermem var. Kostüm alacaktım aslında. Kostüme baktım, 600-700 lira diyordu. Ona param yetmediği için kendim bir tane hazırladım. Onu bir yapayım hemen. Biraz da heyecanlandım da. Bir şarkı vereceğim abi, de çok gelirse söyleyeyim bana, tamam mı? Tamam. Ses iyi mi? Buradan bir gönderme yapmak istedim abi. Umarım geri döner. Kostüme para etmedi abi, onu söyleyeyim başta. Yine de bu kadar prodüksiyon seni yormuştur diye düşünüyorum. Yo, yorulmadım aslında. Bir tane de fıkra anlatan bir arkadaş vardı. Ben de ufak bir iki dakikalık fıkra anlatabilir miyim abi? Tabii, çok tabii, uzun anlar. Değil yani. Tamam, hemen anlatayım onu da. Abi şimdi gencin biri büfeye gidiyor. Diyor ki abi, diyor, bana 299 tane ekmek verir misin diyor. Adam da diyor ki 300 tane vereyim, niye 299 tane alıyorsun diyor. Adam da diyor ki, o kadar ekmeği kim yiyecek, orospu çocuğu diyor. Diyor mu orospu çocuğu diye kesin diyor mu, yoksa komikleştirmek abi için onu... mi? Demesin. Heyecanlandım ben biraz da. Motorumuş. Devam et. Abi ben normalde şakalarımı arkadaşlarımı çağırdım. Dedim ki şu perdenin arkasında biriniz dursun dedim. Aha. Şey yapalım dedim. Espri yapacağım dedim. Hani dedi ki çocuk, bir tane espri için ben size niye geleyim dedi. O yüzden o esprileri yapamıyorum ki ben şimdi. Sen arkadaşının yerine geç perde arkasına. Yapayım mı onu? Ama ben de olmam lazım. İkisini aynı anda mı oynayayım? Evet, ikisini aynı anda oyna. Tiyatral yeteneğini de göstermiş ol böylelikle. Ama istiyorsan yap, zorla yaptırmayalım. Yo, ben yaparım. Benim amacım eğlence Şükrü abi ya. O anlaşılıyor ya. Ankara'yla buzuşuruz. Ulan çıkın şuradan.
Ben sizi bir ay boyunca kadın sandım zaten ya. Erkeklermiş. Şükrü abi hiç mi gülmeyeceksin ya? Çok kaliteli şakaydı. Ama kendimi rezil ediyor burada biraz. Yok göstereyim. Abi. Çok kaliteli şakaydı, saygı duydum. Ama gülmediğin için üzüldüm biraz. Bir tane daha var da bunu yapmayacağım. Bunu anlarsınız herhalde. Yap yap. Anladınız işte bu. Ne o? Kade. Evet. Dolu kadeyi ters tut. Evet. Wow. Bu tam olmadı. Emeği. Bunu hatırlamıştım. Ama ben Şükrü abi yardım isterdim biraz gülüşüyle staklanınca. Ben şok oldum kalitesine esprilerin. Çünkü yaratıcı ve doluydu yani. Yakalayamadım galiba ya. Şükrü abi ben şimdi arkadaşlarımın içine gideceğim. Diyeceğim ki nasıldır diyeceğim. Onlar da ne mal çocuktun diyecek. Yani biraz bana yardımcı ol. Gel beraber pozitifliğe bir başlayalım istiyorsan. Şükrü Bey, neden dünyaya pozitif bakmıyorsunuz? Bakıyorum ben, çok pozitif bir insanım aslında. Ama pozitifliği insanlara yansıtırsanız onlar da pozitif olabilirler. Ama ben yansıtamıyorum, beceremiyorum o işi. Herkesin yeteneği var. Mesela senin yeteneğin komik olmak, benim yeteneğim de gülememek. Yok abi, o konuda ben de yeteneksizim. Gitar çalmada da çok yeteneksizim. Şükrü abi biraz güler misin? Dünya pozitif hippiler için. Çağrı gülsün güleceğim. Çağrı gül. Çağrı abi. Hadi Çağrı abi gül. Fıkrayı tekrar anlatayım mı? Yok yok. Aklım şeye gitti ya. Ben aidatı ödedim mi bu ayı düşündüm şu an. Hani... Çünkü benim bu yayından sonra duş almam gerekiyor. Su falan kesildiyse kandil, anladın mı? Ayıp söylemesi, abdestim gitti yani şu yayınla. Onları düşünüyordum ya iç dünyamda. Ama Akın sen komiksin yani. Tarz olarak komiksin. Şekil olarak. Bir de gülmemeye çalışıyorum ya, başka şeyler düşünmeye çalışıyorum. Sandalyenin ayağı. Ben... Çağrı bayağı zorlanıyor şu an ya, ben onu hissettim. Ben Çağrı'nın en zorlandığı yarışmacı falan olabilirsin şu an. Abi herkes aynısını dediniz, bilmiyorum. Kafamda başka şeyler canlandırıyorum ya sen şaka yaparken. Ah, Akın. Akındı değil mi? Evet abi, Akın benim adım. Ben şey düşünüyordum ya, bu Çağrı durmadan yarılır. Güler, kahkahaya basar, ben de gülmem kurtarırım falan diyordum ama. Ben daha çok gülüyorum ya, Çağrı... Çöktü sanki. Neden böyle oldu sence? Başlarda çıksaydım işte o çöp. Banlanma korkusu. Banlanma korkusu beni bu noktaya getirdi Akın. Hadi bize bir şaka yap, güleceğim lan artık. Lütfen. Bir şaka yap lan. Abi. Şu an sana bıraktım kendimi Akın. Tamam. Abi bir odadasın. Seni almışlar, kaçırmışlar. Bomboş bir odaya koymuşlar. Elinde sadece elma var. O elmayı nasıl yersin? Isırarak. Evet abi, şaka buydu. Komik denmedi bana. Süre bitti. Tamam Guga abi, gideceğim ya. Öyle deyince de insan kötü oluyor. Şükrü abi ama güldün. Neden sakladın ki bunu? Süre bitti diye güldüm ya. Bayağıdır tutuyordum biliyor musun? 10 dakikadır nasıl zorla tutuyordum gülmemek için kendimi. Ulan ya. Böyle ot kadeyi ters tuttun ya. Orada var ya, patladı mı amına koyayım ya. Ha, bir daha tutamayacağız gibi, artık dolu değil çünkü. Yeni grup kurarsın, boş kadeyi ters tuttu ya. Yani sen dolu kadeyi ters tuttun ama Şükrü'yle ben bu oyundan sonra neyi tuttuk? Bu da merak konusu yani bizim için. Beni etkilemez Şahri. Ben zaten yayınlarımda gülmemeye devam ediyorum. Sen bundan sonra nasıl güleceksin? Bak düşün. Bu yaşananlar benim kendi yayın akışımda doğaçlama gerçekleşseydi ben altıma sıçardım. Öyle söyleyeyim sana. Neye sıçardım? Anlamsızlığa gülen bir insanım çünkü. Hani kontentim... Tamam, bu sefer değil. Ama bu kontent şaka yargıç diye. Yani şaka diye hazırlanıp bunlarla gelindiği için gülemedim. Ha, hazırlanmış hali bu mu diyorsun? Evet. Yok, ben hazırlanmadım. Bir de şaka yargıcıyız ya şu anda. Yargıç modundayım yani.
Karar verilmiştir yani, ben senin hiç gülmeni şaşırdım yani, hiç gülmemene bu kadar. Ben sen yarılırsın diye bekliyordum. Çünkü ilk başta adam ses kaydıyla girdi, kahkaha patlattın sen. Evet. Niye sonradan kötü bir haber mi aldın oğlum? Başına bir şey mi geldi senin? Yo. Tamam. Teşekkür ediyoruz Akın. Ben Akıncığım teşekkür ederim. Akın'ı bu arada ben tanıyorum. Gülersem hani şey olur. Torpil mi olur? Torpil olur diye gülmemeye çalıştım. Ondan gülmedim. Evet. Ondan gülmedim. Evet evet. Yani, tamam. Yok abi, moralimi bozabilirsiniz. Ben malım son ya. Son iki arkadaşı tanıyorum yani. Diğer arkadaşlardan da tanıdıklarım var ama bu arkadaşlar şimdi ben yani senin güldürmeleri zaten yeterliydi benim için bu iki arkadaşın. Anladım. Ben yarıldım ya. Belli olmadı büyük ihtimal ama bayağı iyiydi. Perdenin arkasındaki Ankara'yla bozuşuruz muhabbetini kız evet. Sessiz anması falan evet, müthiş orada şakalardı. Koptum. Orada koptum. Yalan yok. Güzel şakaydı. Bol bol yap bunlardan. Tamam, hazırlanıp bir daha yayın dışı yaparım abi size. Sürekli bana DM at bunları. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Akın öpüyorum seni, görüşürüz kardeşim. Öpüyorum abi, iyi kontentler. Sağ ol. Kugu kaç yarışmacımız kaldı? Son iki. Hadi bakalım. Evet, Leo geliyor, stand up yapacak. Buyursunlar. Leo? Ya Google almadan sana söyle dedim, bir duş alacağım, tıraş olacağım ama neyse, pardon, kusura bakmayın, çok geç saat aldınız. Buradan da Amorant'ın yayınına gidecektim zaten. Hazırlıksız yakalandım. Selamlar öncelikle. Aleykümselam, hoş geldin. Aleykümselam, hoş geldin. Evet. Bu arada sakalı kestim yani. Harbiden tıraş oluyordum yani. Çok ciddi söylüyorum. Ya, tebrik, bu arada tebrik ediyorum. Yani neden? Bu prodüksiyondan dolayı tebrik ediyorum. Hakikaten sakalını çok teşekkür ederim. Kesmenden dolayı yani. Çok teşekkür ederim. Ama gerçekten tıraş olacaktım bugün. Sizin yayınınıza sakladım. Öyle söyleyebilirim yani. İyi ki öyle yapmışsın. Çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. Evet. Stand-up demişsin. Stand-up değil aslında. Ben sizi falan tanıyorum. Çağrı'yla çok roleplay yaptım. Cyber roleplay'den bu arada yöneticiydim ben. Senin yayınlarını o zamandan beri izliyorum severek. Eyvallah. Çok sağ ol. Kendimden bahsedeyim. 34 yaşındayım. Bir çocuğum var. Evliyim. Belki de bu ilk katmanlığım olabilir senin yayınında. Daha önce hiçbir katmanlık yapmadım. Yani tamamen dolaştırma. Şaka değil, değil mi bu? Şaka değil. Yok, değil mi? Gerçekten evliyim. Çocuğum var. 7 aylık, 8 aylık hatta. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Allah. Ama şimdi, 34? Gerçekten 34 yaşındayım. Yazılımcıyım. Zaten Çağrı da beni tanıyor. Konuşmalara bakarsa belki hatırlar. Pembe Pati'den dolayı beni tanıman lazım. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Evet. Senin bütün girdiğin roleplay sunucularında oynadım. Birçoğunda da yöneticiydim zaten. Yani çok zevkli bir ekip olduğunu bildiğim için katıldım. Yani normalde benim işte şununla bununla işim yok zaten. Kendi halimde bir insanım. Eyvallah. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında sana DM attım daha önce bu konularla alakalı. Yani ben seni tanıdıktan sonra hayatımda bazı şeyler değişti. Sıkıntı yaşadığım şeyler oluştu. Hayatta sıkıntı yaşamayan bir insandım. Onlardan nasıl bahsetmek yani? Anlatayım. Şimdi ben bekarken evde senin yayınlarını izliyordum. Annem sürekli kızıyordu. Ya bu adam izleme, küfür ediyor falan diye. Bir gün işte annemi tutturdum bilgisayar. Anne dedim, bu adam çok güzel aslında dedim. Bir izle dedim yayınını falan. Böyle mouse'un ucuyla işte önce Mete'yi gösterdim. Sonra işte seni gösterdim. Bu Çağrı falan dedim. Bak dedim, bu dedim Batuhan MNT dedim. Annem dedi ki, bu kıllı olan mı dedi. Annem yani aslında zaten Batuhan MNT'nin kıllı olduğunu bana o zaman anlatmıştı. Ben o günden beri kıllı diyorum. Yani senin esprilerini dinlememe gerek yoktu. Sonra şöyle bir olay oldu. Ben senin yayınını sürekli sessiz izliyorum. Televizyonda falan, salonda izliyorum abi. Bir gün senin yayınını izliyorum. Abi at yarıştırıyorsun. Ondan sonra lan dedim, ne oluyor? At kişniyor. Komşu kapıyı çaldı. Çıktım kapıya, buyurun efendim dedim. Dedi ki, buyurun dedi, bu şekerleri size getirdim. Evde at koşturuyorsun, sanırım at besliyorsunuz dedi. Şok oldum. Ondan sonra... Zararlı değil. Böyle... Hayır, şeker, atlar şeker yer ya. Zararlı ama. Hayır, yedirtiyorlar yani. Bana o şekilde getirdi.
Sonra bir gün Çağrı'nın yayınını son ses açtım. Evde işim falan yok. Bu arada gene gönderdim eşimi. Abi Çağrı'nın yayınını falan izliyorum. Çağrı ov bağırıyor abi. Dedim ne oluyor amına koyayım. Ondan sonra aşağıda birileri bağırıyor falan. Getirin o kurdu onun amına koyacağım diye. Bizim yönetici çakal girdi zannetmiş bahçeye. Ormanlık bir yerde oturuyorum. Yemin ediyorum var ya. Bütün apartman seni arıyorlar. Dedim kusura bakmayın. Hayır, işin garip yanı ne biliyor musun? Sonra ev sahibi beni aradı. Dedi ki seni dedi şikayet etmişler dedi. Dedim neden şikayet etmişler? Ya dedi çok ses çıkartıyor musun ama dedi. Ben dedi hallettim dedi. Dedim nasıl hallettin dedim. Ya onlar yeni evli. Karışma onlara falan dedim diyor. Utanayım mı sevineyim mi ona da anlamadım onu da okuyayım. Adam cinselliğe vurdu direkt. Hani ses çıkarırlar falan gece falan kusura bakma falan hesabı yaptı. Sonra şöyle söyleyeyim. Toparlayalım. Toparlayacağım yok. Evet şaka yapıyorum. Çağrı. Şaka mı yaptın sen? Nasıl özlemişim amına koyayım. Dinliyorum ben bu arada. Tamam bir saniye ben bir sıkıntı yaşıyorum da şu an. Ya hiç önemli. Şimdi ben senin yayınını izliyordum bir gün. Kameraya 3 tane 6 tane kız almışsın. Bir tane de çocuk almışsın. İçiyor paso. İzliyorum falan dev televizyonda. Adam alkole vurmuş. Ben ona odaklanmışım. Eşim salondan içeri girdi. Beden içeri girdi. Ulti attı içeri. Elinde süpürge. Dedi sen ne yapıyorsun lan dedi burada. Dedim ne yapayım Çağrı izliyorum. Dedi ne Çağrı izliyorsun dedi. 18 kişi dedi kamera açmış dedi onu izliyorsun. Kızlar çok yakın. Bende de yan ekran var. Vücut olduğu gibi belli oluyor. Eşim 18 kişi kamera açtığını düşünmüş. O günden beri trip yiyorum. Hala aram düzelmedi. Onu da söyleyeyim yani sana. Ya böyle yayınlar açma abi. Açan zaman da benim işte olduğum zamanlar aç. Ya ben rahat rahat izleyeyim yani. Çünkü kızıyor. Gerçekten trip yiyorum eşimden. Kendimle alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben 33 yaşında olduğum için internette tanıştığım senelerde hiçbir şey yoktu. Ayça 23 vardı sadece. Ayça 23'ün resmini aldım. Bir gün MSN'i kullandım. Gerçekten bu arada CC Ayça 23 yazdım. Ya dedim bu hani insanların üzerinde etki yaratıyor mu? Arkadaşımı ekledim, konuşmaya başladım. 1,5 hafta sonra bir baktım abi. Arkadaşıma aşık olmuşum yanlışlıkla. Çocuk hayatımda söylemediği kelimeleri bana söyledi. Aramızda böyle bir münasaba geçti. Çocuğa aşık olmuşum. Sonrasında ergenlik dönemlerimde 14-15 yaşında internette tanıştım daha hızlı bir şekilde. Bizim bir internetten IRC'den bir kızla konuştum. Tabii kamera açmak falan yasak o aralar. Kimseye kamera açamıyorsunuz. Kameranızda hiçbir şeyiniz yok. Ondan sonra abi kız bana dedi ki ben dedi bardak gibi hatunum falan dedi. Öyle deyince ben düştüm. Tabii bende o zaman abin 18 var telefon kızda da iPhone 2 var. Kız bana iPhone 2'den resim yolladı. Abin 18'de açmaya çalışıyorum. Tabii karizma çizilmesin diye. Resme iki kere tıkladım. Dedim ki çok güzel hatunmuşsun. Bununla buluşma kararında bulunduk. Fatih'te buluştuk. Bu kız o zamanlar çift katlı otobüsler vardı. Çift katlı otobüslerle bindi. Yanıma kadar geldi. Otobüsü bekliyorum. Kız bardak gibi hatun deyince bir aşağı indi. Sürahi gibi hatun çıktı. Arkadan da muavin ittiriyor. Çift kişilik akbil bastığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. Arkadan aşağıya bindi. Lan dedim ne oluyor? Muhabim bağırıyor. Geliyor dedi. Yük gibi aşağı indi. Kıza bir sarıldım. İki tane portakalın arasına benim kafayı bir sıkıştırıp bıcık yaptı. Sonra ben bir baktım böyle avon kokuyor kız. Leş gibi avon kokuyor. Sonrasında bu ne anasını satayım dedim. Hayır işin cringe olayı şurada. Taksiye bindim. Taksici işte arabayı soruyor falan böyle yavaş yavaş. Ya bizi sevgili düşün ama ben o zaman 55 kiloyum. Kız 155 kilo. Tiple dalga geçmiyorum kesinlikle. Ben de şu anda çok kiloluyum. Ama yani bana bardak gibi hatun deyince öyle deyince ben biraz üst seviye düşündüm. Taksiyle gidiyoruz abi kız bana yanaşmaya çalışıyor. Taksinin sol tarafı havaya kalktı. Böyle Jim Carrey gibi gidiyoruz böyle. Taksici arkaya döndü şu soruyu sordu. Ya siz dedi sevgili misiniz dedi. Ben tam hayır diyeceğim orada jeton koptu. Dedi ki biz sevgili dediğiniz zaman en yakın zamanda alınmamız falan yaptı böyle. Bir de balık ağzıyla konuştu. O zaman ilk defa sesini duymuştum kızın. Cringe oldum. O saatten beri de internetteki insanlara güvenmiyorum. Daha sonrasında zaten evlendim. İşte sizin yayınlarınızı da izlemeye başladım. Benim kontentim bu kadardı. Sadece seninle alakalı bazı şeyleri anlatmak istiyordum. Onları da anlatmış oldum. Çok teşekkür ediyorum. Pardon. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ağzına sağlık. Katıldığın için çok sağ ol.
Sıkmak bitti istemedim mi? Yani. Yok. Süre bitti mi? Konuşabiliriz, sıkıntı yok ama ya dediğim gibi elimin süre kontentim bu kadar. Yok, bitti deyince süre ben... Süre bitti mi? Son bir dakika. Ha, son bir dakika. Tamam. Mesela tamam, ben bir şey anlatabilirim bununla alakalı. Ben bir gün eve hırsız girdi. Hırsız annemin çantasını çaldı. Bütün mahalle annemin çantası arıyor. Ben dişlerini arıyorum. Annemin dişlerini çalmış. Mesela böyle bir anım oldu. Bu da çok komik anıydı ama siz gülmediniz. Sıkıntı yok. Evet. Güzel anı ya. Kendinizi katıyorsunuz. Ben diş anılarını severim. Buldunuz mu? Gerçekten bulamadık. Sağ ol. Gitti protez dişler. Yok, gerçekten seninle alakalı değil. Yani kontentimi yazmıştım. Kavunduk. Ben seni şahsen tanımıyorum. Ben seni evet şahsen tanımıyorum. Hani yani, yayınlara katıldığını biliyorum. Yok, yayınlara girdiğini biliyorum ama senin gerçekten böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Bu yayında öğrendim, kontentimi yazdığım için son bir şeyle konuşmak istedim. Yok yok, ben okey, hoşuma gitti benim. Teşekkür ederim. Başka var mı? Daha sonra var çünkü ben duymak istiyorum, daha dinlemek istiyorum. Yani ben buraya dediğim gibi ya, ben Katman'ın projesinin olduğu gibi seviyorum. Çağrı'yı falan da uzun zamandır izliyorum. Çok sağ ol. Tek izlediğim yayıncılar arasında diyebilirim, işlerinde falan. Kovulursam ya da boşanırsam ilk yanına geleceğim, hiç merak etme. Bekliyorum. Süre bitti. Eyvallah. Leo, katıldığın için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar tekrar. Çok teşekkürler. Eyvallah, gerçekten. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Çağrı, sen bir ara patladın. Neydi o abi? Orada sana odaklandı herhalde. Sen ben sağa sola bir yerde sana güldüm. Senin ben de patlayacaktım bu arada senin yüzünden. Sen patladığın anda bana da geldi. Bir de chatten Ayça 53 şakası yapıldı. Ona güldüm bir de. Bir de arkadaşın hani anlatma stiline güldüm. Ben de bu tarz anlatma stillerine gülüyorum bu arada. Çaktırma zor tuttum yani. Çünkü hikayeyi takip edemiyorsun. Çok saçma. Aynen, hiçbir şey. Ve heyecanla anlatmaya devam ediyor. Belli bir noktada patlıyorsun geliyor yani. Ben bir de neye güldüm komik biliyor musun Şükrü az önce? Ben güldüm ya. Hmm. Arkadaş da bir şaşırdı, tamam mı? Durdu bir an böyle. Bak o da bir... Ne oldu dedi. Bir tık da ona güldüm. İçimde biraz beklettim sonra onu. Ama bir şey diyeyim mi? Çok korkunç bir program. Çünkü insanlar orada şöyle bekliyor değil mi? Adam şeyle falan bekliyor. Hani şovuna başlayacak. Ve karşılarında gülmeyen iki insan var. Ve sabahtan beri şey diyoruz gelenlere. Bir daha şaka yapma modunda. Harbiden yargıç gibi oldu. Aynen. Son yarışmacı. Evet, son. Baskı hakkayı amına koyayım, gelsin ya. Arda Mik geliyor. Son mu? 1:30. Evet. Oh be, hadi bakalım. Arda Mik sohbet muhabbet, buyursunlar. Arda? Açıyorum. Arda, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk olarak kavun yapacağın elemenin amını sikeyim. Kusura bakmayın ama gerçekten. Yani burada 17 kişi yarıştık. Yarıştığımız kişilerden ben şöyle düşünüyordum. Benden önceki 15 kişi şaka yapacak. Ben o şakalardan derleyeceğim. Derledikten sonra size şaka yapacağım diyordum. Ama yani 15 kişi bir tane bile şaka yapmadı. Duymadım yani hiç. O yüzden yaptığım şakalar, yani düşündüğüm şakalar aklımda çok fazla kaldı. Bu yüzden hangisini yapacağımı karar veremedim. Ben de otomatik olarak, direkt olarak yani sizinle doğaçlama bir şekilde sohbet etmek istedim. Ama şaka yargıçlığı yapıyorsun. Şaka yargıçları burada biziz. Sen diğer katılımcıların evet, şakalarını ya, yargılayamaz. Sen yapacaksın, biz yargılayacağız şimdi. Hadi bakalım. Evet, ama ben yani şu an olduğum durumda mağdur olduğumu size söylemek istedim. Şükrü abi, bu arada Dragon Fall git alttan TFT oynadığını biliyorum. Yok, ellerim burada. Ben buraya sohbet etmek için geldim. Doğaçlama bir şekilde geldim ama ben sohbet edeceğim konuları yayından önce şey yapmıştım. Düşünmüştüm hangi konulardan sohbet edebilirim diye. Şununla başlayayım. Ben dünkü yayın, Çağrı abinin yayınını izliyordum. Ve bugünkü elime de böyle bir yarraklık çıkacağını ben orada hissetmiştim. Çünkü kavun böyle osuruk şakası falan yaptı. Baktım elemenin başında da kavun vardı. Lan kavuna ne diss atıyorsun oğlum 2 saattir. Daha adam ne yapsın bu kadar adamı toplamış.
Yani hani elemelerde neye güldü de bu kadar insanı buraya topladı? Ya bu adam ne yapsın? Şarkısını yaptı kontentin. Elemesini yaptı. Ya ne yapsın bu adam? Ben zaten kabuğunu artık katliamda görmek istiyorum. Cidden şaka bokunu yapıyor bu adam. Şey şarkı bokunu yapıyor bu adam. Ben bir ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Kardeşim kontent... Evet, Allah rızası için. Eyvallah. Kontente katılım zaten azdı. 45 kişi katıldı. Katılan 45 kişi içerisinde de en iyi 15 kişiyi seçmek istedim. Sebebi de şuydu. Bu kontenti yapacaktık. Çünkü buna bir prestij gözüyle bakıyorduk. Ha tabi olabilir canlı yayın. İşte katılan insanlar yeterli verim alamıyor olabilir bilmem ne. Bu tarz bir drama kovalamana gerek yok. Seni eğer buraya, aldıysak bence burada insanlara önce bir saygılı olman gerekiyor. Bunu da öncelikle sana söylemem gerek. Seni tanımıyorum etmiyorum. Direkt girerken işte kavun hani benimle eğlenirse göte şaplak olmak zorunda değilsin. Şu an sinirliyim. Kalbini de kırmak istemiyorum. Tamam, yalnız tamam. Şunun da bilincinde ol dostum. Bak şunun da bilincinde ol. Burada insanlar eğlensin diye bir şeyler yapmaya uğraştık. Ben 4 gün boyunca 2 gün jürilik yaptım. Son gün şarkı yetiştirmeye çalıştım. Bunları konuşmuyorum. Ama benim üzerime burada Twitch chat'ten bir fokus atamazsın. Bunun da bilincinde ol. Reis ben sana bir şey demiyorum. Hadi eyvallah. Kardeşim hadi eyvallah. Hadi bak dalgana. Tamam dur sakin olun sakin olun. Ben şimdi burada... Arda ben senin taktiği anladım. Taktik şu tamam mı? Evet. Şimdi genellikle böyle durumlarda şu yapılır. Bir kişiyi fokuslayarak komedi denemesi yaptın sen doğru mu? Aslında kavun üzerinden şaka yapmaya çalıştın. Ben bu yayına başlamadan önce kavuna hiçbir şey demek benim aklımda yoktu. Yok. Ama buraya gelen arkadaşlar hani hiçbiri sizi güldüremedi diye ben böyle bir şey söylemek istedim. Burada drama falan kovalamıyorum aslında. Kimseye bir şey de kimseye bir şey de demedim ben. Yani kötü bir şey asla söylemek istemedim. Kavunu ben seviyorum gerçekten. Yani bu katman ekibindeki herkesi çok seviyorum. Burada asla drama falan kovalamadım. Hayır, böyle senin... bir şey söyledim. Yok yok şöyle. Sen ciddi olarak söylemedin. Şaka yapabilmek için üzerinden söyledin. Doğru mu? Evet, evet. Aslında benim zaten aklımda böyle bir şey yapmak yoktu. Yayına çıkınca bir an böyle bir şey söylemek istedim. Yani şakaydı bu aslında. Ben aslında Twitch üzerinden konuşacaktım. İşte Twitch'e başlamam üzerinden, işte Twitch'te izlenememem üzerinden konuşacaktım ama kırdıysam özür diliyorum gerçekten. Hiç öyle bir şey yapmak yok, şimdi istemedim. Şöyle seni daha tanımadan direkt sen öyle fokus atınca senin gerçek düşüncelerin olduğunu zannettik. Biz de dahil. Kavun da öyle zannetti. Dolayısıyla o geçmedi tam olarak. Hayır benim aslında amacım şuydu. Seni biz değerlendirmeyelim. Seni biz oylamayalım. Kavun mu değerlendirsin? Estağfurullah ya. Ben kavunun çıkışına çok güldüm abi. Burada biz insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Emek harcadık. Girişim hadi eyvallah. Uf. Korktum ya. Ama gerçekten öyle bir amacım yoktu benim. Arda ya. Var mı? Çok spesifik bir şakan var mı Arda? Var. Yap. Ben ama öncelikle kendimi bir affettirebilir miyim? Evet. Ben affettirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Biz sabahtan beri gelenleri gömdüğümüz için sen de otomatikman onu gömdün. Ama kavunun adını vererek gömdüğün için sanki kavun yanlış bir şey yapmış gibi. Ama senin asıl amacın orada gelenler komik değil diye bağlamak. Hayır, gelenler komik değildi değil de. Ya ben seni kurtarıyorum işte tamam da geç ya. Ya bir dakika ben kendimi kurtaracağım şimdi. Tabii. Kontentin adı şaka yargıçları evet. Ama kimse şaka yapamadı. Ve yani Çağrı abi falan şu an çok gergin. Yok gergin değilim. Hiç gergin değilim. Çağrı sabahtan beri programın RP'sini yapıyor bu arada. Gülmeme RP'si. Aynen öyle. Şaka olmadığı için ben buraya gelip bir anda böyle bir şaka yapmak istedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bu programa ne nasıl hazırlandın? Ya ben hazırlanmadım. Ben direkt i̇şte hazırlanmadığın için. Bak sen hazırlanmadığın için. Dediğim için yaptım. Bunu yapıp kavun araya girmeseydi direkt Twitch konusuna geçecektim ben. Olayım oydu. Tamam ya. Yani Twitch üzerinden kimle konuşacaktım? Tamam Twitch üzerinden konuş. Evet. Ben Twitch'e girdim. Benim kameram yok hala yok. Discord'da bir tane arkadaş bana bir uygulama önerdi. O telefonun kamerasını bilgisayara bağladığım için yayın yapıyorum. Anladım. Ben
dedim ki hani izlenmiyorum, 10-15 izleniyorum falan böyle. Aile olduk, anamıza sövdüler falan. Ondan sonra dedim herhalde bu izlenmememizin sebebi kamera olmadığından. Ondan sonra bu arkadaş onu söyledikten sonra kamerayı açtım. Kamerayı açtıktan sonra Şükrü abi böyle izleme beni. Kamerayı açtıktan sonra... Ben program sonra... bitti diye şey yaptım ya. Değerlendirmeyeceğiz dedi. Okey. Son bir dakika. Tamam. Ben o izlenmediğim sebebiyle dedim ki herhalde sorun bende. Dedim ki Twitch'e en alt mertebeden başlayayım. Hani Twitch'in dışlanmış olayım dedim. Kemal abilerin arasında Eray'a dedikleri şey de işte Twitch'in göt deliği muhabbeti. Ben de dedim herhalde öyle olurum. Onu da olamadım. Eray abi kapmış onu çoktan. Bu kadar. Teşekkürler abi. Teşekkürler. Bir sıkıntı yok. Sen ilk etapta Kardo anlaşılamadığın için öyle bir tepki verdiğini diye düşünüyorum Kavun. Şimdi sen ilk etapta biraz böyle kendini anlatıp ona geçseydin ben yakaladım orada, hani anladın mı? Hani çünkü mizat da şeydir ya, bir kişiyi konu alırsın onun üzerine malzeme yaparsın ya onu. Sen onu yapacaksın aslında, doğru mu? Yapacaktın. Yani yapacak. Orada anlaşılamamazlık oldu. Sen de kusura bakma o zaman. Ben anladım. Tabii. Ama şimdi bu kadar insan belki anlayamayan olmuştur. Kavun da mesela ofansif oldu birazcık ister istemez. O da ciddiye algıladı. Yoksa evet. Hepimiz hani şeyiz. Veya öncesini kardeşim, söyleseydin keşke. Mesela Kavun'un gelmesine de güldüm ben. Kanka bak ben şuna sinirlendim. Dostum sen burada sonuçta çıktığın bir programdasın. Her ne kadar böyle bir güldürü yöntemi seçiyorsan da çıktığın programa bence saygısızlık etmemen gerekiyor. Yok amına koyayım böyle kontentin, yok bilmem. Tamam kontent olmamış olabilir, kötü olmuş olabilir. Bunlar normal şeyler. Her yayında olmasa da, her kontentte olmasa da. Kanka çok sinirliyim şu an. Gerçekten çok sinirliyim ya. Amına koyayım bana gelmiş fokus atıyor. Oğlum bana niye fokus atıyorsun amına koyayım? Ne yapayım? Hadi eyvallah. Sakin ol hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Oğlum bak mevzu şu. Ben seni buraya seçtim. Bana niye gömüyorsun amına koyayım? Yani seçtiğin adamı niye sikiyorsun burada kontentte? Ben buna sinirlendim ya. Oğlum zaten amına koyayım kontentte her şey oldu. Hani bayleme riskimiz Çağrı. Oldu. Problemimiz oldu. Sıkıntılarımız oldu. Bir de dramamız eksikti amına koyayım. Bir de geldin drama yarattın ya. Hadi eyvallah ya. Çağrı bir şey soracağım. Evet. Kavunda niye kutu kola diye tag var Discord'da? Şarkı söyleyenlere kutu kola permi veriliyor. Öyle mi? Evet. Okey. Ben kontente asla amına koyayım demedim. Yapacağı ya. Elemeni dedim. Abi yan demedin. Sen hiçbir şey demedin. Bunlar yaşanmadı. Bunların hiçbiri yaşanmadı. Ben biliyorum bu filmin sonu. Bunların hepsi bir rüyaydı Çağrı. Bence de. Bunların hepsi bir rüyaydı. Ben çok memnun oldum hepinizi tanıdığıma. Ben de çok hayatımın memnun hiçbir... oldum. Hiçbir... Hayatımın hiçbir yerinde böyle insanlarla tanışabileceğimi zannetmiyorum. Bu program sayesinde tanıştım. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Emek harcayan, hazırlanan, şaka yapmaya çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Çağrı. Arda'cığım. Arda teşekkür ederiz. Teşekkürler Arda. Ederim. Kendine çok iyi bak. Yanlış öyle. Anlaşılma kalmadı değil mi? Yani sen de kusura bakma. Ben zaten alınmadım. Ben seni anladım. Seni anladım ben. Senin yöntemi anladım. Ama o demek ki geçmedi. Kavun anlayamadı. Yani. Hadi eyvallah. O geçmedi demek ki. Sıkıntı yok. Yani problem yok. Eyvallah. Geldiğin için çok sağ ol. Eline ağzına sağlık. Sağlık. Görüşürüz. Buradan eyvallah. Selam söylüyorum herkese. Aleykümselam. Hadi eyvallah. Çağrı iyi bir şey geldi aklıma. Ha. Bu programdan sonra A desen insanlar gülebilir bu arada. Yani şaka beklentisi o kadar düştü ki en kötü şakanı bile çok kral ve kaliteli bir şaka gibi yapabilirsin artık. Evet kanka ama işte bu programdan sonra artık ben şaka yapar mıyımı da emin olamıyorum. Hani bence toplarsın kendini. Şaka sektöründe ilerlemeye devam eder miyim yoksa Tryhard Valorant yayıncısı mı olsam mı? Düşündüğümde dakikalar yani aslında. Ya o senin tercihin ama ben gerçekten şakaların değerlerini anladım. Bir daha senin asla hiçbir şakanı kaçırmayacağım. Ama özel bir şey olarak söyleyeceğim. İşin, takip edeceğim yani. İşin şakası bir tarafa. Tamam content şöyle böyle ama bir cumartesi gecesi için tamam mı? Biz böyle toplandık. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede hem yeni insanlar tanıdık hem de bence
Anlamsızlığa verdiğimiz tepkiler komikti bence. Bu content bir daha olur mu? Emin değiliz tabii ki ya, bilmiyoruz. Hani Çağrı, çok mesaj geldi bana, ikincisi olacak mı? Kaçırdık, haberimiz yoktu gibisinden. Evet ama bak, bu zaten, ben bu content'i Şükrü ben biliyorum olacakları bildiğim için hafta başından falan paylaşmaya başlamadım. Yükseltmedim kimseye, anladın mı? Hani zaten bir saat önce haber verdin oğlum bana. Sana da bir saat önce haber verdim. Sen desen ki ben TFT oynayacağım desen content olmazdı yani bu akşam. 9.30'da yayına gireceğiz. Müsait misin dedi yani. Ben de dedim ki her zaman. Her zaman dedim. Ama açıkça itiraf etmeliyim ki Çağrı, Katman Days'ten daha çok eğlendim. Harbi mi diyorsun? Valla benim için daha eğlenceliydi. Çünkü Katman Days'te bir RP içine girmem gerekiyordu. Gerçekten sevgili arıyormuş gibi. Ama burada RP'ye girmedim. Kendim olabildim. Çünkü gülünecek bir bok yoktu yani. Sana da nasıl Oz oldu dediler Ramazan'a da. Love dese sanki bir şey olacak amına koyayım. Bir de love diyenleri de gördük bu arada. Yani love çıkanları da gördük. Neredeler? Yüzük takıyorlar. Ha, takıyorlar. Emin bir ol. Şey söyleyeceğim. Harbiden bir şey soracağım sana Şükrü. Gerçekten pişman mısın? Hayır canım. Yani... ben zaten her zaman... Bak çok ciddi konuşacağım şu an. Sıfır şaka. Tamam. Twitch'te ben content yapılabileceğine inanmayanlardan. Yani belli başlı yayıncılar var ve bu yayıncılar arasında Twitch dönüyor. Onlar koltuğu boş bıraksa bile izleniyor. Sen 500 izlendiğin zamandan biliyorum ya seni. Content deneye deneye yapa yapa bir şekilde bir yerlere geldin ve hissettirdin ya. Ben senin her contentine... zaten biliyorsun Twitch'te başka bir yere katılmıyorum. Pek her kontentine gelirim, eğlenirim de sana da destek olurum. Sen de gerçekten adam gibi adamsın. Şükrü'ye gerçekten onu dedim. Gelirim dedi yani, direkt hiç nasıl olacak, kim katılacak, o mu var, şu mu var, ne olur. Gerçekten Laps'e geldi. Şükrü'yü de bizim, hani benim kanalım da seni ayrı sever ama Şükrü, onu da söyleyeyim yani. Kalp. Tabii canım, sağ olsunlar. Hani o açıdan da gönüller birdir yani, onu da söyleyeyim. Yine de ben keyif aldım. Gülmememizden keyif aldım. Ben normal hayatımdan daha fazla güldüm, onu söyleyeyim. Yani bir gün içerisinde evet, iki kere falan güldüm ben burada. Normalde gülmüyorum. Bir keyif de şöyle, iyi. İnsanların chat'in şaşkınlığına da güldüm ben. Yani bizim gülmememize artı chat'teki olayları görüp tepki veren insanlara da çok güldüm. O açıdan iyiydi yani. Evet arkadaşlar, Gugucuğum sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Renk kattın en azından sunuculuğunla. Kavuna da çok teşekkür ediyorum. Ben şarkıyı çok beğendim tekrardan bu arada. Bu kontentlere yaptığınız şarkılar efsane. Kimle yaptıysam ona da tebriklerimi ileteyim. Kavun Patrick ikilisinin altyapısıyla uğraştığı bir şarkıydı. Zaten bu hani... Bir daha vermen yok mu? Bir daha kapatacağım şimdi. Kapatırken vereceğim zaten. Okey. Arkadaşlar, izleyip destekleyen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi illaki sağda solda kötü yorumlar gelmiştir veya gelecektir. Veya Instagram DM kutum. Ya işte bak bunu yapıyorsun ama böyle yapmalarla doludur. Eyvallah. Her birini dikkatle okuyorum. Veya işte dikkate almaya çalışıyorum diyeyim. Ama unutmamamız gereken tek bir şey var. Burada bir nebze de olsa yüzlerimizin gülmesi maksadıyla açılan yayınlar bunlar. Belki hiçbir şey öğrenmeyeceğiz beklentisiyle yaptığım yayınlar. Belki de çok şey katıyor bize. Farkında bile değiliz. Ama birazcık daha chill ve rahat da takıldığım ve Twitch'te de bu misyonu benimsediğimi beni takip edenler biliyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki acısıyla tatlısıyla güzel bir gece olmuştur. Teşekkür ediyorum Şükrü tekrardan sana geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Katman ekibine ekstra teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldukları için. Ve değerli arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Yavaştan görüşmek üzere. Kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Ve hoşça kalın.
Yıllarca beni o zaman anladılar. Kocaman bir yol için katmanım bitcoin gibi yükselir giderek hep. Üstümde bir leke rap. Şahsın ukulelalar. Kavun burada merhaba. Nasıl bir parodi ki bu dedim üç evet de hayır. Garip lan naifken ayıplar bizi bak sönüp sayıp. Kafamın yeri gibi benim geleceğim de kıyıp. Okudum yıllarca bu boku torunum yok ulan. Yüzümde biricik var belli bir şaka var. Gülmesen de yaşar enerji çok koyar. Sayfamız kazanır lan onlar hep azalır bak. Kaynar rap kazanımda isteyip yazarım ha. İsteyip yazarım ha. İsteyip yazarım ha. Hedefi 12'den vur ne para ne pul lan. Fikirler meşru, kafam hep meşgul. Şakamı yapıyorum ha siktir lan oradan. Garip bir fondan öğretirim yorda. Peşimde benimle şans ederim ölümle dans. Kazandım deneyim bak hepsinin nedeni var. Peşimde benimle şans ederim ölümle dans. Kazandım deneyim bak hepsinin nedeni var. İçimde bir sancı var benim şaka dolu. Takmanda kafamı melodilerim yapar aga. Kalamaz başarmam gerek hayaller hep havada. Çağrı bana dedi ki bir şarkı yapıp yayınla. Ben de ona dedim ki yerim hep yanım unutma. Katman. Maestro. Hey hey yerim hep yanım.